Efendim iyi akşamlar. Gece görüşüne hoş geldiniz. Girdik bu arada hocam, girdik. Biz de bu arada kendi aramızda sohbet ediyoruz, kusura bakmayın. İyi akşamlar CNN Türk yayınına, gece görüşüne hoş geldiniz. Bu akşam programımız iki bölümden oluşacak. Tabii ki ilk bölümde salgını, rakamları, son durumu, aşıyı, olasılıkları konuşacağız. İkinci bölümde de siyaseti, iç siyaseti ve dış politikayı konuşacağız. İlk bölümün konuklarıyla başlıyorum hemen. Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi. Profesör Doktor Kemalettin Aydın, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi. Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara temsilcisi. Doktor Ali Haydar Fırat, iletişim bilimci bizimle birlikte. Bu bölümde özellikle hem Melik hem Ali Haydar bana tabii ki sorularıyla katkıda bulunacaklar. Hocalara çünkü soracağımız çok konu var. Bugünün biliyorsunuz sayıları, rakamları açıklandı, hasta tablosu açıklandı. Şimdi 30.424 vaka sayısı, hasta sayısı 5.918, vefat sayısı 220. Ki Allah'tan rahmet diliyoruz hepsine. İyileşen hasta sayısı da 5.232. Ama bugün dün Sağlık Bakanı'nın duyurduğu rakam ilk kez açıklandı. Toplam vaka sayısı 1.748.567. Hemen isterseniz başlayalım. Bu ne demek, değil mi? Afşin Hoca, sizinle başlayalım. Bilim kurulu vardı. Dün Bakan Bey açıklama yaptı ve bu rakamın duyurulacağını söyledi. Şimdi böyle biz tabii duymayıp uzun bir aradan sonra böyle bir şey ilk kez duyunca 1.748.567 ne demek? Çok mu korkunç bir rakam mı? Evet, önemli bir rakam. Şu anda dünyada bu hastalık nedeniyle enfekte olan kişilerin sayısı 70 milyona yaklaştı. Ne yazık ki dünya çapında 1,5 milyondan fazla insan bu hastalık dolayısıyla yaşamını kaybetti. Ülkemizde de şu ana kadar enfekte olan kişi sayısı sizin de buyurduğunuz gibi 1.750.000. Bunların içerisinde şu anda ağır hasta sayılarımız yüksek biçimde devam ediyor. Aynı zamanda hasta sayılarımız her ne kadar küçük düşüşler olsa da hala yüksek. Bunların yanı sıra vefat sayısında ne yazık ki her gün yeni bir rekor kırıyoruz. Bugün itibariyle ne yazık ki son 24 saatte 220 insanımız bu hastalık dolayısıyla yaşamını kaybetti. Aslında bu hastalığın küçümsenmeyecek, dikkat edilmesi gereken bir hastalık olduğunu tüm bu sayısal veriler gözler önüne seriyor efendim. Sayın Bakan da söyledi. Beş bir Kemalettin Hoca'dan da alalım mı aynı değerlendirmeyi? Evet. Siz nasıl buluyorsunuz? Ben bu... Kemalettin Hoca'ya bu paralelde bir şey sorayım. Yani aynı tabii, bununla ilişkin. Tabii tabii, rakam değerlendirmeliyiz. Şimdi Kemalettin Hoca'mı hani dikkatli izleyenlerden biriyim. Daha önce hoca Kemalettin Hoca dedi ki dip dalga. Şimdi dip dalga oldu. Sonra dediniz ki tsunami. Tsunami. Şimdi yeniden tedbirle uymazsa bizi kıyamet mi bekliyor hocam? Yani ne olacak? Çünkü şimdi, artıyor. Yani günde ortalama 30 bin, bir aya vurduğumuzda yaklaşık 1 milyon demek bu. Vahim mi tablo? Şimdi ben Haziran ayında her şey iyiyken, 700'lerde, 900'lerdeyken Türkiye'de derin bir dip dalganın yüzeye yansıyacağı zaman tehlikeli olacağını, Türkiye'de de özellikle yaz dönemi kurallara uyumsuzluğu görünce, sonra Temmuz'da iyice uymadıklarını görünce Ekim-Kasım'da tsunami olma ihtimali çok yüksek. O arada bize sıklıkla ikinci dalga olur mu diye soruluyordu. Ben ikinci dalga değil Ekim-Kasım'da tsunami bekliyorum tanımı kullanıyordum. Şimdi dediğiniz gibi bu süreci iyi yönetmezsek şu dönemi önümüzde kasırga ya da tayfun mu olacak? Yoksa süreci iyi yönetip gemiyi sakin bir limana çekebilecek miyiz? Bugünkü meselemiz aslında bu. Toplum da bu pencereden bakması gerekli olduğunu düşünüyorum. Ben Hande Hanım'ın sorduğu rakamları bugüne kadar hiç böyle günlük rakamlar olarak yorumlamadım. Çünkü benim bildiğim devletin verdiği rakamlar da başka bir pencereden okuduğunda, örneğin Sağlık Bakanı Haziran başında Türkiye'de 150 bin TÜİK aracılığıyla yapılan çalışmada 1000 kişinin 2.6'sı PCR pozitif dedi. Herhangi bir şikayeti olmayan toplumu taradığınızda. O zaman bu ne demekti aslında Haziran'ın başında? Bu derin dip dalgası, tsunami dememin nedeni. Çünkü o dediği an Türkiye'de nüfusa uyarlarsan 215 bin kişi pozitif geziyordu. Ama biz akşama 20 bin test yapıyorduk. 980 pozitif diyorduk. Herkes de ona bakıyordu. Yani az takip eden bugün 980 vaka var zannediyordu. Az biraz matematik bilen, bizim gibi de akademik böyle yorum yapan
toplam vakadan ölüyü ve iyileşenleri çıkıyordu. 15 bin aktif vaka, 30 bin aktif vaka diyordu. Bu bizim baktığımız havuzundu aslında ama genel havuza bu 200 bindi. PCR pozitifliğini, mikrobiyolojik veri anlamında da %50-60 pozitif buluyoruz olduğu halde dersek o zaman bunun iki katı demek lazım 400 bin. O nedenle de 1 milyon 750 bin rakamı bana bugün çok gelmedi. Yani o günkü hesaplarla R kat sayısı dediğimiz 10-14 günde her 200 bin yeni bir 200 bin bulaştırırsa 15 siklus oldu aşağı yukarı. O hesabı vurursak daha fazla ve toplumsal immünizasyona doğru geçiyor. Ben bu rakamı şöyle okumam lazım. Bu dönemde belirli bir yükseliş trendindeyiz biz. Kış geldi, kapandık, yeni infeksiyonlar. Yani bugünlerdeki bu bir haftadır 30 bin aslında yükseliş hızına bakacak olursak 40 binleri de aşmış olması lazım. Ama alınan kurallarla ve özellikle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Ankara gibi bölgelerde bana göre rakamın daha yüksek olup toplumun önemli bir kısmı toplumsal immünizasyon ya da sevmediğim halde söyleyeyim sürü immünizasyonu nedeniyle bakan da açıklıyor zaten. Bursa, İstanbul, Kocaeli, Ankara düşüşte. Düştü. Ankara bu kadar il, yaklaşık nüfusun 25 milyonu düşüşte olduğu halde rakam 30 binlerde duruyorsa biz başka bir pencereyi okumamız lazım. Bunun dışındaki illerde yükseliş devam ediyor. Bunu da sosyolojik olarak şöyle görüyorum ben. Yani metropol kentler belirli bir doygunluğu tamamladı. Bunlar düşüşte. Ama ikinci etapta orta ölçekli büyük şehirlerde yükseliş başladı. Samsun, Trabzon, Ordu, Mersin, Hatay. Bursa. Şimdi bunlar bir doygunluğa gelecek. Yani bu rakam çok hızlı düşmeyecek. Çünkü bunlar doygunluğa gelince bu sefer büyük şehir olmayan büyük iller 400 bin, 500 bin civarındakiler. Çünkü bir toplumsal doygunluk, toplumsal immünizasyon, hani sürü bağışıklığı gibi bir sürece doğru gidince böyle bakmak lazım. Güzel olanı yoğunluğun çok olduğu iller, sağlık altyapısının son haftalarda zorlanmaya başladığı İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi illerin düşüşü sürecin yönetimine katkı sağlayacak. Ama Afşin Hoca'nın da söylediği gibi şöyle bakmamız lazım. Bugün rakam düşecek. Bir hafta 10 güne yatan hasta sayısı düşecek, 10-15 güne yoğun bakım hasta sayısı o sürede de ölümler öyle düşecek. Yani rakamı yarın gece 20 bin verirse ama yatan hasta, yoğun bakım ve ölümler bir süre daha bu yükseklikte devam edecek. Çünkü bunlar şu anda yaşam mücadelesi veren ventilasyona bağlı binlerce hasta var. Peki şunu sorabilir miyim? Şimdi böyle bir tablo çizdiğiniz zaman sonuç itibariyle ikiniz de diyorsunuz ki çok dikkat etmek lazım. Bir takım tedbirler de alındı. Mesela bilim kurulu, bakanlar kuruluna götürülmek üzere yeni bir takım tavsiyelerde bulunmadı mı? Bulunacak mı ya da şimdi? Yani bunlar yeterli mi? Şimdi yeni yılı sormayacağım bilerek. Hani çünkü çok konuşuluyor. Diyeceksiniz ki belli ki rakamlara bakarak devam edeceğiz ama bir takım yerler kapatıldı. Bir takım böyle maskesiz de durulabilecek yerler açık mesela. Ondan sonra bir takım ek önlemler şehirler arası gidiş gelişlerde de alınabilir. Hep bunları çünkü siz değerli hocalardan dinliyoruz biz. Ek bir takım önlemlere ihtiyaç yok mu? Yani bir tavsiye listesi belirlediniz mi hükümete? Aslında bizim kurulda her zaman için olası bütün ihtimaller, tedbirler hepsi her zaman için gündemde. Yani hangi durumda nasıl önlemlerin alınması gerektiği. Zaten bununla ilgili olarak da hem Dünya Sağlık Örgütü'nün hem de bu konuyla ilgilenen uluslararası kuruluşların önerileri var. Yani sizin 100 bin kişide saptadığınız yeni vaka sayısı üstünden giden öneriler var. Kapatmaların basamak basamak nasıl olması gerektiğine dair öneriler var. Burada tabii akılcı kapama yöntemini seçmek hepsinden doğru. Şimdi burada yaklaşık olarak 8 gündür şu anda bu kapatma ve kısıtlamalara başlamış durumdayız. İlk hafta sonunu da geçtiğimiz günlerde geçirdik. Ama bizim önümüzde kısıtlamaların ve kapatmaların başladığı tarihten itibaren yaklaşık bir 14 günlük süre var. Bu 14 gün içerisinde bizim almış olduğumuz kararların ve insanlarda oluşan farkındalığın vaka sayılarına nasıl yansıyacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tam ne zaman doluyor bu süre? Salı gününden itibaren düşünürsek, yani geçtiğimiz salıdan itibaren düşünürsek haftaya salı bu süre 14 güne ulaşacak. O zaman düşmezse mesela tam kapama söz konusu mu? Ya olabilir ama şimdi tam kapamada öyle ciddi bir süre kapamanız lazım ve onun da yeterince 15 gün 28 gün. 14 günden tutun 14, 21 veya 28 gün şeklinde uygulanabilir. Ama şu anda 2 günlük kapatma yapıyorsunuz. Cuma'dan pazartesi sabahına kadar 30 binden fazla insanın bu kuralı ihlal ettiği için ceza
aldığını görüyorsunuz. Yani bunu 14 gün süreyle uygulamak da kolay bir şey değil. Yani vatandaş açısından da kolay ama değil. Ama daha evvel uyguladık. Daha evvel yaptık bir süre. Bir süre oldu ama hiç bu kadar 14 gün hafta süreyle sonları tam yapıldı. Hafta sonlarıydı. Hep ya veya bayrama denk gelen sürede oldu. Şimdi herhalde izninle Hande'cim. Bu yılbaşında Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar şeklinde yani 4 gün Bakan Bey olabileceğini, bunun ihtimal olarak masada olduğunu söyledi. Bilim kurulunda konuştunuz mu? Bunun bir faydası olur mu Afşin Hocam? Bunu daha önce konuştuk. Aslında zaten şu anda Cuma akşamı saat 9'dan Pazartesi sabah 5'e kadar zaten şu anda kapalı. Aynı zamanda ayın 31'inin gecesi saat 9'dan itibaren de kapalı. Yani burada sadece ayın 31'i ve 1'inin sabah saat 5 ile akşam saat 9 saatleri arasındaki gündüz segmenti var. Bu gündüz segmenti de duruma göre düşünülüp kapatmaya gidebilir. Ama burada önemli olan başka bir nokta var dikkat etmemiz gereken. Evet dışarılar kapalı, mekanlar kapalı. Yani insanlar yılbaşında dışarı çıkamayacak. Ama evlerdeki toplanmalara da son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bana kızacaklar ama ben gene de söyleyeceğim. Hocam vallahi bir tek evlerdeki toplantılar değil. Bir takım toplantılar sürüyor. Yapılıyor. Bunu özel sektörde yapıyor. Aynen. Partiler de yapıyor. Devlet de yapıyor. Gazeteci arkadaşlar da yapıyor. O zaman şunu söylemek lazım yani. Herkesin dikkat etmesi lazım. Herkes örnek olacak ki, değil mi? Hı-hı. Vatandaş da evinde dikkat etsin. Aynen. Yani yok işte şunu topluyoruz ya da işte hamamı kapattık, spor salonu açık. Buralar biraz tuhaf değil mi bilmiyorum ama. Bizim için önemli olan kalabalıklardan kaçınmak. Hep bahsettiğim kalabalık. Evet. Siz çok nazik konuşuyorsunuz ama. Kalabalıklardan kaçınmamız şart. Yani bunu evin içerisinde de düşünebiliriz. Çünkü kötü havalandırılmış, kapalı ortamlarda bu hastalık kendine yayılmak için fırsat buluyor. Siz bir de buna kalabalığı eklerseniz iyice bu fırsata, virüse yayılmak için aradığı fırsatı vermiş oluyorsunuz evet. Aslında. Burada ne ben, diyorsunuz bu, yani ne önlem alınmalı? Yani bir şimdi siz tsunami dediniz ya. Evet. Bir defa Ekim Kasım demiştiniz Aralık. Bu tsunami mi yoksa kasırga başlangıcı mı? Eğer öyleyse yani, ek önlem gerekmiyor mu? Şimdi şöyle tsunami dalga boyuyla alakalı. Nisan ayında en yüksek gördüğümüz rakam 5138. Bugün 30.000 ise o dalgaya göre 6 kat daha yüksek bir dalgayla karşı karşıyayız. Tsunami şu 30.000 açıklığından beri bunun adı tsunami. Ben bu 14 ya da 21 günlük kapamaya mikrobiyolojik olarak bir itirazım var. Hmm. Şimdi toplum şöyle algılıyor bunu, bizim arkadaşlarımız da böyle konuşuyor. 14 gün ya da 28 gün evleri kapatalım. Kapatalım ama benim hesabıma göre bugün Türkiye'de yaklaşık 1 milyon pozitif dolanıyor. Yani 83 milyona vurduğunuz zaman 1 milyona yakın pozitif dolanıyor. Bizim sosyolojik aile yapımızı, 1 milyon çok ev mimari, hocam ev mimari, hayalet taşıyacağı anlamda 1 milyon. Tabii PCR pozitifi yani, 83 milyonu tararsanız... Bana göre işte 1 milyon insan çıkacaktır. İçinden 1 milyon insan çıkacaktır bu içinden 1 milyon insan pozitif çıkar. Bu önemli evet. Bu yani hesabı yaparsak yani Haziran ayında 1000 pozitifi bulduğumuz zaman binde 2.6 yani 200 bin var idiyse bugünkü bu yoğunluğa bakarsak bu 4-5 kat olmuştur. Bunu 1 milyon olarak hesaplarım ben. Bugün keser. Tamamıyla kendime ait bir algoritma bu. Bunlara ne diyoruz hocam? Hayalet taşıyıcı mı? Yani öyle bir şey değil yani. Hayalet taşıyıcı kullanıldı ama hayalet değil, gerçek yani bu yüzden. Ama belirtisi yok bunlar. Hayır, yani belli değil. Hastalığı belli değil ve geziyor bulunuyor. Asemptomatik taşıyıcıdır. Yani o da bilmiyor değil mi hocam? Tabii o da bilmiyor. Kendi de belirtisi bilmiyor. Ve bulgusu olmayan halk dilinde. Ama hayalet dediğiniz zaman bir şeyin görünmüyor olması lazım. İnsan ortada, virüs ortada. Laboratuvar yaparsan gerçek ortada. Şunu demek istiyorum ben. Şimdi Türkiye'nin sosyolojik yapısı, ev mimarisi, hane halkı kalabalıklığına bakarsak bir İsviçre gibi, bir başka Batı ülkesindeki gibi tam kapanmayı yaptığınız zaman 14 gün bu 1 milyon pozitifi bir eve koyacaksınız ve 3.6'dır Türkiye'nin hane halkı kalabalıklığı. Hı hı. Oradan 14 gün sonra 1 milyon yeni vakayla çıkarsınız. 28 gün kapama diyorlar onun için. 28 gün kapatırsan biraz daha azalır ya da artar. Çünkü bu hemen eve girer girmez herkes pozitif olmayacak. Birisi olacak, 3 gün sonra öbürüne bulaştıracak, 3 gün sonra öbürüne bulaştıracak. Burada mesele tam kapanma şu. Siz maksimum düzeyde test yapıp, maksimum düzeydeki pozitiflerinizi bulup, tam izole ederseniz bu o zaman anlamda. Yoksa Türkiye toplumunun 83 milyonunu içinde 500 bin ya da 1 milyon pozitifiyle bir hanelere tıkarsanız bunun sonucunda çok hafif bir düşmeyle seyrederiz biz. O nedenle diğer taraftan da bu süreci görebiliyorum. Biraz da büyük şehirlerde bana göre toplumun neredeyse yarıya yakınının
virüsle karşılaşmış olacağını düşündüğüm için zaten bu düşüş devam edecek. Yani korktuğumuz şehirlerde bu düşüş devam edecek. Önümüzde daha ek bir tedbir başlayacak herhalde daha çok değil başladı. Mi? Başladı. Yani büyük şehirleri diyorsunuz tabii. Ama genel olarak rakamlar hani korkutucu yani şekilde. Yani İstanbul'da geçtiğimiz hafta Sayın Bakan %25 azaldı dedi. Hmm. Şimdi İstanbul toplam vakaların %40'ını oluşturuyordu ise Mayıs'ta %60'ını sonra %25 şimdi %30-40'larını oluşturuyor. Toplam vakaların %40'ından %25 düşmek büyük bir rakam eder. Bu rakam 30 bin değil 27 bin 25 bin olması gerekirdi. Ya bu şu an uygulanan yöntemi o zaman doğru buluyorsunuz değil mi hocam? Bu yani yöntemi şöyle yeterli olmayabilir. Hmm. Öbürü idealdir ama öbür ideali dünyada hiç kimse yapmadı. Bizim de yapma şansımız söz konusu görünmüyor. 28 gün bir ülkeyi komple kapatmak. Ama bir toplumsal immünizasyon, bir bu kurallar, bu kurallarla ay sonuna doğru gelecek aşının toplumsal immünizasyona yapacak katkıyla Ocak ayının ortalarından itibaren, yani aşının ikinci dozundan bir hafta sonra burada, bu da ocağın 20'lerine gelir. Oradan sonra çok ciddi bir ferahlama, rahatlama göreceğiz. Önümüzde tek alternatif kaldı biliyorsunuz. Bu son kurallara ben köprüden son çıkış olarak tanımladım. Çünkü buradan sonraki tam kapama anlamında geliyor. Ama şu an sağlık sisteminin süreci yönetmesi ve sağlık hizmeti alamayan bir toplumsal kitle söz konusu değil. Bu yönetilebilir olduğu sürece böyle devam eder. Bu işte rakamlarla ilgili bir temel merak edilen bir mesele var hocam. Yani iki hocamıza da onu sormak istiyorum. Dünyada benzer vaka artışların olduğu ülkelerde ölüm oranının daha yüksek olduğu görülüyor. Bizde ise bunun daha düşük olduğu. Bu uygulanan tedavi yöntemiyle ilgili mi? Neden kaynaklı? Çünkü bunun farklı yorumlayanlar var. Yani bir süre biliyorsunuz rakamlar tümden açıklanmadığı için acaba ölüm rakamları da daha mı az açıklanıyor ya da daha fazla da açıklanmıyor gibi bir takım kaygılar ya da kuşkular var. Bu neden kaynaklanıyor? Ben şöyle birkaç nedenini söyleyebiliriz. Birinci neden bizim 40 bin civarında yoğun bakım yatağımızın oluşu. Almanya ile beraber Türkiye en fazla yoğun bakım yatağı. Ve yoğun bakımda hastasını inanılmaz derecede bir sağlık güdüsüyle, hekimlik yeteneğiyle, sağlık çalışanıyla daha uzun süre yaşatma. Çünkü yoğun bakım yatağı bulamadan ölen çok hastası oldu. Daha orayı dilüye etmedi Avrupa. Yani huzur evlerinde, ambulansta, hastane önünde. Evet. Biz hepsi yoğun bakım yatağı buldu. Yoğun bakımda da ölmek o kadar kolay değil yani. Onlar COVID'leri pozitifken ilk bir hafta 10 günlük süre içinde ölümleri çok fazla oldu. Ama bizim yoğun bakımımızda bu hastalar 14 gün, 20 gün, 25 gün yatıyor. Sayın Bakan'ın dün akşamki açıkladıklarından da anladığım kadarıyla COVID'in pozitifliğini de 10-12 gün diyorsak 14. gün, 17. gün, 25. gün ölen bir hasta COVID'i negatifleşmiş oluyor. Onu da muhtemelen COVID negatif olarak, bulaşıcı hastalık COVID negatif olarak deniyor. Yani tetikleyici hastaneye gidiş nedeni COVID ama hastanedeki yoğun bakım sürecinden sonra multi organ yetmezliği dediğimiz tablolar. Ama buna neden olan COVID. Ama buna neden olan COVID. Yani hastaneye gidip o tür bir süre sonra devreye giren organ yetmezliklerinden önceki faktör COVID elbette. Tabii. Ya hayır, hep şunu duyuyoruz da yani COVID'in böyle etkileri olduğunu, zaten bu sebeple daha sonra öldürebildiğini, hatta iyileştikten sonra yani COVID negatif çıktıktan sonraki ilk 6 ayın özellikle kalp hastalığı açısından çok dikkat edilmesi ve hassas olunması gerektiği, o yüzden kan sulandırıcı kullanıldığı ve benzeri gibi duyuyoruz sürekli. Doğru. Dolayısıyla hani COVID'im bitti, negatifim, şimdi çok sağlıklıyım, aman hadi koşturayım olayı yanlış biraz galiba. Şöyle, sizin söylediğinizin de tıbbi karşılığı var. Direkt COVID'e bağlı kalp yetmezliği, kalp krizi, ölümü tamam. Hocam, ama burada söylediğim o değil. Arkadaşımın annesi COVID oldu. Bugün sabah kalp krizinden öldü. Evet. Yani ama hani COVID'i tam atlatmak üzereyken kalp krizinden öldü. Bu şimdi tam onu söylüyorum. Çok ilginç yani. Bitiyordu yani. Tamamlayıp diğerini söylemeye çalışıyorum. Birincisi direkt COVID'in etkisiyle ölüm. Evet, kalp krizi ama bu çok yüksek değil. Asıl benim anlatmak istediğim ileri yaşta sisteminde arızaları olan bir hasta kitlesi var. Kalp, böbrek, diğer damarsal problemleri var. COVID onu tetikliyor.
O sonra o sistemlerin yetmezliğiyle hastayı kaybediyoruz. İkinci, üçüncü haftadan sonra. O zaman onu anladığım kadarıyla ölüm raporunda COVID olarak defnetmiyoruz ve COVID olarak da saymıyoruz COVID pozitif diye. Biraz belki çünkü atlatmış yani. Siz hastanedesiniz yani, öyle mi oluyor? Böyle mi? Dediği gibi mi oluyor hocam? Tam anlayalım onu. Yok şimdi hocasını... Evet ama yani yayındayız diye. Yani, son olarak öyle değil diyemez zaten. Kemalettin hocam. Akademik hayatta serbesttir. Kıymetli. Müsaade ederseniz Kemalettin hocam çok güzel özetledi. Ben Ali Aydar Bey'in söylediği ifadeden başlayayım. Şimdi bizim ülkemizde 1 milyon 100 bin kişiden fazla ciddi bir sağlık ordumuz var. Sağlık çalışanlarımız var. Bunlara siz yardımcı personellerimizi de eklerseniz ne gibi? Hastaların sedyesini taşıyan personellerimiz gibi. Güvenlik görevlilerimiz gibi, temizlik bakım personellerimiz gibi. Burada ciddi bir ordu şu anda hastalarımıza sağlık hizmeti sunuyor. Yaklaşık 8 aydır bu hizmet kesintisiz biçimde devam ediyor. Sadece COVID-19 hastalığı da yok bu arada. Yani COVID-19 hastaları acil servise gelen hastaların bir bölümünü oluşturuyor. Belki sayısal olarak onun 2 katı, 3 katı kadar diğer aciller de devam ediyor. Kalp krizleri gelmeye devam ediyor, solunum sıkıntıları gelmeye devam ediyor, beyin kanaması gelmeye devam ediyor, inme gelmeye devam ediyor, trafik kazası gelmeye devam ediyor. COVID-19'da bu işin bir bölümünü oluşturuyor. Şimdi burada COVID-19'un yönetiminde bizim teşhis ve tedavi gücümüze bakalım aslında. Teşhiste biz şu anda gerek testler olsun, gerek klinisyenlerimizin klinik olarak tanı koyması olsun, şu anda hastalığı erken evrede yakalıyoruz. Aynı zamanda biz temaslı izlemini de yapıyoruz. Yani pozitif çıkmış bir kişinin son 48 saat içerisinde temas ettiği diğer kişileri de tarayarak onlarda herhangi bir semptom gelişmesi halinde hemen onlara da tedavilerini başlıyoruz. Şimdi bu noktada teşhiste güçlüyüz. Teşhiste güçlü olmamızın bir diğer yanı, 200 bin üstünde teste çıktık ama bir diğer yanı da görüntüleme ve laboratuvar. Buralarda da çok emek veren sağlık çalışanlarımız var. Yani gece gündüz PCR testini çalışan şu anda laboratuvarlarda arkadaşlarımız var, hocalarımız var. Gecenin 3'ünde 4'ünde ben nöbetteyken arıyorum, hocamız ayakta oluyor PCR testinin onaylanması için. Yani inanamazsınız, doçentler, profesörlerden bahsediyorum. Şimdi bu kadar büyük bir emek var. Çok. Burada bu emeğin ayrıca bir boyutu da şu. Şimdi siz hastaya teşhisi koyduktan sonra ivedilikle tedavisine başlayabiliyorsunuz. Şu anda geliştirmiş olduğumuz tedavi protokolleri var. Ülkenin genelinde bu protokoller hekimlere, sağlık çalışanlarına rehber olmayı amaçlıyor. Yani taşrada, ücra bir köşede tek başınıza tababet yapıyorsanız o kılavuzları açarak bir haritadan yönünüzü bulabiliyorsunuz. Bu büyük bir avantaj sağlıyor. Ayrıca ilaç tedavisi. Şu anda biz ilaçları ülkemizde üretebiliyoruz. Ülkemizde üretip insanlarımıza ücretsiz olarak sağlayabiliyoruz. İşte bu bizim meşhur antiviral ilacımız. Favipiravir. Bu favipiravir salgının yurt dışında pik yaptığı dönemde entübe olmuş hastalara ancak buluk verebiliyorlardı. Şu anda bu ilaçların yani hem hidroksiklorokinin hem favipiravirin erken dönemde başlanması halinde daha etkin olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Yani hastalığın erken döneminde. Hastalığın erken döneminde başladığınızda siz hastalığın zatürreye dönüşüm oranını azaltıyorsunuz. Şu anda bu oran tabloda her akşam yayınlanıyor. %3,1'e kadar düşmüş durumda. Bu Nisan aylarında yani salgının başında neydi? %30'lardaydı. Yani sizin her pozitif tanı koyduğunuz kişi, hasta bunların 1/3 neredeyse zatürreye dönüyordu. Zatürreye dönmesi ne demek? Sağlık kapasitesinin üstünde artı bir yük demek. Yani yataklı servislerde durum kötüleşirse, yoğun bakımlarda daha da kötüleşirse solunum cihazlarında ciddi bir doluluğa sebep olan hasta yüküyle karşılaşıyorduk. Doğal olarak burada ücretsiz biçimde hastaların evine kadar verilen veya bizim acil serviste kurduğumuz eczanede pozitif olduğu saptanmış bir kişiye yanına verdiğimiz, yani eczaneye de gitmesi gerekmiyor, yanına verdiğimiz ilaçların sayesinde de bu zatürreye dönüşüm oranı ciddi anlamda azaldı. Tabii bu arada, tedavi yöntemlerinde bir farklılık yok ama değil mi dünyada? Yani benzer ilaçlar kullanılıyor. Benzer ilaçlar kullanılıyor. Yani işte bu antiviral etkinlikleri olan ilaçlar var. Bunu şimdi soruyorsun. Aman o ilaçları almayın diye bir şey dönüyor ya aynen, şimdi. Aynen. Hasta ediyor, daha beter ediyor falan. Ama hep uyarıyorsunuz. Belki bir daha uyarmak istersiniz o konuda. Evet, lütfen. Aslında güzel geldi sizden de burada uyarı. Şimdi insanlarımıza biz bu tedaviyi veriyoruz ama tedavinin hangi kişilere verilip hangi kişilere verilmeyeceği konusunda da rehberde uyarılar var. Bu eğer bu grupta birisi değilseniz zaten size ilaç öneriliyor. Eğer hekiminiz gerek filyasyon ekibinde olsun gerekse de sağlık kuruluşlarında olsun size ilaç kullanmanızı öneriyor ise lütfen bu ilaçları kullanın. Zaten bu ilacı kullanmamanız gereken bir hastalık var ise mesela bu biraz önce bahsettiğimiz antiviral ilaçta
Yani favipiravirde gebeyseniz, emziriyorsanız tamam, kullanmayın. Veya hidroksiklorokin de çok tartışılıyor ya. Hı-hı. Eğer kalpte ciddi bir ritim bozukluğu öykünüz varsa kullanmayın. Belli başlı ilaçları kullanıyorsanız kullanmayın. Potasyumunuz düşükse kullanmayın. Bunlarla ilgili zaten uyarılar var ve bu hasta grubuna zaten başlanmıyor. Doğal olarak da ilaçları kullanmak yönünde direnç göstermemek lazım. İnsanlar şöyle düşünüyor. Efendim benim komşum var. Komşum ayakta atlattı. Ben bu ilacı kullanmadım. Aynen öyle. Ben de kullanmasam da olur değil mi? Yok, emimin oğlu aradı, sakın kullanma. Sakın kullanma. O kadar çok tanıştık. Bu şuradan kaynaklandı. Zaman uzayıp biraz önce söylediğimiz belirti ve bulgusu olmayıp bir şey almadan iyileşmek de mümkün. Hı-hı. Yani %50-70'ini bu şekilde de iyileşebilir. Ama bizim problemimiz şu. Özellikle hocamın söylediği gibi verdiğimiz antiviral dediğimiz favipiravir ilk 5-7 günde kullandığınız zaman sizin vücudunuzdaki virüs yükünü aşağı indiriyor. Ha. Asıl problem o 7. günden ortaya çıkan diğer organların inflamatuar cevabı dediğimiz sitokin fırtınasını gidişinizi engelliyor. Şimdi vatandaş her şeyi iyiken baştaki bir 5-6 gün kullanmayıp yükü azaltmayıp sitokin fırtınasına girdiği zaman ikimiz de ellerimizi kaldırıyoruz. Biz de onun için diyoruz ki aldanmayın kullanmayıp iyi olanlara. Ama biraz sonra sen kullanmayıp çok kötü olduğun zaman geriye sarma şansımız yok. Yeniden bu ilacın da çok fazla katkısı olmayacak ilk haftadan sonra. O nedenle ilk verildiği zaman kullan ki senin üzerindeki mikrop miktarı azalsın. Senin organlarındaki büyük hasar azalsın. Bu kötü klinik tabloya dönme diye. Yoksa yoksa zatüre de olabilir hocam, entübe de olabilir. İşte zatüre yani, ve entübe. Oraya doğru. Şimdi bu biraz önce Afşin hocam söyledi. Batı'da ilaç yokluğundan son dönem entübe, yoğun bakım artık iyice kliniğinin kötüleştiği dönemde. O dönemdeki etkinliği %10 ise önündeki hiçbir şeyin yok. Sağlıklıyken virüsü öldürmesi %40-50 diyelim. Sizi kötü tabloya gitmenizi engelliyor. Hı. Ama bana bir şey olmaz diye kullanmayıp kötü tabloya geçtiğin zaman o zaman da şartları iyice zorlanıyor. Hı. Anlatmak istediğimiz bu. Bu biraz şeye de yansıdı, özür diliyorum. Bir miktar böyle sağlıklı, kliniği kötü gitmeyen hastalar ortada olunca bu işin hani şarlatanlığını mı diyelim, böyle ottu, böcekti, ebe gümecini, ada çayıydı gibi alternatifçiler sistemden yararlanmaya başladılar. Ben onu verdim, o onu içti. Vallahi hocam. Yani bu, yok burnuma bunu sürdüm. Bu süreci o kadar çok ki yani susam yağından tutun. Yani tereyağına kadar. Evet ya, ebe gümeci yok bilmem şunu. Şimdi o şöyle hiçbirini oldu. Hiçbirini kullanmadım, onu söyleyeyim de. Evet yani. Ama şimdi yani o kadar çok yok, dinde tutar yok, maalesef. Atlattırsın ama yok. Ama onun da bir faktör şöyle. Medya başlangıcını çok güzel yönetti. Yani hakikaten teşekkür etmemiz lazım size. O yelpazeye yer açmadınız, kayboldular. Baştan bir çıktılar, sonra kayboldular. Ama şimdi toplum kendisi de karşılaşıp bir şey aldı, ot aldı. Yani iyi olacak zaten, bir şey olmayacaktı ama otlu, çörek otlu, mörek otlu bir şeyler alıp iyi oldu mantığı konuşulmaya başlandı. Bu son derece tehlikeli. Herhangi bir otun, börtü böceğin ya da bir vitaminin bu hastalık durumunda kullanıldığında virüsü öldürme şansı yok. Bunu ancak ve ancak favipiravir öldürüyor. Başta da bunu kullanmak. Bir de tabii aşıya bir gelelim. Kelepaça değil yani. Onu söyleyeyim de. Şimdi tabii büyük kaygı ve kuşkular. Ha? Aşı meselesi aslında. Evet, evet. Yani hemen başlayabilirsin. Tabii. Yani şöyle hocam, çok yaygın, hani mecliste de gündeme geldi bu. Konuştu da. AK Parti'den insanlar, milletvekilleri, grup başkan vekilleri kalktılar, böyle bir şey yok dedi. Yani sanki Türkiye'ye aşı gelmiş ve insanlar, hani nüfuzlu insanlar kullanmaya başlamışlar el gibi. Altından el altından oluyorlar. Böyle bir ne diyeyim, hani böyle bir soru işareti, böyle bir kaygı var. Böyle, nedir buradaki durum? Ülkemize gelmesi planlanan iki aşı var. Bildiğiniz gibi birisi inaktive virüs aşısı, diğeri de mRNA temelli aşı. Hı-hı. Şimdi bu iki aşının da ülkemizde şu anda devam eden faz 3 çalışmaları var. Bu faz 3 çalışmalarına sağlıklı kişiler gönüllü olarak katılabiliyor. Evet. Şu anda herhangi birimiz isteseydik bu çalışmalara gönüllü olarak katılabilirdik. Nitekim Kemalettin Hoca katıldı. Evet. Şimdi bu ayrı bir şey. Benden bahsettim mecliste yani. Ama siz yani bunun zaman bir formu var, dolduruyorsunuz tabii, tabii. Ve gönüllü oluyorsunuz. 18-60 yaş arasında sağlıklı herhangi bir... Ali Aydar'ın kastettiği o değil. Yani VIP. Şöyle yani Murat Emir'in iddiası, yanılıyorsam evet, güzel. Doğru. Dedi ki aşılar geldi ve AK Partili vekiller...
o aşıları yaptırmaya başladı. AK Parti vekilleri ve important people, yani VIP kişileri. Evet. Herhalde bilim kurulu üyeleri de VIP oluyor. Ya, oldunuz mu? Ben henüz olamadım. Çünkü şunu anlatayım. Aşılar ülkemize geldikten sonra, yani yurt dışından ithal ettiğiniz bir aşıyı, bir ilacı, siz öncelikle ülkemizdeki bu konudaki yetkili otorite olan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde yapılacak incelemelerin ardından ancak aşıları uygulamaya başlayabilirsiniz yaygın olarak. Bu incelemelerde yaklaşık olarak 2 hafta sürüyor. Aşıların veya ilaçların ülkemizin standartlarına uygun olup olmadığı inceleniyor. Aynı zamanda şu anda devam etmekte olan faz 3 çalışmalarının ara raporları da burada inceleniyor. Evet, bu aşı uygundur, kullanılabilir dedikten sonra ancak çıkabiliyor. Evet. Bu gönüllü olarak çalışmalara katılmak haricinde şu anda biz de dahil olmak üzere gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Kemalettin Hocam'a sorabilir miyim? Hocam yani böyle hani important people, çaprazinde soruları bir kez soruyoruz galiba. Yok, kişiler dışında. Hocam mesela şöyle bir şey olabiliyor mu? Yani devletin dışında. Mesela diyelim ki işte ben zenginim, param var. Zengin değilim, param yok da farz-ı mahal. O aşıdan getirtebiliyor musun? Mahal. Çok doğru evet, bir yani, soru. Getirebiliyor musun? Bir firmaya verdim ya, bu şu X firması getirdi, yapabilirim. Yoksa sadece devlet eliyle mi? Bu çünkü yani çok soruluyor. Mesela şahsi olarak parasını gönderse o aşıdan şu kadar alabiliyor mu? Evet, olabiliyor mu yoksa sadece devlet mi yapıyor? Şu an herhangi bir devletin dışında ithal izni söz konusu değil. Değil. Asla değil. Herhangi birisi... Ancak ve ancak Çin'den gelirken çantasının bir yerine elmas ya da başka bir kaçak madde getirirken getirirse öyle getirmiş olur. O da gümrükte yakalanmazsa. Ama kamusal bir düzen içerisinde herhangi birisinin Türkiye'ye ilaç aşı getirmesi kesinlikle mümkün değil. Kaçak ve insan sağlığını zarara sokacak eylemden gereğini görür. Burada bizim dikkat etmemiz gereken, ben o milletvekili arkadaşın şeyini duydum. Birçok da benzer... onun tanımladığı siyasi partideki arkadaşlarla bugün görüştüm. Keşke bulsak yaptıracağız diyorlar. Yani kimsenin bulmadığını biliyorum. Demek ki ama Hande Hanım gelmiyor. Problem şu. Böyle durumlar kriz durumlarıdır ve fırsatçılara zemin açma ortamlarıdır. Yani bu süreden belli ki internet ortamları olsun, diğer sanal, diğer OTC dediğimiz çanta satışları gibi içinde ne olduğunu bilmediğimiz sürece doğru toplumu sürüklemek isteyen kadrolar olabilir. Toplum şunu bilsin, Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün devletin verdiği aşıdan başka hiçbir bir aşıyı birisinin getirip eczanede ya da başka bir yerde satma şansı yoktur. Bu çok kaçak önemli Suriyeli hocam. Botla nasıl geçiyorsa o botla da geri aşı getirip bir yerden getiriyorsa buna kimsenin hani hukuki düzende kanunun sadece düzenli devlet eliyle. Devlet eliyle. Bu çok önemli. Peki şimdi bu Çin aşısı tahmini ne zaman ilk olarak normal yani bu gönüllüler dışında vurulmaya başlanır. Yani 11'inden yani yarından sonra geldiğini düşünürsek bir yaklaşık olarak 14 günde bunun inceleme süresi desek yine bu ayın 25-26'sından sonraki bir süreci olur. Sağlık çalışanlarından yani yüksek riskli gruplardan başlayarak da peyderpey vurulmaya başlar. Ama dün bakanın açıklamalarından da yola çıkarak sağlık çalışanlarına da zorunlu değil değil mi? Değil, yani hayır, isteyen yapılacak. Tabii. Bu diğer gruplar için de aynı şekilde sorulacak, yaptırmak istiyor musunuz? Hocam diye. Temelde mi gönüllülük olacak Hande'yi tamamlamak adına? Yani bu Bakan Bey, çünkü Bakan Bey'in açıklaması şunu anladım. Ya biz hani ikna ederiz ama hani zorunlu ile olacaksın gibi bir şansımız yok. Aşı dünyada böyle. Önce ikna, gönüllük. Sonra ikna olanın itaati üzerine yapılır. Anladım. Bu süreci iyi yönetmemiz lazım. Ben gerçi ikna oldum da. Peki yani sizin mesela mesajınız nedir? Özellikle işte risk grubundakiler, ne bileyim yaşlılar özellikle, çocukları olmayacağını biliyoruz. Olsunlar mı olmasınlar mı? Bu Çin aşısına güvensinler mi güvenmesinler mi? Ben bu siz soru... güvenmişsiniz diye oldunuz. Şöyle devamı da var. Ben bu soruyu şöyle söyleyip ikinci soru olarak almıyorum. Ben eşim, oğlum, kızım, damadım olduk. Gönüllü çalışmaya gittik, başvurduk ve girdik. Bu kadar birinci derece ailemin olmasını, bu işin bilimi yapan birisi olarak dediğime göre ben bütün toplumun ilk aşı, hangi aşıyı bulursa bulsun bakın. İlk bulduğu aşı olmasını öneriyorum. Çünkü çok ciddi bir klinik tabloyla karşılaşıyor. Peki siz iki dozu da oldunuz mu? İlk doz mu şu an? Ben iki dozum oldum. Çünkü ben gönüllü sağlık çalışanı koluna 1,5 ay önce girdim.
diğer söylediğim aile bireylerim toplumun 12 bin kişisinin grubuna girdiği için onlar daha ikinci dozunu birkaç gün içinde olacaktır. Peki yan etki var mı? Yani ben bir arkadaşımdan biliyorum, kolumda ağrı dışında hiçbir yan etkisi evet. olmadı dedi. Yani bu tabii işte sosyal medyadaki esprileri saymazsak herhalde bir yan etki yaşadınız mı Çin aşısıyla? Yani hiçbir yan etki yaşamadım. Sadece sordukları zaman aşı yapıldığını hatırladım. Dediğim gibi özellikle sağlık çalışanları, hepsi bizim arkadaşlarımız, hiçbir arkadaşımın da bir yan etkisi olmadığını, dün bu çalışmayı yürüten profesör arkadaşımızın da açıklaması var. Hı hı. 3500 civarında uygulandı. Herhangi bir dikkate değer yan etki söz konusu değil. Ya peki hocam, ben Afşin Hoca'ya Hürriyet Gazetesi için bu soruyu sormuştum. Şimdi size de sorayım. Afşin Hoca da tekrar isterse yanıtlayabilir. Bugün yok bir yan etki. İyi de kardeşim, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ne yan etkisi olacağını bilmediğin aşıyı niye yaptırıyorsun diyen bir grup var ya toplumda. Bu aşının 10 yıl sonra acayip bir yan etkisi çıkabilir mi? Çin aşısının sıfır ihtimal. Neden? Çünkü Çin aşısı 100 yıldır kullanılıyor bu. Çünkü burada... Çin aşısı sıfır ihtimal dedi bak. Yani çünkü Çin aşısında herhangi bir kimyasal, moleküler, genetik bir şey verilmiyor. Çin aşısında bildiğin virüsün öldürüyorlar, ölüsünü veriyorlar. Bu ölü virüsün sizin üzerinizde 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonra bir yan etki yapma zaten bağışıklığınızı bile zor oluşturuyor. Hani 6-8 ay bir bağışıklığı bile ancak oluşturabiliyor bu ölü virüs aşıları. Onların uzun vadeli hiçbir yan etkisi söz konusu değil. Alman aşısı için bu kadar kesin konuşamaz mısınız mesela? O alanda çok bilgili değilim. Ben enfeksiyoncuyum, 35 yıllık. Ölü virüs aşısı konusunda ve diğer canlılığı azaltılmış aşı konusunda, inaktif dediğimiz, diğer başka aşılar konusunda 35 yıllık bir tecrübem var. Bilimle uğraştım. Ama bu teknolojiyle bir eğitimim ve bilgim yok. Bilimin söylediklerine inanacağım. Bir mahsuru yok diyorlar. Siz ne dersiniz Afşin Hoca? Yani Çin aşısı daha mı güvenilir Almanlara göre mesela? İnaktive virüs aşısı, Kemalettin Hocamızın söylediği gibi, yani burada yıllardır bilinen ve aşı üretiminde kullanılan bir tekniğin şu anda COVID-19'a uyarlanmış hali. mRNA daha yeni bir teknoloji. Yani yere hava üfleyerek havada giden bir araba düşünün. Gerçekten çok teknolojik ama ne kadar bu aracın gideceğini şu anda bilmiyoruz. Ama tabii hani insan yapısının DNA'sına işleyip onu bozacağı gibi çeşitli söylentiler var. Hani o kadar da değil belki ama daha uzun dönem etkilerini görmek için önümüzde en az bir yıla ihtiyaç var. Yani seneye bu zamanlarda daha ayakları yere basan ifadeler kullanabiliriz. Orada da belki Afşin Hocam şunu söyleyelim. mRNA aşıları, diğer kanser aşılarında falan 1990'dan beri üzerinde çalışılan, o günden bugüne sizin söylediğiniz gibi orta ve vadede bir yan etkisi görülmedi. Çünkü çok kısa sürede zaten kendi özelliğini kaybettirip sizin silah üretiminize sağlıyor. Bu temellerden bakarsak ondan da endişem yok benim. Ama bir... Peki hocam, biz sadece Çin aşısı mı alıyoruz? Şimdi öbür aşıları da alacak mıyız? Bu çok konuşuluyor. Yani bir kere sadece Çin aşısı mı? Öbür aşılardan da alacak mıyız? Hangi aşamalarda olacak? Şimdi şöyle, Türkiye şu an için Çin aşısıyla sözleşmesini imzalamış, angajmanını yapmış. Aşıların geliş süreci bu gece ya da bilemedin 48 saat içinde Türkiye'ye kargo olarak inip ondan sonra da Afşin Hoca'nın söylediği gibi tetkikleri ve dağıtım süreci. Türkiye şunu yapacak, bu 14 günlük eski diyelim hani ısısığa kapatıldı deniyor. Aslında onun laboratuvarları Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak devam ediyor. Oradaki süreç tamamlanana kadar aşılar Hakkari Uludere'nin köyüne kadar dağıtılacak. Yani 15 gün içinde. Sonra ay sonu 25'lerinde diyelim ki uygunluk 10 ayı çıktığında bütün herkes uygulamaya başlayacak. O nedenle Çin aşısıyla angajman yapıldı ve geliyor, sözleşmesi tamam. Faz 3 çalışmaları arzu edilen sonucu vermezse ödenen para geri alınacak. Türkiye, bir tek Türkiye'nin sözleşmesinde bu var. Yani. Geri kalan Endonezya, Şili, Bangladeş ya da Brezilya'da bunlar yok. Türkiye hiçbir para maddi kaybına neden olmayacak. BioNTech'le olan görüşmeler, oradaki bir Türk kardeşimizin başarısı, hepimizin gururu. Oradan da 1 milyon artı 25 milyonluk bir görüşmeler sürüyor ama imzanın daha atıldığını düşünmüyorum. Atılmadı. Ondan da alınacak o zaman. Tabii o da, ama şöyle, şimdi şu cümleyi de söyleyeyim. Çok konuşuluyor ekranlarda, hani Kanada nüfusunun 7 katı aşı siparişi evet, verdi. Evet, aşı stokçusu ülkeler diyorlar. Ama onlar şöyle, o sipariş
2022'nin sonuna kadar. Yani hemen alıp depolamayacak zaman içerisinde 2 yıllık. Onu şeye karşılık. Dolayısıyla böyle bir kaygıya gerek yok. Yani hani insanlar diyorlar işte. Aşı bulamayacağız. Aşı bulamayacağız, ulaşamayacağız. Yani bu yersiz bir endişe mi diyorsunuz? Şöyle, öyle bir şey demiyorum. Şu anda keşke 83 milyona 166 milyon aşıyı bulup tüm toplumu, çocuk yaş grubunu düşelim. Onlardaki etkinliğini bilmiyoruz ama 18 yaşının üzerine yaparsanız 45 milyon civarında bir nüfus var. 90 milyon aşıyı bulup yarın sabahtan itibaren hepsini yapsaydık. Ama posta gelecek bu bir üretim teknolojisi. mRNA çok kolay üretilen kimyasal bir üretimdir. Orada hızlı sayıya ulaşabilirsiniz. Ama bu virüsü alacaksınız, onu çoğaltacaksınız canlı canlı. Sonra onu bir de öldüreceksiniz. Bunun üretimi mRNA gibi fabrika usulü olmaz. O nedenle de kısıtlılık içerisinde 50 milyon o Şubat'ın ilk haftasına kadar 25 milyonu aşılamak gibi bir şey var. Burada antikor geliştirmişlere vurulacak mı? Şöyle, bu güzel bir soru. Benim de itiraz ettiğim bir soru bu. Çünkü eğer 25 milyon kişiye yapacaksak, elimizde de belirli bir oranda geçirmiş varsa antikorlarını bakalım da, hiç olmazsa antikoru olana yapmayalım, daha kaliteli kullanalım aşıyı. Ama antikor bakmanın güvenilirliği biraz düşük. Yani baktığın herkeste test güvenilirliği problemli. Bir de maliyet olarak da aşıyla hemen hemen aynı. Yani aşıya verdiğiniz para antikora da. Antikorlu birisine aşı yapmanın da mahsuru yoksa bir daha o maliyeti, güvenilirliği tartışmalı olan bir şeyi yaptırmayı da doğru hocam, bulmuyoruz. Hocam şimdi siz Çin aşısı oldunuz ya iki doz. Siz olduğunuz andan itibaren sizi bu aşı bu hastalığa karşı, salgına karşı ne kadar süre koruyacak? Olduğum andan itibaren korumaya başlamıyor. İkinci dozum 14 gün sonra oldum. Tamam. 14 günden sonraki 5-7 gün sonra benim korumam başlıyor. Oradan sonraki klasik diğer virüsler ve bu öldürülmüş virüs aşılarına göre 6-8 en uzun 10 ay koruyacağını düşünüyoruz. Peki 6-8 ya da 10 ay sonra bir daha mı aşı olacaksınız? Tabii seneye aynen grip aşılarındaki bir seneye bu iş devam edecekse, bu mevsimsel bir infeksiyon haline dönecekse güz dönemi yeniden yaptırmamız gerekecek. Şimdi Avşin Hoca sizinle başlayalım. Şunu merak ediyorum ben, çok dikkatimi çekti. Ercüment Ovalı şöyle dedi. 6 aydan uzun süre koruyucu olmaları zor görünüyor. Buna Fauci de diyor Amerika'da dikkat çekti. Eğer bu iş doğruysa kademeli aşılama bir felaketle sonuçlanabilir. Yılın ilk yarısında toplumun %50'sinin aşılanmasını takiben, yılın ikinci yarısında ikinci %50 aşılanırken, ilk dönemde aşılanan %50'lik grup aşının kaybolan etkisiyle yeni rezervuar haline gelecek. Üstelik aşıya dirençli virüslerin yayılması için adeta zemin hazırlanacaktır. Yani kademeli aşılama pandemiyi bitirmeyecek, daha tehlikeli hale gelmesine neden olabilecektir. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Şimdi dün Sağlık Bakanımızın açıklamasında olduğu gibi bizim zaten hedef 100 milyon doz aşının ülkemize gelmesi. Bunu da zaten firmalar söylüyor. İşte bu mRNA aşısının üreticisi de önümüzdeki 2021 yılı içinde şu kadar milyon doz vereyim. Ama bu milyon dozu bize gidip de 12 ay içerisinde verirse bunun bir anlamı olmayacak. Yani özellikle bizim bu aşılama programını Aralık sonu, Ocak başından başlayıp Şubat, en geç Mart içinde bunların büyük bir kesimini aşılamamız yani gerekiyor toplumun. Yani toplumun yarısını ilk ayda, ilk 6 ayda öbürü değil, 3 ayda mümkün olan en fazla aşıyı yapmak. Evet, hedef o. Şimdi Ercüment Hoca'nın söylediği aslında bu çocukluk yaş grubundaki ulusal bağışıklama programları temelinde doğru bir cümle söylüyor. Yani siz bir kızamık aşılaması yapacaksanız ya da bir hepatit B aşılaması yapacaksanız işte şoförleri, kasapları, manavları değil toplumun tümünde yüksek sayıyla girmeniz gerekiyor. Ama bu ölü virüs aşısı, bu viral enfeksiyonların bu tablolarında Ercüment Hoca'nın dediğini yakalamak imkansız. Ayrıca da o dediği kadar endişe verici bir durum yok. Bu bütün dünya için. Bütün dünyanın kendisini aşılaması bile 3 yıllık bir zaman alacak. Yani bu 7,5 milyar doz aşının üretilmesi bile 2022'ye kadar olan bir zaman dilimi içerisinde. Çok da öyle dirençli bir virüsün olması, diğer virüsler gibi değil, böyle bir şey değil. Bu bizim immünitemizle ve aşının oluşturduğu immüniteyle karşılaştıkça, onu da zaman içinde göreceğiz, kaçacak insanoğlundan. Yani o da bir canlı, o da bir karşıda savunma mekanizması gördükçe sistemden kaçacaktır. Yani lehimize bir mutasyonu olarak bizden uzaklaşacaktır. Ercüment Hoca açılmışken bir iki cümle söyleyeyim. Benim eski uzun zamandır dostum, çok güzel inovatif çalışmaları olan
ya yaşarken ya da öldükten sonra onun başlatmış olduğu çalışmaların devamında bir buluş çıkacaktır Türkiye'de. Bu aşı çalışmasında da çok güzel noktalara geldi. 5-6 dergide, uluslararası karşılığı olan dergilerde yayınlandı. İnsan faz aşamasına geldi. Şu anda öyle bir izin aşamasında, alırsa onun da aşısı Türkiye'ye katkı sağlayacak, aşı yolunda olan bir aşı. Bu bölümü bitireceğim. Çok acil sormam gerekiyor dediğiniz bir son sorunuz var mı? Evet, bir kısaca. Bu aşıyla ilgili Afşin Hocam, şimdi diyelim ki şimdi Çin aşısı gelecek. Ben Çin aşısını oldum. Aralık, Ocak gibi oldum. Sonra bu Pfizer'ın aşısı da geldi. Dediler ki isteyen eczaneden alıp yapabilir. Onu da aldım, yaptım ya da yapmamam mı gerekiyor? Yani iki aşı olabiliyor muyum? Hem inaktif hem RNA. Yani manası şu anda yok. Kemalettin Hocam söylediği gibi zaten sizin bu vurulmuş olduğunuz inaktif virüs aşısının 6 ay kadar en azından bir zaten koruması bekleniyor. Ha, ama önümüzdeki sezon, sonbahar kış sezonu için tabii ki o zaman olabilirsiniz. Öbüründen ama, olabilirsiniz. Öbüründen olabilirsiniz. Ama şu vadede bunu yapılmışken bir de ondan olayım demek yani gereksiz. Manasız. Yani sonbahara yeniden herhalde anladığımız evet, o zaman Çin aşısı oluyor. Peki. Kısa süreli bu aşıları uygulamanın bir önceki savunma hücre oranınızı düşürme riski de var. Ha öyle mi? Tabii yani oldunuz, bununla bir savunma hücreleriniz oluştu. 15-20 gün sonra elinize geçti bu. Bir de bunu yapayım dediğiniz zaman organizmada istediğiniz gibi hani eksponansiyel bir yükselme olmaz. 10 bin savunma hücreniz vardı, 20 bin olmaz. Savunmayı kırar. Bazen o 8 bine 6 bine de inme riskini sahiptir bu sık aralıklarla. Ama 6 ay geçmiş, ikinci başka bir aşı yapma zamanınız gelmişse, o zaman tercih edilebilir. Afşin Hoca'nın dediği gibi hiçbir problem yok. Ya çok teşekkür ediyoruz. Hem Profesör Doktor Kemalettin Aydın hem Doçent Doktor Afşin Emre Kayıpmaz. Umarım sizi daha iyi haber ve rakamlarla bundan sonraki haftalarda ağırlayabiliriz. O zaman Çin aşısı oluyoruz değil mi Kemalettin Hocam? Ben oldum. Tamam. Ol yani evet. Hayır sevgili, ben ilk yapmaya çalışıyorum. Sevgili izleyiciler, bir araya gidiyoruz. Aradan sonra siyasetle devam edeceğiz. Benim aday olup olmayacağımı kim söyledi? Size kim söyledi? Cumhurbaşkanlığı adaylığı tek başıma karar vereceğim konu değil. Bir millet ittifakı var. Aday olup olmamaya birlikte karar veririz. Cumhurbaşkanlığı için bir aday mı çıkacak yoksa partiler ayrı ayrı mı aday çıkaracak? Bunları zamanı gelince konuşuruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önce yaptığı benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi? Sonra ikinci okuduğum açıklama Türk siyasetinin gündeminde. Kemal Kılıçdaroğlu seçimde Cumhurbaşkanı adayı mı? Acaba Millet İttifakı'nın çatı adayı mı? Yoksa kendisi aday olacak ama sonra başka bir çatı aday çıkacak iddiaları mı doğru? Bu konuyla başlayacağız. Çünkü en çok bu konu konuşuluyor. Ben aslında bir önceki bölümde kısaca konuklarımı hatırlatmıştım ama bir kere daha söyleyeceğim. Doktor Ali Haydar Fırat iletişim bilimci, Doçent Doktor Can Kakışım siyaset bilimci, Menik İtel Türk Medya Ankara temsilcisi, Emre Cemil Ayvalı araştırmacı yazar. Şimdi aslında Ali Haydar Fırat başlayalım, şöyle başlayalım. Yani Kemal Kılıçdaroğlu aday mı? Parti kulislerinde ne diyorlar? Yani bu açıklamayı boşuna yapmaz. Hiçbir defa bugüne kadar böyle dememişti. Bu açıklamayı boşuna yapmaz, demek ki aday. Bu söylediğiniz doğru. Bugüne kadar genellikle çok net bir biçimde aday olmayacağını ifade evet. ederdi. Ama sürecin getirdiği nokta ya da kendisinin artık bir biçimiyle analizi hani AK Parti grubuna dönüp hani siz nereden biliyorsunuz aday olup olmayacağımı? Sonrasında da hani Millet İttifakı oturacağız, birlikte karar vereceğiz. Yöntemsel olarak şunu hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha kabul edebilecek bir tarzı olduğunu biliyorum. Yani Millet İttifakı'nı oluşturan insanlarla ya da adaylarla ya da işte kişilerle bir konsensüse varmak. Ama hani bu tür süreçte de şunu biliyoruz. Hani genelde lokomotif olan, en çok oyu alan partinin genel başkanı, partinin lideri muhtemel adaydır. Belirsizlik şu noktada. Bence henüz ona karar verilmemiş durumda. Acaba partiler tek tek mi, kendi adaylarıyla mı çıkacak ilk tura yoksa tek bir adayla mı çıkacak? Bu bence biraz işin belirleyici kısmı. Ama genel sizin biraz önce okuduğunuz cümle
Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok ciddi bir etki yarattı. Yani olumlu anlamda bir etki yarattı. Ciddi bir atmosfer. Ayakta alkışlandı Ali Aydar Bey. Yok, genel olarak genel yer... kurulda milletvekili ayakta alkışlandı. Tabii tabii, doğru. Bir demek de istedikleri bir şey. Kendi tabanında da gördüğüm izlenimim o. Ciddi bir heyecan yarattı. Yani tırnak içinde bir ölü toprağa serilmiş gibiydi. Onun kalktığını gördük. İnsanlar ha evet olabilir, yapılabilir, aday olabilir üzerine konuşmaya başladılar. Tabii ben bunu daha da farklı temellendiriyorum. Olması yönünde tarihsel bir sorumluluk ya da tarihsel bir misyonun da bir gereği gibi görüyorum. Şundan kastım. Şimdi Atatürk büyük devrimci, ilk işte ülkeyi kurdu ve işte cumhuriyeti ilan etti. Birinci devrimi kurdu. Sonra İsmet Paşa çok partili hayata geçti. İkinci büyük devrim oldu. Sonra Ecevit sosyal demokrasi, demokratik solu getirdi. Üçüncü devrim oldu. Ve Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi ve benim siyasal sorumluluğum bu ülkede dördüncü büyük devrimi gerçekleştirmek. Yani cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmak, özgürlükçü bir atmosfer, bir ortam yaratmak. Şimdi hem buradan hem ikinci yüzyıl bildirgesinden, yani son yapılan kurultaydan sonraki ikinci yüzyıla hazırlık bildirgesi aslında bir tür çerçeve çiziyor. Yani Türkiye'nin bundan sonraki siyasal yönelimini belirlemek açısından bence çok nitelikli ve değerli bir çalışma olarak, bir hedef olarak önüne koymuş durumda. Dolayısıyla bunu gerçekleştirecek aktör kimdir sorusunun muhtemel, doğal, olası cevabı Sayın Kılıçdaroğlu'dur. O yüzden ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun isminin masada güçlü bir biçimde olduğunu düşünenlerdenim. Bunun bundan sonraki süreçte hani ne tür Türkiye'nin siyasal gündeminde neler çıkar onu bilmiyoruz ama benim iki öngörüm var. Birincisi, ciddi bir biçimde biz erken seçime gideceğiz. Yani Türkiye'yi 2023'e taşıyacak siyasal koşullar, ekonomik koşullar yok şu anda Türkiye'de. Ve Türkiye bir erken seçim ülkesidir. Bizim 74 yıllık Cumhuriyet tarihimiz, yani çok parti tarihimizde 8 defa sadece normal zamanda seçim yapmışız. Bir şey sorabilir miyim araya girip? Tabii ki. O zaman aday olursa, yani aday böyle gerçekten aday olursa herhalde genel başkanlıktan ayrılacak mı? Belli taahhütlere bırakabilir ama zaten onun... Ben onun eski açıklamalarına dayanarak soruyorum bunu. Bu arada. Önce öyle bir zorunluluk yok da. Yani zorunluluk yok. Evet, ama ben yani evet. O zaman herhalde Kemal Kılıçdaroğlu adayım ama artık lider değilim, genel başkan değilim mi diyecek. Yani tam o süreci nasıl netleştireceklerini ama prensip olarak onu biliyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu partili cumhurbaşkanı fikrine karşısında, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin karşısında... Dolayısıyla çok net bir biçimde bu ikisinin ayrılması gerektiğini ifade ediyor. Muhtemeldir ki ona göre bir tavır belirleyecek. Tamam, devam edeceğim. Şimdi önce şeyi alayım. Kulislerde ne konuşuluyor? Yani mesela hem CHP kulislerinde hem de AK Parti, yani bunu bir işte siyasi manevra olarak mı görüyor yoksa gerçek ve ciddiye aldı mı? Yani evet, aday oluyor Kemal Kılıçdaroğlu diyorlar. Yok, yani AK Parti ciddiye almadı. Neden? Benim en azından konuştuklarım. Bunu genel kurulda spontan verilmiş bir cevap gibi algılıyorlar. Gerekçesini de sordum. Gerekçesi de şu. Daha sonra yaptı iki açıklama. Biri işte bizim Özlem Akar Çelik'e yaptı. Millet İttifakı paydaşları karar verecek diye. Bir de bugün Ruşen Çakır'a yaptığı açıklama. O sözcü daha bir şeydi. Ali mi Veli mi olmuş önemli değil diyor ki ben hani okurken yadırgadım. Yani çünkü Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi artık eskisi gibi değil. Yani Hipokrat yeminli bir hekim ya da yeminli bir mali müşavir değil. Basbayağı siyasi bir figürdür Cumhurbaşkanı. Hükümetin başıdır. Yani yeni tarz oyunu okumamış ya da işte ısrarla okumamaktan mı geliyor diye düşündüm Kemal Bey. Sonra devamında baktım ki şey diyor, bir geçiş süreci olacak diyor. Bu geçiş süreci olacağı için Ali ya da Veli'nin bir önemi değil. Parlamenter demokrasiye geri dönüş. Şimdi bu kafamda soru işareti yarattı. Ben bugün akşam gazetesinde de aslında yazdım. İttifak karar verecek başlığıyla bir yazı yazdım. Orada senin sorunun ucunu açık bıraktım çünkü cevabını bulamadım. Yani genel başkanını bırakacak mı diye. Partililerle de konuştum. İşte mesela Gürsel Bey'le konuştum. Onu da izni alarak hani yazıya da koydum. Gürsel Tekin diyor ki genel başkan olarak aday olmasına memnuniyet duyarız ve çalışırız diyor. İsmini söylememi istemeyenler de
Kemal Bey'in genel başkan adayı olması gerektiğini söylüyorlar. Ama şöyle söylüyor. Genel başkan adayı mı? Şey, Cumhurbaşkanı adayı. Ama tamam. Şöyle söylüyorlar sevgili Hande. Böyle bir ayrım koyuyorlar. Onu açayım eğer yani yanlış tanıdım Ali Aydar Bey beni düzelsin. Şimdi tabii bu arada mesela CHP'nin dışında vagondan atlananlarla da konuştum. Adnan Keskin gibi, Mehmet Sevigen gibi. Onları da onayını alarak hani yazıya koydum. Ben hani bütün CHP'ler toplamda ne düşünüyor diye. Benim vardığım soru şu. Şimdi deniyor ki eğer ittifak ortakları, partiler, herkes kendi adayıyla çıkarsa Kemal Bey mutlaka genel başkan olarak aday olmalı. Hatta cümleleri birebir şu, daha önce iki hata yaptık. Burası önemli. Bir Ekmelettin İhsanoğlu'nda hata yaptık. Hı hı. Bir de Muharrem İnce'de hata yaptık. Yani iki kere hata yaptık. Üçüncü kere hatayı yapmamalıyız. Eğer ittifak ortakları, partiler, herkes kendi adayıyla çıkacaksa, yani çatı aday olmayacaksa Kemal Bey mutlak surette genel başkan olarak aday olmalı. Hı hı. Bu önemli. Fakat çatı aday olursa, o zaman ittifak ortaklarının karar vermesi gerektiğini söylüyorlar. Hı hı. Ve doğal olarak ki yine hani onu yazıya koydum. Diyorlar ki yani majör ortak olarak CHP burada bir şekilde belirleyici olmalı. Şimdi Kemal Bey'in röportajlarına baktığımızda orada imtina ediyor. Yani mesela biz birlikte karar vereceğiz. Ben daha büyük partiyim, benim sözüm daha ağır basmalı demiyor mesela. Demiyor Kemal Bey. Öyle ama tarzı yok. Diyor ki tarzı yok, doğru. Büyük ortak olarak yani oyu hem yüksek hem de majör aktör olarak CHP bu adaylık sürecinde bir şekilde belirleyici olmak durumundadır diyor. Şimdi dananın kuyruğunun koptuğu yer ve benim işin içinden çıkamadığım yer. Eğer ittifak ortakları birlikte karar verirse o Kemal Bey mi olmalı? Sorusuna mesela ben cevap bulamadım. Bir dakika, onu birazdan konuşalım. Heh, ona cevap bulamadım. Hani ama tabii. Net bir şekilde bu önemli. Yani bir kez daha söyleyeyim. Belki hani Ali Aydar Bey itiraz da edebilir. Çatı adayın iki adayı kere hata olmak yaptık. İsteyen başka isimler de var. Elbette ama iki kere hata yaptık cümlesini ben önemsedim. Muharrem İnce'yi niye hata olarak görüyorlar orada? Ekmelettin İhsanoğlu ve Muharrem İnce'de hata yaptık diyorlar. Niye, şunun niye? Için. Şunun için. Ekmelettin İhsanoğlu... Onu sormuyorum bak, onu geçtim. Tamam. Muharrem İnce'yi soruyorum. Muharrem İnce'de de şöyle genel başkan olarak, Kemal Bey genel başkan olarak iddia sahibi olmalı ve ortaya çıkmalıydı. Çıkmadığı için Muharrem İnce yüksek oy aldı. Bakın ne hale geldi. Parti kuracak, yani onların deyimiyle söylüyorum tırnak içinde, başa bela oldu. Anladım. Dediler. O yüzden aynı şey yaşanmaması için Kemal Bey mutlak surette iddia sahibi bir genel başkan olarak... Eğer her parti aday gösterecekse genel başkan olarak iddia sahibi olarak kesinlikle aday olmalı diyorlar. Tekrar ediyorum çatı aday meselesinde de CHP önemli ölçüde belirleyici olmalı ama Kemal Bey dayatırız ve olmalı gibi bir şey söylemiyorlar, onu söyleyeyim yani. Peki Can Bey ne diyorsunuz, sizce Kemal Bey adaylığını ilan etmiş mi oldu, olmadı mı? Hayır, hiç olmadı. Neden? Ayrıca ben kendisinin aday olacağını da hiç zannetmiyorum yani. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyerek giriş yapayım. Bence Kemal Bey'in bu söylemi biraz spontane gelişmiş bir açıklama ve biraz da bir siyasi manevra görüntüsü taşıyor olabilir. Yani buradan kastım şu, şimdi iktidar cenahından uzunca bir süredir bu noktada bazı eleştiriler gelmekteydi. Can Hocam çok özür dilerim, yani her parti kendi adayını gösterse deden mi? Aday olmaz diyorsunuz. Yok, ben yine de olmayacağını düşünüyorum. Ha, şundan da, evet, olmayacağını düşünüyorum. Anladım. Şundan dolayı. Şimdi iktidar cenahından uzunca bir süredir bu noktada eleştiriler gelmekteydi. Evet. Yani siz madem ki muhalefetin lideri konumundasınız, ana muhalefet partisinin liderisiniz, o zaman sizin başkan olmanız gerekir tarzında bazı çağrılara kendisi hedef olmaktaydı. Hani bunun belki bir acziyet görüntüsü yarattığını düşünmüş olabilir Sayın Kılıçdaroğlu. Sürekli bu tür düşüncelere, bu tür çağrılara hedef olmanın ve bundan dolayı da kendisi bu düşünceleri biraz savuşturacak, bu gibi söylemlerin biraz geçiştirilmesine vesile olacak bir cevap vermeyi bence tercih etmiş olabilir diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bunun yarattığı bir baskı vardı CHP üzerinde. Hani bunu söyleyerek biz zaten bunun kararını vermedik. Yani siz benim kendime güvenmediğimi söylüyorsunuz veya CHP'li, yani doğrudan çekirdekten CHP'li bir adayın gösterilmeyeceğini söylüyorsunuz. Ama buna yönelik sizin herhangi bir kanıtınız yok.
gayet tabii ki ben de olabilirim diyerek bence bu gibi spekülasyonların önünü kesmeye çalıştı. Ben halen daha CHP'nin göstereceği adayın net bir şekilde belli olmadığı düşüncesindeyim. CHP içinden olup olmayacağı kesin mi sizce? Ben CHP'nin içinden olacağı düşüncesindeyim ama şöylesi bir formülasyon olacak. Aslında 2018'dekine benzer bir bence gidişat olacak. Yani 2018'de her parti kendi adayını çıkarmıştı. Gösterdi, evet. Sayın Meral Akşener de bence 2023'te adaylığını koyacaktır. Bence HDP de bir en net o çünkü evet. Bunu zaten hani çalışmasını sürdüğünde tabii, net tabii, bir tabii, şekilde tabii. Görüyoruz. Zaten evet. Öncekinde de böylesi bir tavır söz konusuydu. Bence HDP de bir aday gösterecektir. Hatta yine Demirtaş'ı aday göstereceğini zannediyorum. Ama her partinin kendi adayını belirleme sürecinde CHP diğerleriyle aynı şekilde düşünme lüksüne sahip değil. Çünkü işte CHP'nin göstereceği aday ikinci tura kalacak aday olacak. Yani bunu az çok tahmin edebiliyor olmamız lazım. O yüzden de CHP'nin göstereceği adayın sadece Türkiye'deki tek bir siyasi akımı temsil eden veya bir partiyle çok fazla özdeşleşmiş bir isim görünümünde olmaması gerekir diye düşünüyorum. Nasıl yani? CHP'nin içinde CHP'den gelecek biri olacak evet. Diyorsunuz. CHP'den gelecek. Hemen bir örnek ama vereyim. CHP'yi de çok da temsil edecek biri olmayacak. Hemen bir örnek vereyim. Mesela Mansur Yavaş. Yani Ekrem Mansur Yavaş İmamoğlu, malum. Mansur Yavaş, İlhan Kesici. Mansur Yavaş ve Ekrem İlhan Kesici, da söyleyebiliriz. İlhan Bey gibi değerli bir siyasetçi. Merkez şimdi, sağdan tabii, gelme. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu da değerli bir siyasetçi. Fakat kendisi bir partiyle çok fazla özdeşleşmiş ve doğrudan onun uzun yıllar liderliğini yapmış bir isim. Şimdi onun bütün toplumun her kesimine hitap edebilme şansı ile biraz daha sağdan oy alabilecek insanların bu noktadaki şansı birbirinden farklılık yaratabilir. Hatta yani bence yaratır diye düşünmekteyim. Yani tam tersinizde düşünüyorum bu arada. Bu sefer Hürriyet Ankara temsilcisi olarak birazdan bu konuda konuşacağım. Öyle mi? Yani eğer anketlerden falan bahsedeceksiniz tabii. Paylaşın. Ama buradaki temel... Biz yarın yine Hürriyet'ten okuruz. Sorun değil. Yani yok, şimdi yazmadım. Şimdi ama CHP'nin şunu düşünmesi tabii çok normal. Yani biz en büyük partiyiz. O yüzden de esas olarak bizim göstereceğimiz bir adayın peşinden gidilmeli diye düşünebilir. Ama tekrar söylüyorum. Şimdi bugünkü siyasetin CHP'nin üzerine bıraktığı bir yük var. Bir sorumluluk var. O da muhalefetin yönlendirici aktörü olma sorumluluğu. Eğer siz bu sorumluluğu üzerinize almışsanız ki CHP bunun motor gücü olmayı bir süredir gerçekten üzerine almış, bunu kabul etmiş görünüyor. O zaman bunun gerekliliklerini de yerine getirmeniz gerekiyor. Hı-hı. Yani sizin ikinci tura kalacak aday üzerinden bazı hesaplara girmeniz ve bu ikinci tura kalacak adayın da hem CHP'nin içerisinde olması evet ama hem de Türkiye'de olmaması. Yani sağdan da biraz oy alabilecek bir şahsiyet olması gerekiyor. Ben böylesi bir gerekliliğin CHP'liler tarafından ve hocam, Sayın Kılıçdaroğlu tarafından çok net bir şekilde görüldüğü düşüncesindeyim. Can hocam yeni bir ben az önce söyledim ya o zaman hani bu benim tabirim değil o yüzden hani tırnak içine alıyorum ne olur. Yani bu kez CHP'den daha yüksek oy alırsa genel başkanlık bir başına bir bela daha alır. Ama ya seçilirse? Yani şimdi seçilmemesi üzerinden konuşuyorum. Ankara'da Cumhurbaşkanı seçilirse ve Ankara İstanbul elden gidebilir. Ama aynı süreyi vereceğim. Ankara ya da İstanbul tamam, elden gidebilir. Ya doğru. Yani Ankara adayını gösterdiniz. Peki bir dakika. Bir şey diyeceğim yani, o zaman. Bir şey diyeceğim. Yani tamam. Belki hani CHP kulis açısından da nasıl yani orada da böyle düşünülüyor mu diye merak ediyorum. Niye şöyle düşünmüyorsunuz? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu son açıklamasıyla bakmayalım. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun son 6-7 aydır farklılaşan açıklamalarıyla bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu erken seçimin ensini etmiyordu bir süredir. Hı hı. Bir süredir sürekli erken seçim çağrısında bir nevi bulunuyor. Evet, doğru. Tamam mı? Yani çok net, tamamen 180 derece farklı bir noktaya geldi. Ve bunu milletin istediğini ve isteyeceğini ifade ediyor. Bununla birlikte ilk kez çıkıp, bundan önce de dönüp belediye başkanları, belediye başkanlıkları görevlerini yapmaya devam edecekler bravo, dedi. Bu önemli. Ama ikinci kritik i̇şlerini açıklamasıdır bence. Dedi. İşlerini yapsınlar. Ama zaten üçüncü, hayır, hiç önemli değil. Üçüncü açıklaması da gelen bu açıklama. Ben bunun boşa söylendiğini düşünmüyorum. Ama peki hala, bugünkü açıklamalar hala, o zaman? Ama az önce hala ben aday değilim demedi. Nereden çıkarıyorsunuz kardeşim? Ben aday değilim. İttifak ben orada, karar verecek diyor. Evet, ben orada canım sıkıldı şunu söyledim demedi. Ve gene içerideki bilgilere göre de bu destekleniyor. Yani erken seçim söylemi bir süredir Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimlerin bir şekilde
kamuoyu tarafından sanki adaymış ya da kendileri tarafından, anket firmaları tarafından adaymış, aday olacaklar gibi yansıtmaları. Bir defa Kemal Kılıçdaroğlu şu an itibariyle döndü. Muharrem İnce, hayır. Ekrem İmamoğlu, hayır. Mansur Yavaş, hayır. Oyunda ben varım dedi. Acaba bu da bir siyaset olamaz mı? Şimdi bence bu bir siyaset. Oyunda ben varım dedi. Ama bütün bu söylemlerle birlikte düşünürsek. Peki dediğiniz gibi her aday, şimdi burada bence Kemal Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir açması olacak. Kendisi aday, güzel. Ama İYİ Parti'nin genel başkanı da aday. Çok net görülüyor bu. İYİ Parti'nin genel başkanı aday. Diyelim ki hepsi birer aday çıkardı. Demek ki bu senaryo bir defa Abdullah Gül ya da Ali Babacan çatı aday formülasyonunu sona erdirir. Burada herhalde ittifaktan kasıt Meral Akşener Kılıçdaroğlu'nu mu kabul edecek? Kılıçdaroğlu Meral Akşener'i mi evet diyecek? Ya şimdi sizin söylediğinizin tabii ki püf noktası böyle bir soru olur. Ama eğer böylesi bir senaryo üzerinden devam edilecekse. Tabii böyle yani devam şimdi, edilecekse. Peki şöyle düşünelim. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine koyun kendinizi. Uzunca bir süredir belediye başkanlarınızla alakalı spekülasyonlar devam ediyor. Bu da aslında bu insanların biraz yıpratılmasına sebep oluyor. Yani şimdiden isimlerinin yorgun düşmesine ama sebep Kemal oluyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gerekiyor. İsminin yıpratılmasına neden ama oluyor. Ama şöylesi bir durum var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun eğer başkanlığa aday olmak gibi bir düşüncesi zaten yoksa isminin tartışılmasında bir kendisi açısından bir sakınca yok ki. Ama şunu unutmayalım. Yani Sayın İmamoğlu'nun aday olarak gösterildiğinde, bakın ama şunu unutmayın, Sayın İmamoğlu ne zaman aday olarak gösterildi? Yani neredeyse seçime o kadar az zaman kalmıştı ki çoğu insan da şaşırdı. Niçin şaşırdı? Çünkü İstanbul'un merkez ilçelerine uzak bir yerden, Beylikdüzü'nden gelen bir belediye başkanıydı. Türkiye siyasetinin genelini tanımamaktaydı kendisini. Ama bu da ona bir artı olarak döndü. Niçin? Tanınmıyordu. Tanınmadığı için de ismi çok yıpratılmamıştı. İsmi üzerine spekülasyon dönmemişti. Bence Kılıçdaroğlu'nun bu söyleminin altında şöyle bir düşünce de olabilir. Benim şimdiden bir aday belirleyip onun daha çok erken bir dönemde ismin üzerine spekülasyon üretilmesine izin vermemem gerekli gibi bir düşüncesi de söz konusu olabilir. O erken seçimle alakalı da benim düşüncem şudur. Ben aslında İYİ Parti'nin de CHP'nin de çok içten erken seçim istediklerini düşünmüyorum. Yani niçin istesinler ki şu anda AKP'nin görevde kaldığı her dönem onun tamam, ömrünü biraz daha azaltıyor gelelim. Çünkü oyları eriyor. Ben arka arkaya koymak için söylemişim. Hı-hı. Nasıl daha tur yapacağız? Kılıçdaroğlu aday mı değil mi? Bence kesinlikle değil. Sehven söyledi. Konuşmanın gelişine baktığınızda, oradaki hararetine baktığınızda da bir hazır cevaplık icabı kendi grubunu da diri tutmak adına böyle bir söz sarf ettiğini düşünüyorum. Her ne kadar belediye başkanlarını kenarda bırakan açıklamalar olsa da bunu kendi lehine durumu çevirmek için değil, yine Can Hocam'ın dediği gibi daha sağdan bir ismin önünü açmak için böyle bir hamlede bulunduğunu düşünüyorum. Sağdan isim kim? Sağdan isim işte bu Abdullah Gül bence her zaman birinci tercihiydi. Olmazsa ama Meral da Ali Babacan. Buna gene engel olacaktır. Ali Babacan, Akşener. Meral Akşener bir programda bir açıklama yaptı. Daha önce evet yine bir ortak aday etrafında toplanılmasına ilişkin kendisine bir telkinde bulunulduğunu ama şimdi buna daha yatkın olduğunu, vazgeçebileceğini söyleyen bir röportajı olmuştu. Bir iki ay içerisinde oldu bu. Peki burada da gene bir kulis bilgisi evet, olarak evet, kendi lehine vazgeçme söz konusu. Kendi lehine? Yani bu kulis dayatmadan, bilgisi olarak söylüyorum. Tabii. Ya o doğrudur ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun kesinlikle... Hayır canım Meral Hanım yani ortak aday olacaksa ben olayım. Ben olayım. Diyecek. Ha 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 tamam. Okay. İYİ Parti teşkilatının da bu anlamda bir ciddi motivasyonu var. Hangi yayına hangi mensubu çıksa Sayın Akşener'in etrafında kesin bir dille kenetlendiklerini ve evet, aday olmasının gerekliliğini ortaya koyuyorlar. Bu doğru. Ama Kemal Kılıçdaroğlu için aynı durum geçerli değil. Bence zaten daha önce yaptığı açıklamalarla da kendini bağladı. Mesela genel başkanların aday olmaması. Zaten Akşener'in de o açıklaması o yöndeydi. Genel başkanların aday olmaması yönünde bir durumu söz konusuydu. Bir de şimdi hani tamam güvenilmeyen anket firmalarını bir kenara bırakıyoruz ama hani toplumda itibarı olan her sosyal kesimin aşağı yukarı bunun araştırmaları doğrudur dediği firmalara baktığınızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına bakıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın, Muharrem İnce'nin, Meral Akşener'in çok çok gerisinde. Belki şu ana kadar böyle bir iddia ortaya koymamasıyla ilişkili olarak kendini otomatik olarak geri plana atmış olabilir ama bu anlamda kamuoyunda bir talep olduğunu veya Cumhuriyet Halk Partisi'nde de yoğun bir talep olduğunu söylemek mümkün değil. Şimdi diğer husus da Cumhuriyet Halk Partisi bence özellikle başkanlık sistemini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderliği önemsizleştirmek için çok fazla
İşte kişi önemli değil, lider önemli değil, biz ilkeler etrafında toplanacağız dedi. Bu ilkeleri de tahkim edemedi. Ama ortaya doğru düzgün bir alternatif aktör de koyamadı. Şimdi bakın mesela ama bu siyasetin bir gerçeği. Evet, ilkeler, değerler çok önemlidir ama bunu taşıyacak bir numaralı isim de çok önemlidir. Bu tarih boyunca bütün medeniyetlerde böyle olmuş. Bakın Ali Haydar Bey bile CHP'nin tarihinden bahsederken devrimleri hep bir kişinin ismiyle dönemlendiriyor. Bu normaldir. Tabii ki de onun altı çok önemlidir, kadroları çok önemlidir, ilke ve değerleri, ideolojik angajmanları çok önemlidir ama isim bunun bir numaralı taşıyıcısıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet İttifakı'nın bu anlamda çok ciddi bir lider açığı var. Ve bu yüzden ne oluyor? İşte bir türlü aday belirleyemiyorlar. Diyorlar ki partili ama isim olursa diğer kesimlerden oy alamaz. Acaba yıpranır mı erken açıklanırsa? Bunların hepsi Recep Tayyip Erdoğan için de geçerli. 20 yıldır ülkeyi yöneten, ondan önce İstanbul'da belediye başkanlığı yapmış ve çok ciddi badire atlatmış siyasi bir yaşantısı var. Evet, AK Parti'nin genel başkanı. Ama orada iki parti söz tarafta, konusu zaten, diğeri de yani MHP'de dönüp zaten Erdoğan ama dedi. Ama sonuç olarak orada bir hani ittifakta ama bir arayış olarak, yok ki. Ama siz bunu tahkim edebiliyorsunuz. Niye arayış yok? Çünkü benim ortaya koyduğum değerleri veya dış politikada, iç politikada ortaya koyduğum vizyonu bu adam taşır diyor ve bunda net bir şekilde konsolide oluyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde veya Millet İttifakı'ndaki hiçbir aktör kendi tabanları açısından ve kendi parti içlerindeki delegeler açısından bu konsolidasyonu sağlayamıyor. Şimdi mesela buna şöyle bir cevap verilebilir. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya işte sol seçmenin Türkiye'de sosyolojik olarak sağ seçmen kadar ağırlığı yok denilebilir. Ama Sayın Erdoğan mesela Milli Görüş gibi bir hareketten geldi ve Milli Görüş'ün herhalde tarihi boyunca aldığı maksimum o %24-%25. Demek ki sonradan öyle bir siyaset üretmiş ki kadrolarıyla, işte bugün 10 kişiden 7'si Türkiye'de bir şekilde bir seçimde Recep Tayyip Erdoğan'a oy atmıştır. Sen bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapabilirsin bir aktörünle. Demek ki sen aday çıkaramamanın altında yatan en önemli neden senin siyaset üretememen. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en temel problemi bu ve her seçimde bu yüzden seçmeni ve partileri sayısal değerler olarak görüyor. Ve diyor ki CHP'nin seçmeni zaten bana oy veriyor diyor. Hatta tırnak içinde amiyane tabirle bir arada dedi ki tıpış tıpış oy vereceksiniz dedi. O bana oy veriyor diyor. O zaman ne yapayım diyor. Basit hesaba giriyor. Sağ seçmenden oy alabilecek bir aday göstereyim diyor. Ekmelettin İhsanoğlu için bu noktada çok ciddi çabaladı ve aday yaptı. Abdullah Gül için de çabaladı. İşte Akşener oyunu bozdu. Muharrem İnce sürpriz aday olarak artık elde bu vardı dediler. Anketlerde bu var dediler. Kendi isteği var dediler. İddialı isim dediler. Ve çıktı, aday oldu. Şimdi siz bu kadar aday noktasında bile arayışınızı 10 yıldır bir türlü tahkim edememişken yarın öbür gün seçildiğiniz zaman da bunun altını nasıl dolduracağınıza, nasıl yapılanacağına ilişkin seçmenin de kafasında soru işareti oluyor. Ben bu anlamdaki kafa karışıklıklarının her meselede arttığını düşünüyorum. Bu mesele bir düğüm daha attı bu kafa karışıklığına. Bunu özellikle bir söylemek dakika, istiyorum. O zaman bir dakika, bu kafa karışıklığını bir Ali Haydar önce sorabilir miyim? Böyle bir kafa, tabii, karışıklığı var mı? Yani bu kafa karışıklığından, ne yapacağını bilememekten, konsolidasyon eksikliğinden mi kaynaklanıyor CHP'de? Ben yeni sürecin, bu yeni zamanın artık o eski ezberleri terk etmemiz gerektiğini, bize yeni buna zorladığını düşünüyorum. Yani şöyle, çok klasik bir sosyolojik sınıflama, işte %70 sağ, %30 sol, ben buna katılmıyorum. Emre'nin ben de katılmıyorum. Belki alternatif söylem olabilir. Senin o söylediğin önemli. Yani Milli Görüş'ten gelen bir liderdi Sayın Erdoğan. Geldi. Evet. 24'lük bir kitleyi 48'lere, 50'lere taşıyabildi. Dolayısıyla bu doğru zamanda doğru söz söylemek, doğru konumlanmak, doğru pozisyon almakla ilgili bir şey. O yüzden ben bu ezberin artık çok fazla Cumhuriyet Halk Partisi'ne dile getirilmediğini görüyorum. Yani bir sağdan bir adayı bulalım. Onu işte insanlar da gelsin, oy versinler. Bunun çok bir karşılığı yok. Mesele... Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? İçerideki daha sağa yakın isimlerin devri de kapandı. Ama Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın da devri mi kapandı mı CHP için? En azından genel başkan katında. Evet, yani çok fazla bir bu saatten sonra adaylık nazarında bir şey olacağını düşünmüyorum. Bence yani, de asla olmayacak. Yani, nasıl? Bence de asla olmayacak. Ali Babacan, Ali yani Babacan Abdullah Gül mü? Babacan'ın, evet, ama evet, çatı yani, aday böyle bir çatı niye aday o ihtimali arayışı vesaire olacağını zannetmiyorum. Çatı aday yani niye gözlemleyeceksiniz? Bunu CHP seçmeninin kabul edeceğini hiç düşünmüyorum. Kişisel az önce Sevgili Emre'nin söylediği o tıpış tıpış oy verme sözü. Ekmelettin İhsanoğlu için hiç geçerli olmadı. Yani CHP seçmenlerinin dörtte bir oy kullanmadı, unutmamak gerekiyor. Eğer Meral Akşener kabul etseydi Abdullah Gül çatı adaydı ya.
Yani o gün, Çatağdaydı, o gün yani kendi yanlışın, çıktı dedi. Zaten o gün yapılan yanlışın ben daha sonra CHP üst yönetimi tarafından da, Sayın Kılıçdaroğlu tarafından da anlaşıldığı düşüncesindeyim. Hatta bugün artık bu gibi tartışmalar söz konusu olduğunda CHP'nin içinde olan isimler de bu noktada hayır Abdullah Gül asla sen bu muhalefetin adayı olamayacaksın tarzında daha önce olmadığı kadar şey Ali Babacan için de geçerli mi bu? Çünkü şöyle bir bakış açısı var. Artık Abdullah Gül değil ama Ali Babacan olabilir. Yani bence bunu gerçekten CHP seçmeninin kabul etmesi çok çok zor yani. Deva nasıl olacak ki? Genel başkanı. Yani Deva Partisi çok... Millet İttifakı'na monte olacak. Millet İttifakı paydaşları bir araya gelip kendi içimizde Ali Babacan'ı gösterdik. Bence diyebilir. Bence ikna etmek çok zor. Ama çok şöyle, zor, bence ya, de çok ben, zor. Şimdi kimi mesela, ikna etmek çok zor? CHP yani, seçmenini ikna CHP etmek çok zor. CHP seçmenini, CHP partililerini de ikna etmek zor. Ya şimdi öyle veya böyle siz mesela AK Parti'ye en temel eleştiri nereden geliyor? Dış politika ve ekonomiden geliyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi bu isim işte 2015'e kadar sonuçta AK Parti'de bu anlamda öncü rol oynadı. Bir de zaten Ekmelettin İhsanoğlu meselesinden sonra Cumhuriyet Halk Partili mensuplarda ben şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya kaybedeceksek de kendi adamımızla kaybedelim, adam gibi kaybedelim. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya duruşunu koyalım. Orta ve uzun vadede bu bize yarar mantığının olduğunu düşünüyorum. Bir de şu, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa ben ne Millet İttifakı'ndan ne de parti içinden en ufak bir itiraz gelmeyeceğini düşünüyorum. Niye? Bir genel başkanın ortaya iddialı çıkması iyidir. Rasyonel anlamda yani pragmatik anlamda da düşündüğümüzde zaten onu destekleyenler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına inananlar der ki oh ne güzel o oldu. Diğer taraftan da ona muhalif olanlar içeride de artık Kemal Kılıçdaroğlu aday oluyor. Ya işte ilkelerinden dolayı genel başkanlıktan istifa edecek, parti bana kalır. Ya da zaten kaybeder siyasi hayatı biter, parti yine bize kalır mantığıyla bütün herkes destekleyecektir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu adaylığı Muharrem İnce gibi figürlerin de adaylığını bitirir diye düşünüyorum. Birkaç ekleme yapayım mı? Tabii. Şöyle bir mesele var. Yani yeni bir zamandayız, başka bir durumdayız derken aslında şunu kastediyorum. Yani şimdi 2002'de işte DSP, ANAP ve işte MHP o acı reçeteyi uygulamamış olsalardı, yani bu kadar ağır bir ekonomik kriz olmasaydı tek başına AK Parti'nin iktidarı söz konusu olabilir miydi? Yani sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın şahsına münhasır bir zafer değil bu. Bu ekonomik, toplumsal ve siyasal koşulların getirdiği bir şeydi. Benzer koşullar şu anda Türkiye deneyimliyor ve daha bence daha kötü deneyimliyor. Bu birincisi, yani Türkiye bir kriz ortamında. Şimdi memleket bir kriz ortamındayken toplum, insanlar, yurttaşlar bir arayış içine girerler. Başka bir arayışa bakarlar. Bir diğer mesele şu, Sayın Kılıçdaroğlu evet bugüne kadar iki farklı cumhurbaşkanı adayı çıkardı. Kendisi olmadı ama ben koşulların Sayın Kılıçdaroğlu'nun zorladığını düşünenlerdenim. Çünkü partinin içinde de zorluyorlar. Şöyle bir mesele var, yani bir yerel seçim geride bırakıldı. O yerel seçimde bir oyun kuruldu. O oyun başak aktörlerinden biri Sayın Kılıçdaroğlu'ydu ve bunun sonunda başarıyla çıktı. Yani bugün Türkiye kentlerinin, ya Türkiye nüfusunun %50'sini zaten Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yönetiyor. Ama burada bir araya şimdi, girebilir miyim izninizle? Tabii lütfen. Ya burada şöyle bir şeyi gözden kaçırmamak lazım. Evet yani oyunu Kemal Bey kurdu, bir itirazım yok. Diğer ortak bir başarı, yani Sayın Akşener'le hayır, birlikte. Yani majör aktörün tabii. Kemal Bey olduğu gerçeği hı. önümüzde duruyor. Kurduğu bu oyun sistemiyle bir başarı sağlandı eyvallah. Hı. Hiç itirazım yok. Fakat mesela şunu gözden kaçırıyoruz. Ankara'da gösterilen aday MHP kökenli. Hı hı. İstanbul'a gösterilen aday merkez sağdan gelme köken itibariyle ANAP tamam hı. teşkilatlarda ama merkez sağ. Hı. Antalya'da Muhittin Böcek merkez sağ ANAP kökenli. Yani sol sosyal demokrat solcu profili üzerinden değil. Yani hı. ne olur tabirimi mazur görün bunu kötü anlamda söylemiyorum. Yani devşirme bir takım transfer mi diyelim daha şeyle isimlerle bu başarı sağlandı. Mesela bunu gözden kaçırmamak gerekiyor. Ama tabii şöyle, şu anlamda bu, söylemiyorum. Ben şeye katılmıyorum hayır, bak. Bütün kitle partilerinde bu olasıdır, doğaldır. Yani mesela şöyle düşünün. Ya, AK Parti ilk kurulduğu zaman. Değişim dedin ya, olamaz mı? Mansur Yavaş CHP'de olamaz mı? Ekrem İmamoğlu CHP'de olamaz mı? Ya bu Türkiye siyasetinde hep demiyorum. Ola gelmiştir. Başarı Türkiye öyle siyasetinde... sağlandı diyorum. Yani CHP'li aday, CHP'den aday ama siyasi DNA olarak... Bak, köken olarak şimdi, CHP'li olmayan. Şimdi yani bir sosyal mi? Bilimci olarak hep şunu söylüyoruz. Hiçbir olayın tek bir nedeni ve tek bir sonucu yoktur. Yani kuşkusuz kişiler önemlidir, aktörler önemlidir, onlara oy
baz alarak hani veriliyor ama bir de onların içinde bulunduğu ortamdır. Yani hangi toplumsal ya siyasal formasyonun içinden çıktıkları da önemli. Şimdi bu insanlar mevcut mesela örneğin Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti Cumhur İttifakı daha milliyetçi tonda bir siyaset izlemeseydi, Kürt muhafazakarların bir kopuşu ya da kırılması olmasaydı AK Parti'de ya da ekonomik krizi olmasaydı ya da kentlerdeki bu kriz daha derinleşmeseydi bu seçim olası mıydı değil miydi? Başka bir tartışma. Ben aktörler evet önemlidir ama hani bir yapısalcı olarak şunu söyleyeyim. Son kertede içinde bulunduğunuz durum, koşul bu süreci belirler. Şimdi diğer Kılıçdaroğlu'nu öne çıkmasını sağlayacak ya da ona biraz daha alan açacak bir diğer mesele de şu. Şimdi birçok araştırma şunu söylüyor. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine getirilirken verilen sözler tutulmadı. Türkiye uçmadı, kaçmadı, bir şey olmadı vesaire falan iyiye gitmedi. Dolayısıyla sisteme yönelik olarak eleştiriler ya da işte negatif tutumlar giderek yükseliyor. Ben bu önümüzdeki seçimin sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu iki lider arasındaki bir seçim olmaktan ziyade bir tür referandum gibi olacağını düşünüyorum. Ne referandumu? Yani sistem referandumu. Ama 12 kere yaptık. Yani 16'ın sende referandum. Sonra Cumhurbaşkanı seçildi. Sonra da seçimde seçim oldu. Bir kez daha. Ama işte, yani ama kere oyladık. Ama yani bakın %51'lik bir oyla seçildi. Gelinen nokta şu. Türkiye'de nereden bakarsanız bakın. Yani sistemin kendi ürettiği ama kendi çözemediği bir kriz var. Parlamenter sistem bir nebze de olsa bunu başarabiliyordu. Çünkü biraz daha geçmişi vardı. Ama bu sistemin ben Türkiye için katılırsınız katılmazsınız ama benim gördüğüm, bir yurttaş olarak gördüğüm, ben bu sistemin Türkiye'nin çok da hayrına olmadığını ve bunun da geniş toplum kesimleri tarafından da böyle görüldüğünü, bunun da mutlak suretle seçime yansıyacağını düşünüyorum. Yani peki, Sayın Kılıçdaroğlu olsun, başka bir aday olsun, şununla gidecektir seçime. Yani verili olan şey şu, kardeşim Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini mi, yani bu sistemi mi tercih ediyorsunuz yoksa güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi mi? Bir soru sorabilir miyim? Aydar Bey çok önemli bir soru soracağım. Mantık hatası yapıyor. Ali Aydar Bey, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün detayları ortada. Uygulamasıyla, hatalarıyla, eleştirileriyle. Ben katılmıyorum söylediklerinize ama sonra açarız. Peki onun karşısına koyduğunuz güçlendirilmiş parlamenter sistemin detayları var mı? Az önce siyaset üretmekten kastım buydu. Güzel. Mesela detayları ne bunun? Topluma peki, ne diyeceksiniz? Dakika, eski derseniz zaten peki, o değil. Tam da bu soruyu soracağım. Bir dakika. Yok. Allah aşkına bir dakika detayı açıklarsın ama. Şimdi şöyle. Zaten biri diyor ki bir taraf Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başarılıdır ve devam ediyoruz. Bu sistemdeki evet, adayımız Erdoğan. Ve krizlere bağışıklığı diğer vardır. Taraf diyor ki hayır bu sistem yürümüyor. Evet. Güçlendirilmiş parlamenter sistem lazım. Evet. Tamam mı? Ve Cumhurbaşkanı da ona göre olmalı ve benzeri. Şimdi işte bir yıl sonra olur, üç yıl sonra olur. Bu partiler bir araya gelip öngördükleri sistemi bir basın toplantısıyla anlatırlarsa seçimden önce. Anlatamazlar. Ya buna hazırlık yapıyorlarsa? Şöyle. Neden anlatamazlar biliyor musunuz? Çünkü şu. Ya buna hazırlık yapıyorlarsa sistem bu diye. Yapıyorlar. Hayır, onu zaten. Ve bunu da girerken derlerse ki biz bu sistemi getireceğiz. Hande, Davutoğlu taslak metin verdi. Tabii taslak metin verdi. Davutoğlu taslak metin verdi. Aynen. Şimdi bir tek Davutoğlu'nun ötesinde yani. Davutoğlu sonradan. Şey bak Davutoğlu sonradan. Ben böyle bir şey yapacağım. Sayın Meral Akşener de şunu söyledi. Bizim de kendi çalışmamız var dedi. Bunun tuzak olduğunu düşünüyorum iki açıdan. Meral Akşener, ben Meral Akşener çok yakın bir zamanda bunu açıklayacağını biliyorum. Yok yok çalışıyor. Ben de biliyorum da. Uğur Poyraz çalışıyor ona. Uğur Poyraz çalışıyor biliyorum. Fakat ben bunu mesela bu tuzak olduğunu düşünüyorum şu açıdan. Şimdi birincisi güçlendirilmiş parlamenter sistem diye siyaset bilimi hocası burada Can Kakış'ım. Yani böyle uyduruk bir şey yok. Böyle bir kavram yok. Yani parlamenter sistem başkanlık yeri başkanlık. Zaten temel itiraz var. Yürütmenin parlamentodan çıkmasınaydı. Evet. Neyi güçlendireceksin? Hayır, hayır. En fazla yargıyı daha bağımsız hale getirebilirsin. Bu kavram uydurma bir kavram. Eski sistemdekinden niye bu kavram bir dakika, uydurma? Ama bu şey ya bunu bunu terminolojik şöyle olarak alma. Bu propaganda niteliğini tamam, taşıdığı için bu esas alınıyor. Tam onu diyecektim. Bu kavram arkadaş, uydurma kavram. Arkadaş o da belki kavram. Türk tipidir. Bu da Türk tipi parlamenter sistem diyemezler mi? Şöyle. Ya, parlamenter sistem dersin. Şöyle. Niye gördünüz Ahmet? Olmaz mı? Şunun anlaşılma. Öbürüne de öyle söylendi.
neden parlamenter sistem demiyor? Eskiye dönüyoruz denmesin. Bu arada bence hiç de eski tecrübeler çok şey eskiye dönüyoruz dense. Ama bu da eski haklı. Sistem eskiye bundan daha iyi. Ama bu da meşru burada bir şey. Burada anlaşılmayan şöyle bir şey var bence. Şimdi az önce de konuşurken dikkatimi çekti. Yani biz şunu diyoruz. Yani CHP'nin veya şu anda muhalefet partilerinin de önümüzdeki süreçle alakalı çok işte sistematiğe oturmuş bir taslak yok deniyor da, yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken de bunun taslağı yoktu. Hatta bakın şu düşünceler çok fazla dile getiriliyordu. Sistem zamanla Türk oturacak. Türk dilendi. Sistem zaman işte ne olacak mesela daha yakın zamanda Sayın Bahçeli şunu söylemedi mi? İşte AYM bu sisteme uymuyor. Mesela bunun da yeni sistemin ruhuna göre düzenlenmesi lazım. Hayır, evet. İşte bakın demek ki taslak yokmuş. Siz halen, bu süreç devam ettikçe bunu görüyorsunuz. O zaman bu noktada kanunlar çıkarılmadı. Yani bu kanunlar da çıkarılmadı. Halen kanunlar çıkarılmadı. Bu sisteme konusu. Yani üzerinden yaklaşık 3 yıllık bir süre geçmesine rağmen halen bu sistemi tırnakça tahkim edecek yasal altyapı yapılamadı. Düzenlenemedi bunlar. Ya buna geçilemedi. Bu sadece tırnak içinde tembellikten şuradan buradan değil. Bu sistemin bir bütün olarak garabetinden kaynaklanan bir şey. Ona yani bu yasayı adaptasyon süreci var da mevcut yasayı, mevcut teşkilatı, ülkenin geldiği geleneği bu sisteme uyduramıyorsun. Böyle bir sorun var. Yani ontolojik bir meseleden bahsediyoruz. Yani varlıksal bir sorun var ortada. İkinci gördüğüm sorun da şu. Yani ilkinde yani güçlenmiş parlamenter sistem böyle şeye gerek yok. Yani utangaç ifadelere ya parlamenter sisteme geri döneceğiz kardeşim. Bu kadar net. Çünkü bunun adı parlamenter sistem. Yani yoksa bu bence hiç ayıp bir şey de değil. Bunu söylesinler. Yani gerçekten benim açımdan hiç sıkıntı şöyle, değil. Şu anda benim siyaset bilimi hocam izliyor. Naci Bostancı. Yani hakikaten hiçbir şey öğretemedim der. Yani çünkü ben en yüksek notu siyaset biliminde alıyordum. Öyle. Yok öyle bir şey. Yani güzellik parlamenter sistem diye bir şey yok. Parlamenter sistemdir onun adı. Bunu böyle ifade edersiniz. Tamam da şimdi, o zaman Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye bir sistem çıkarıyorsun ama Melik. Var mı dünyada örneği? Yok. O yüzden adı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Ad olarak yok ama İlkeler açısından şey o yüzden bu başlığı hükümet tamam sistemi. Bu da bu güçlendirilmiş paylaşım. Arkadaşlar şöyle, mesela ismi sistemi ya da yani başkanlık sistemi. Bir şey söylersin. Türkiye'deki gerçekten çok kayıt. İsmi olmasın. Güçlendirilmiş. Burada ben Ali Haydar Bey'in tespitine katılıyorum. Bu devam ettirilebilir bir sistem hocam, değil. Yani Türkiye'deki temel sorun bu. Yani bu sadece siz mesela şey dediniz. Türkiye'nin geleneğine uymuyor dediniz. Ben medeni olma iddiasına sahip hiçbir ülkenin geleneğine uymayacağını düşünüyorum. Ama ikinci sorun da şu. Çünkü çok fazla güçlerin merkezileştiği bir sistem. Bir dakika. Bu eleştiriye ne dersiniz ya? Yani çok fazla güçlerin merkezileştiği bir sistem. Evet. Medeni hiçbir ülkeye uymaz. Uymaz tabii ki. Diye mesela, yani güçlerin dağıtılması gerekiyor. Şöyle. ABD ile ne alakası var? Allah sağ olsun. Başkanlar sürekli yanıt vermeye çalışıyorsunuz. Mesela orada yasamayı güçlendirmişler. Hocam, İki basamaklı bir yasa var ve federal yönetimler var. Yani başkan çok güçlü olduğu için bakın bu yerel yönetimleri güçlendirmişler. Yani bu doğal bir sonucu olarak. Hayır, yerel yönetimleri güçlendirme yok zaten. Nasıl ya? Federal yönetimden bahsediyor. Federal yönetim var. Bir Melik Bey bir anlatayım. Geçirelim dersiniz. Mevcut sistemlerle hani mesela bu sistemin aksan taraflarını konuşabiliriz ama mesela bu sistemin çok hani demokrasiyle örtüşmediği meselesine benim itirazım olur. Niye? Çünkü mesela İngiltere'de krallık var. Ha şöyle bir şey mesela. Bak bizim bu çok şey. Çok yani öyle yani. Bir soru daha sorayım. Yani demokrasinin düzeyi. Sırayla konuşalım. Olmasıyla ölçülebilecek bir şey değil. ABD'de. Bununla anlaşılmaz. Hocam ABD'de. Hayır ama. Merkezi hükümetin güçlü olduğu da ondan sonra yerele güç vehmedildiği bir sistem değil. ABD zaten yerelin bir araya geldiği bir sistem. Dolayısıyla üniter bir devletin merkeziliğiyle kıyaslanacak bir durumu yok. ABD'deki çift meclis de yasamanın yürütmeye olan dengesinden ziyade küçükle büyük eyaletlerin özellikle güç mücadelesinden ötürü yasamanın yasamayı dengelemesi şeklinde kurulmuş. Dolayısıyla oradaki iki meclisin veya başkanın bazı kararlarının senatoya sorulmasının altında yatan neden başkanı frenlemekten ziyade küçük eyaletlerin büyük eyaletler karşısında ezilmemesi için yapılmıştır. Temsilciler meclisindeki ve senatodaki durumu Türkiye'ye uyarlayalım. Bakın şimdi, bu sefer onu mesela, uyarlayamazsın. Niye? Hayır şunun için şundan söylüyorum. Şundan uyarlayamazsın. Senatonun ortaya çıkmasının nedeni... Çok basit olarak söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'de bazı şehirlerin tabii daha fazla milletvekili var değil mi? Nüfusuna göre daha şu andaki sistem böyle. Senatodaki yönetim ise
her şeye eşit var. Her evet, temsilciler meclisi nüfusuna eşit, göre var. Evet, eşit sayıda senatörünün bulunması. Şimdi Türkiye'de böyle bir sistemin olduğunu düşünün. Türkiye'de bunun olması AK Parti'ye yarar mı, sağlar, zarar mı getirir? Hayır, bunu yarar tartışalım. Zarardan ziyade bu, hayır, doğasında bunu bu şekilde uygun değil. Niye doğasında değil, uygun olmadığını kabul ediyorum ama bunu doğrudan siyasi çıkar açısından bakalım. İlgilendirmek için çok kısa söyleyeyim. Bir dakika, çok kısa söyleyeyim. Hayır, yarar değil, onu diyorum. Ve sistem tartışması. Yarar olmadığı için de bu neyi getiriyor? Hocam, doğasına uygun olmayan şeyleri tartışmanın manası yok. Demek istediğim buydu. Amerika'da o zaman 13 eyalet, daha doğrusu bunların hepsi state zaten, devlet, evet, bir araya gelmişler. Küçük eyaletler demiş ki hepimiz eşit temsil edelim. Büyükler de demiş ki nüfusumuz oranınca temsil edelim. Çünkü delege seçiyor başkanı en nihayetinde. Doğrudan bir seçim yok, eksik meşruiyet var. Ondan sonra iki meclisli yapı, zaten Avrupa'da örneği var. Demişler ki küçük eyaletlerinde hakkı gözetilsin diye senatoda hepsi eşit temsil edilsin. Temsilciler meclisinde de büyük eyaletler ve küçük eyaletler nüfusu ağırlığınca delege göndersin. Şimdi ABD'nin başkanını delegeler seçiyor ya, doğrudan halk seçmiyor ya. Dolayısıyla ne oluyor? Catch-all yani, olayı var. Yani o dolayısıyla gidip ne oluyor? Bir, o delegelerin büyük gidip eyaletlerin, farklı bir oy kullanma şansları hocam, olmuyor. Büyük eyaletlerin delegeleri ABD başkanını seçme konusunda daha muktedir olduğu için bu sefer en azından yürütmenin başındaki zat aldığı kararlarda küçük ve büyük eyaletlerin eşit temsil edildiği senatoya sorsun ki büyük eyaletler, küçük eyaletler karşısında çok fazla güçlü hale gelmesin diye, tamam, bu sistem kurulmuş. Tamam da bu şimdi kalkıp sistemi... temsilciler meclisine ABD'de yürütmenin kararları sorulsaydı, Türkiye'de niye sorulmuyor? İşte bakan atarken veya büyükelçi atarken bu soruyu anlardım. Türkiye üniter bir yapı. Dolayısıyla ayrı ayrı iller veya ayrı ayrı bölgeler yok. Hepsi birbirinden, hepsi bir araya gelmiş, müteşekkil bir yapı oluşturmuş ve hepsi doğrudan bir meşruiyeti olan direkt başkana oy veriyorlar. Peki şunu soracağım o dolayısıyla, zaman. Yani sorun yok ve Türkiye seçime giderken bu konuyu konuşmayacak mı? Türkiye konuşacak, bu konuyu konuşacak ama muhalefetin bir gündem konuşacak, dayatması olarak onu oylayacağım sistemden diyor. Bağımsız krizleri sisteme yüklemenin manası yok. Şimdi her şeyi bir kenara bırakalım. Parlamenter sistemdeki en temel sorun neydi? Cumhurbaşkanı osu busu vesaire, bunlar tali meselelerdi. Türkiye'deki cumhurbaşkanı da çok güçlüydü, ayrı bir konu ama parlamenter sistemin ana sıkıntısı yürütmenin parlamentodan doğması. Ve parlamentodaki en ufak bir açmazda yürütmenin boşa düşmesi, dolayısıyla erken seçim ve ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmamız. Ben şunu demiyorum, şöyle bir iddiam yok. Bu sistem Türkiye'yi uçurur veya şu sistem Türkiye'yi batırır demiyorum. Sistemler en nihayetinde daha iyi yönetmek için vardır ama sistemin birincil görevi, amiyane tabirle veya ironik olarak, kriz üretmemesidir. Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi seçimlerdeki bütün krizini çözüyor. Yürütmeyi 50+1 ile seçiyoruz. Demokratik meşruiyeti çok fazla. Toplumun çok geneline hitap etmen lazım ki 50+1 alabilesin. Tek partinin belli bir ideolojik müktesebatla hareket ederek seçilmesi mümkün değil. Bu kadar kriz çözen bir sistemse muhalefet niye buna itiraz şuna ediyor ki? Çünkü muhalefet 50+1'i aşabileceğine dair inancı ve bütün bu toplumsal mutabakatı sağlayabilecek siyaset üreteceğine inancı zayıf. Ne yapıyor? Parlamenter sistemdeki gibi. Buna iki itirazım gibi, var. Parlamenter ben sistemde şu vardı. Istiyorum. Bakın mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 50+1 almak için ne yapıyor? HDP'ye ses çıkarmıyor. Çıkaramıyor çoğu konuda. Terörü, evet kınıyor ama terör nereden gelirse gelsin veya çok artık siyasi tazyik olursa öyle isim vererek kınıyor. İyi Parti HDP'ye çok fazla yüklenemiyor. Normalde yüklenmek ama istediği bu, kadar. Ama bu tüm ittifaklar için geçerli hayır, değil mi? Organik nasıl olarak hayır? organik olarak ittifakını kurarsan ve iyi siyaset üretirsen böyle angajmanlara girmezsin. Eğer parlamenter sistem olsaydı şu an İyi Parti dibine kadar HDP'ye yüklenecekti. HDP de İyi Parti'ye yüklenecekti. Cumhuriyet Halk Partisi de bu HDP bagajından kurtulup daha rahat iş yapacaktı. 1.30, 1.20, 1.15 neyse alacaklardı ve daha rahat koalisyon kurabileceklerdi. 50+1'i tahkim edecek yüksek bir siyaset üretimine ihtiyaçları yok. Ama bu sistemde ne yapıyorlar? Ya iyi siyaset üreteceksin ya da o sayısal değerleri birbirine ses çıkartmadan ip üstünde cambazlık yaparak bir araya getireceksin. Bu çok zor bir şey. Bunu ancak Recep Tayyip Erdoğan gibi veya işte Cumhur İttifakı'nın gibi benzeşen organik ittifaklar yapabilir. Cumhuriyet Halk Partisi Millet İttifakı'nda bence en büyük açmazı şu oldu. Bence bu her ittifak için çok zor. Yani şöyle... İyi de mesela şu an iki partiyle evet, 50+1'i sağlayan bir Cumhur İttifakı var. Ama 5-6 partiyle türlü denklemi deneyip
bir tür bir tarafın iktidar olması, bir tarafın muhalefet olması. 50 artı 1 size şunu 50 artı yani iktidar gayet tabii ki 50 artı 1 size şunu dayatıyor. 50 artı 1 diyor ki toplumun farazi olarak söylüyorum. En az %80'ine 90'ına hitap edecek politikaları üreteceksin ki, bakın sayısal değerler demiyorum. Hepsine hitap edecek politikaları üreteceksin ki aşabilesin. Parlamenter sistemde o yok. Parlamenter sistem sürprizlere çok açık. Bir de şu var. Bakın şu an Türkiye bir sürü krizden geçti. AK Parti'nin milletvekili sayısı kaç? Kriz üretmiyor derken en azından sistem kendinden bir kriz üretmiyor. Evet, pandemi krizdir. Dış saldırılar bir krizdir. Ekonomide bazı şeyler bir krizdir ama bakın normalde 293 milletvekili var. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi böyle bir şey olduğundan değil de tırnak içinde söylüyorum. Bu durumdan ayrılsa bile veya bazı yasalarda destek verse bile yürütmenin meşruiyeti sarsılmıyor. Çünkü 50 artı 1 ile o demokratik meşruiyetini sağladı. Ama parlamenter sistemde hep şöyle. Koalisyon bozulursa yandım Allah. En ufak bir söylenti bile. Tam bu noktada söz alabilir miyim? Tabii ya. Bir dakika, parlamenter bir dakika. Sistem. Yani, hızlı hızlı toplayalım. Çünkü çok tabii başka yani, sorularım olacak. Bu sevgili Emre'nin söylediğine, son söylediğine özellikle hiç katılmıyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz süreç tam olarak bir sistemsel kriz sürecidir. Neden olduğunu da söyleyeyim. Mesela çok basit olarak düşünelim. Birkaç hafta önce Sayın Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sayın İbrahim Kalın'ın bazı açıklamaları oldu. Avrupa Birliği ile daha fazla yakınlaşma üzerine veya işte hukuk, demokrasi reformu vesaire üzerine. Bu konuda eğer gerçekten inandırıcı bir adım atamıyorsa AK Parti, bunun tek sebebi sırtındaki MHP yüküdür. Koalisyon MHP olsaydı ne olacaktı? MHP, o yük olmayacaktı. Hayır, bakın eğer önceki sistemde olunsaydı zaten AK Parti MHP'nin desteğine ihtiyaç duymadan tek başına iktidar olarak bile varlığını devam ettirebilirdi. Ama, hayır, ama burada MHP'nin olamıyor ama ki. Lütfen, müsaade edin. Hocam ama matematik lütfen, müsaade yanlış. Edin. Ben deminden beri sizin dedim. Şimdi MHP'nin şöylesi bir artık kritik görevi oldu. MHP %10'luk bir oyuyla kendisinden 4 kat fazla oy alan bir partinin politikalarını önemli ölçüde tayin eder bir noktaya geldi. Gündemi, bence, gündemi o belirliyor. Evet ve bence ben şundan gerçekten eminim. Bunu kanıtlayamam ama eminim, öyle derler ya. Bunun için yemin edebilirim ama bunu kanıtlayamam. Ama şunu biliyorum ki Sayın Erdoğan'ın kendisi de bu sistemden rahatsız. Şöyle. Ve mutlaka ben mutlaka bu parlamenter, bir dakika. Dönüş noktasında bazı şeyleri, bazı adımlar ama olacak. Diğer konular, bir tavsiye. Diğer konular da o zaman ondan sonra. Tam önce o cümleden başlayacağız. Peki. Reklamdan sonra devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Şimdi en son doçent doktor Can Kakışım, Erdoğan da bence sistemden memnun değil. Evet. Dedi. Ben neye gerçekten buna çok fazla inanmaktayım. Bu MHP'nin yük dediğiniz evet, yani konu şimdi MHP'nin çok kritik noktalarda bazı yönlendirmeleri oluyor iktidara yönelik. Mesela ben şunu hatırlıyorum. Çok sembolik bir şeydir ama önemlidir. Kılıçdaroğlu'na bu yumruklu saldırı olduğunda ondan hemen sonra Erdoğan şey dedi, hani Türkiye'de çok ciddi bir gerilme var. Oysa bizim Türkiye ittifakını başarmamız lazım gibi birleştirici, bütünleştirici bir söylemde bulundu. Hiç unutmuyorum, hemen Bahçeli çıktı. Bizim tek bir ittifakımız vardır, Türkiye'de tek bir ittifak vardır. O da Cumhur İttifakı'dır dedi. Ve bir daha mesela Sayın Erdoğan'dan böyle bir söz duymadık. Bu gibi noktalarda önemli derecelerde yönlendirici bir pozisyonu olabilmekte. Şimdi Türkiye'nin önceki sisteminde, tabii bunun bazı istisnaları olmakla birlikte, AK Parti %40 civarında oy aldığı zaman seçilebilme şansı çok yüksekti. Hele ki bu baraj sistemini düşündüğümüzde. Bakın şunu unutmayalım. AK Parti ile MHP ittifak yapmasalardı, MHP'nin o son seçimde %11 alması mümkün olmayacaktı. Ve böylece o barajı geçemediği için o oylar büyük oranda AKP'ye gidecekti. Yani AKP zaten tek başına iktidar olacaktı. Hı hı. Ama şu andaki durumda AK Parti İktidarın devamı için kendisini %50'ye mahkum etti ve böylece de MHP'ye mecbur bıraktı. Bir dakika. Ben bunun bir soru olduğunu düşüncesindeyim. Bir dakika. Demin sizin Millet İttifakı için bulunduğunuz eleştirilerin benzerini Cumhur İttifakı için bulunuyor. Şunu da söyleyeyim ama orada şu önemli, onu da söyleyeyim ondan sonra sevgili Emre konuşsun. Konuyla çok alakalı, ben hatta onu az önce söyleyecektim. Şimdi
Evet, AK Parti ile MHP politikalar bakımından birbirine daha fazla benziyor olabilir ama bu çok normal. Çünkü bir tanesi iktidar, diğeri muhalefet. Yani şu anda Türkiye'de sistemin dayattığı iki kanatlı bir yapı var. Yani bir tarafta iktidarda olanlar, diğer tarafta iktidara muhalif olanlar. Yani muhalif grup. Zemin olarak tam ya, ama Melik Bey, yani muhalefet zaten olacak. Doğası şimdi itibariyle daha amorf bir yapıdır. Bir dakika, onun içerisinde çok farklı gruplar olacak. Ama iktidar daha şey olacak, birbirine benzeyecek. Bir saniye araya girme, evet. Bir dakika. Şimdi başkanlık sorum sistemi. Şu, bir dakika, hiç sistemsel sormayacağım. Çok net iki tane konu var. Bir, Erdoğan da memnun değil sistemden. İki, MHP AK Parti'nin politikalarını... Ama Can Bey kanıtlayamam dedi. Bir dakika, MHP AK Parti'nin politikalarını belirliyor. Şöyle, ikincisinden başlayayım. Ben MHP'nin AK Parti'nin politikalarını belirlediğini düşünmüyorum. Ama MHP, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak elbette AK Parti'nin hükümetin politikalarına etki eden bir unsurdur. Bu da doğaldır. Bu koalisyon içinde doğaldır, ittifak içinde doğaldır. Yalnız burada işin sisteme bakan ve ana unsur olarak ayrıştığımız nokta şudur. Koalisyon sürprizdir. Seçimden sonra şekillenir ve seçimden önce vatandaşın ideal olarak istemediği bir matematiğin matematikle karşılaşmasına vesile olabilir. Yani mesela seçmen Cumhuriyet Halk Partisi işte İYİ Parti ile ittifak yapsın diye ona oy verebilir, koalisyon olsun diye. Ama matematiksel şartlar Cumhuriyet Halk Partisi'ni bambaşka koalisyon ortaklarıyla buluşturur. Ve ne olur? Seçmenin arzuladığı seçimden sonra olmaz. Ve bu da organik olarak ilerlemediği zaman hemen bir erken seçim tehdidiyle karşı karşıya kalırsın. Ama yeni hükümet sisteminde 50+1'in elbette partilerin birbirine muhtaç olması bir kenarda duruyor. Bu demokrasilerde zaten yüksek toplumsal kesimden oyunu almak için bu ittifakı yaparsınız. Ama seçimden önce bunu ortaya koyuyorsunuz. Yani seçmen şunu diyor: ben seçimden önce seçtiğimle seçimden sonra gördüğüm arasında bir uyuşabilirlik görüyorum diyor. Bu anlamda başkanlık sisteminin avantajı var. Ben sistemle ilgili aşağı yukarı söyleyeceklerimi söyledim. Açarız ama konuyu da fazla uzatmayayım. Ben izleyicilere buradan bir dizi tavsiye ediyorum. Niye? Danimarka bakın 5-6 milyon nüfuslu yer. Türkiye'nin kaç 13'te 14'te biri. Tabii. Yani İzmir Büyükşehir Belediyesi kadar büyüklüğü olan bir yer yani nüfus olarak söylüyorum. Bakın orada bile parlamenter sistemin nasıl açmazlar, nasıl skandallar yaşadığını o kadar güzel senaryolaştırmışlar ki hiç böyle ekstra fantastik bir kurgu söz konusu değil. Çünkü şu var en temelde, parlamenter sistemde bütün partiler sistemi ayakta tutmak için can uğraşırlar. İlkeler, politikalar hep ikinci plandadır. Ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde demokratik meşruiyet ve bütün yapı sistemden önce seçimden önce dizayn edildiği için, belirlendiği için hiçbir şekilde kriz üretmez. Ama bunun tarihte bir örneği yok ki şu an. Nasıl? Yani böyle kıyaslayabilecek bir örnek yok ortada. Mesela şu anlamda söylüyorum. Yani parlamenter sistemin tarihte bir sürü örneği var. Evet. Başkanlık sisteminin var, yarı şöyle başkanlığın var. Cumhurbaşkanlığı Hande Hanım, sistemini... siz X partisinin başındasınız. Yani yanılıyor muyum siz? Şöyle örnek verelim. Ya da Hande Hanım, şöyle örnek vereyim. Daha kısa olsun, bitirelim. Partiler üzerinden alalım, gitmeyelim. Siz A partisinin başındasınız, ben B partisinin başındayım ve biz ittifak yaptık değil mi? Seçildik, yürütme belli oldu. Diyelim siz ittifaktan ayrıldınız. Kriz oldu, olabilir. Benim yürütme gücüm devam ediyor. Bir daha erken seçim veya parlamentoda bütçe geçecek mi veya parlamentoda uzlaşma olacak mı, güven oyu alacak mı krizini yaşamıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümeti sisteminde. Bu yüzden krize bağışıklı. Ama parlamenter sistem olsa biz koalisyon olduk. Matematiğimiz uyuşmadı. Matematiğimiz ancak bir araya gelmemizle bir anladım oldu. Da. Bu sefer sen çıktığın an erken seçimi ve bütçenin geçip geçmesini konuşuyoruz. Şöyle sorunlar var. Bu bir dakika, bu sistemde de İkimiz anlaşamazsak ve ben vazgeçtim, seninle aynı yolda yürümüyorum dersem, parlamentoda şey, eğer yeterli çoğunluğu diğer tarafa geçerek sağlayabiliyorsam seçim yaptırırım. Nasıl yani yapacaksın? Kaçla? Şu anki örnekten yeterli hareket et. Yeterli çoğunluğu sağlayabiliyorsam dedim. 400. İşte bu çok benim zor bir şey. Benim gücüm yetiyorsa dedim. İşte diyorum ki bu sistem krize daha fazla savunma hattı döşemiş. Parlamenter sistemde kriz her an gelebilir. En ufak bir, ya şöyle düşünün ya. Libya meselesi var değil mi? Münhasır ekonomik bölge diyelim. Koalisyon olduğunu düşün. Dışişleri Bakanı bir partiden, Başbakan bir partiden, Cumhurbaşkanı da eski emekli asker veya Anayasa Mahkemesi'nin emekli bir tane hakimi, savcısı neyse. Ya hiçbir konuda uzlaşamazlar. Onu da geçtim. Ya o politikayı yürütecek genel müdürü bile üçlü kararnameyle atayıp onda bile mutabakat sağlayamazlar.
parlamenter sistem kriz üretir. Bugün Avrupa'da da üretiyor. Avrupa'da güçlü bir liderlik yok. İşte en fazla ki demokratik meşruiyet açısından yarı başkanlık en kötü sistemdir. De Gaulle'ün o dönemki dayatmasıyla Fransa'da hakim oldu. Hocam da bilir. Gerçekten böyle yargı atamalarına kadar tartışırız. Fransa'da demokrasi ne ABD'nin ne parlamenter sistemin yanından geçmez. Orada bile adamlar 50+1'i sağlamalarına rağmen ikinci turda bir türlü ciddi bir yöneticilik ortaya koyamıyorlar. Ya şimdi şöyle yapalım, bir dakika. Parlamenter sistem kriz. Şöyle, bir saniye. Çok böyle konumuz dağıldı ya. Güncel olarak konuşalım. Yani hani şunun ben için güncele dönelim. Birkaç eklemem yani, olacaktı. Ama başka konuya da değinerek dalmayın. Evet, tamam. Artık ilk konuya değinmek istiyorum öncelikle. Az önce Melik Bey bir şey söylemişti. Çok konu dağılmadan onu bir ifade edeyim. Şey dediniz ya, hani doğrudan CHP'nin içinden birisinin gelip, hani o devşirme olmayan birisinin gelip bu partinin oylarını yükseltmesi gibi bir durum niçin söz konusu olamıyor dediniz. Benim aklıma şu geldi. Sevgili Emre de ilk turdaki konuşmasında şundan bahsetti. Dedi ki AK Parti Erdoğan'ın liderliğinde milli görüş çizgisini %25'lerden %50'lere kadar getirdi. Ama aslında artık o milli görüş çizgisi değildi. Milli görüş çizgisinden ayrıldığı için o kadar genişledi. Burada da bunu bu bağlamda değerlendirmek lazım bence. Yani AK Parti'nin ilk çıkış yıllarında milli görüş gömleğinden gelmeyen, bu gömleği giymemiş olan, bu çekirdekten yetişmemiş olan çok sayıda insan vardı. Ama o sayede o farklı grupları eklektik biçimde içinde barındırdığı için bir yükselme şansına sahip oldu. Bence CHP'de şu anda buradaki gelişim içerisinde sistem olabilir. Sistem tartışması fantazi değildir. Yani şundan bir fantazi buydu. Değildir. Bitireyim mi? Yani isterseniz bitireyim, ondan sonra ben sözü tamamen sizlere bırakayım. İkincisi sevgili Emre şeyden bahsetti, bir işte Danimarka dizisinden bahsetti. Oralara hiç girmeyeyim. Şöyle tamam, güzel bir şey söyleyeceğim, bırakacağız. Ondan sonra başka tekrar Kılıçdaroğlu'na geri döneceğim, merak etmeyin. Ben de parlamenter sistemin sorunlarını görmek için bunu izleyebilirsiniz dedi. Ben de Türk halkına buradan Türkiye reel siyasetini izleyin ve içinde bulunduğumuz sistemin bozukluklarını görün diyeyim. Işte böyle şimdi şeyle. Peki siyaset... üçüncü olarak da tamam. Ama olmaz, tamam, hep siz konuşuyorsunuz. Bu sistemsel değil, bu tamamen hoşunuza gidecek. Tamam, doğrudan reel siyaset konuşuyorum. Şunu lütfen bir kendimize soralım. Niçin Sayın Erdoğan Sayın Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı için çok müjdeli bir haber dedi? Niçin Sayın Erdoğan milletimiz için hayırlı olandır dedi? Niçin Sayın Kurtulmuş, Sayın Fuat Oktay bu kadar sevindi? Eğer niçin? O az önce bahsetmişti. Ona alaylar ve cevap. Niçin? O az önce bizim ortaya koyduğumuz anket sonuçlarından dolayı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha kolay alt edilebilecek bir lider olarak görünmesinden dolayı bu şekilde. Tırnak içinde hani Kemal Bey kolay lokma. Evet, öyle gördükleri. Öyle mi gördükleri? Cumhurbaşkanlığı için öyle görüyorlar. Evet. Ama yani bunu bu şekilde öyle mi peki? Yani ben de Cumhurbaşkanlığı seçiminde başarı kazanabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama burada şunu öngörmek gerekiyor. Ben az önce de söylediğim gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun bence şu anda Cumhurbaşkanlığı adayı olmaktan çok daha önemli bir görev var. O da Türkiye muhalefetinin doğrudan dizayn eden birisi olma sorumluluğu. Ben bunu daha fazla önemsiyorum ve eğer zaten parlamenter sisteme geri dönüş olacaksa seçilen kişi şu anda olduğu kadar güçlü olmayacak. O zaman zaten onu yönlendirenler de bu isimler olacak. İktidar, bunu da unutmamak gerekiyor. İktidar, Bahçeli, işte ifade ettiği isimler, Cumhurbaşkanı, Kılıçdaroğlu'nu kolay lokma mı görüyor? Kolay lokma mı? Bence ya Ekrem İmamoğlu gelirse kazanır, Kılıçdaroğlu gelirse kazanamaz mı? Yok yani ya Erdoğan bir kere siyasetin Lionel Messi'si. Yani özgüveni yüksek, başarıları ortada. Girdiği bütün seçimleri almış ve hani o anlamda bir sorun görmüyor. Niye isabetli diyor? Çünkü şöyle, eğer şimdi Kemal Bey'in yeni sistemi okumada ben de ciddi eksikleri var. Yani dedim ya, bugün mesela Ruşen Çakır röportajına baktığımda ha Ali olmuş, ha Veli olmuş falan diyor ya. O iş öyle değil yani. Ali Veli işi olur mu? Yani sen parlamenter sisteme dönmen kolay mı zannediyorsun? Bir kere sen mecliste 400 milletvekili yakalaman gerekiyor. Yakaladın diyelim, referanduma gitti, referandumda kabul edilecek. Yani böyle kolay bir şey mi bu? Nereden baksanız en az 3 yıl. En az 2 yıl. Muharrem İnce'ye bile soruldu yani. İki yılı alır dedi. Ya iki yılı siz otomatik pilota, kopilota bağlayabilir misiniz Türkiye'nin yönetimini? Hele hele böyle güçlü bir sistemi. Mümkün mü böyle bir şey? Yani başbakan, cumhurbaşkanı aynı kişi, hükümetin başı olacak. Siz iki yıl şeyle otomatik pilotla falan yönetilmez bu ülke. O anlamda hani bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Burada hem Erdoğan'ın hem de Bahçeli'nin söylediği şey şu.
Ya hani bir genel başkan olarak madem bu kadar iddia sahibiyseniz ki mesela adaleti sağlayacağız, ekonomiyi düzelteceğiz. Değil mi? Kemal Bey bunları söylüyor. Hem Kurultay'da söyledi hem Meclis Genel Kurulu'nda. İyi de bunun için senin kaptanlık pazuk bandını takıp sahaya çıkman lazım. Onun için müjdeli haber ya olarak ya ben free kick'ten gol atacağım. Ben işte ne bileyim toplara iyi yükselirim. İki ayağımı da kullanırım. Tamam da senin santrafor olman gerekiyor. Başka türlü gol atamazsın ki. Kenarda taktik vererek gol atamazsın. Ya da seyircilerin içinde bağırarak gol atamazsın. Sizin sahaya girmen gerekiyor. Takımın başarısı için şöyle bir durum. Direktörün rolü futbolcudan daha önemli. Şöyle bir mesele var. Direktör de değil ama. Teknik direktör de değil. Yani ben şu andaki onun şu andaki statüsü biraz daha teknik direktör gibi görmekteyim. Bakın siz iktidar seçiyorsunuz. Cumhurbaşkanı seçmiyorsunuz. Yani sadece Cumhurbaşkanı seçmiyorsunuz. Ben ısrarla ya voleybol oynuyorduk. Artık futbol oynuyoruz. O topu elinizde aldığın anda penaltı. Şimdi, elini alamazsın. Yani... Dolayısıyla yani çok özür dilerim tamamlıyorum. Biz hükümet seçiyoruz hükümet. Yani Cumhurbaşkanı seçtiğimiz kişi aynı zamanda başbakan. Yani Milli Savunma Bakanı da atayacak, Dışişleri Bakanı da atayacak, Hazine Maliye'yi de atayacak. Kabinesiyle biz... birlikte. Nasıl yapacağız biz bunu? Dostların ne yaptın, ortağın ne yaptın? Hadi diyelim ki Mansur Yavaş'ı yaptın. Kazandı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olacak. Ne olacak? Dışlarını HDP'ye, içlerini İYİ Parti'ye, Milli Savunma Bayi Gelecek Partisi'ne, ne bileyim Hazine Maliye'yi devaya. Böyle mi olacak? Nasıl olacak o? Şöyle başlayayım. Bir tuhaflık yok mu? Ben mi yanılıyorum ya? Spor örneğinden. Yanılıyor muyum ben ya? Doğru bir dakika. Soruyorum. Böyle mi olacak? Söyleyeyim. Sayın Erdoğan işte Messi benzetmesi yapıldı. Evet Messi Barcelona'da iyi oynuyor. Ama Arjantin milli takımına hiçbir varlık gösteremiyor. Dolayısıyla orada çünkü Barcelona'da. Ama Messi'nin Barcelona'da tartışılmaz çünkü herhalde. Barcelona'da futbolu, dostları var. Futbolu bilen herkes. Barcelona'da dostlarıyla birlikte bunu gerçekleştirebiliyor. Yani bir takım oyunuyla bunu yapabiliyor. Tek başına bir şey yapamadığını biz Arjantin milli takımında oynarken gördük. O yüzden buradaki dostlar vurgusu çok önemli. Yani Messi'nin geri planındaki insanlar olmasa o da bu performansı gösteremezdi. Messi aslında Kılıçdaroğlu. Buradaki mesele şu. Yani içinde bulunan koşullar. Şimdi bu sistem tartışmasına göre dönmek için söylemiyorum ama bütün partiler sisteme yoğunlaşıyorsa bir takım bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Bir takım anketler yapıyorlar. Sağdan gelen veriler hemen hemen bütün partilerde şu şekilde ortaya çıkıyor. İnsanlar var olan sistemden çok da mutlu değiller. Burada bir liderin güçlü bir kimliğinin olması çok da övünülecek bir şey değildir. Çünkü kurumların daha güçlü olması, oturmuş olması demokrasilerde... Strateji mi olacak o zaman? Lideri değil, kurumların ön plana çıkartılacağı öyle. Bir itirazım ittifak. Var. Şöyle, itirazım var. Hayır. Bir saniye bu bağlam kopmadan rica ederim. İtirazım var. Liderlik meselesi önemli bir mesele. Ya tamam, bakın, ittifak için söylüyorum. Hayır, diyor ki kurumla, hayır, hala liderlik önemli. Bugün dünyada 2,5 liderden bahsediliyor. 2,5 liderden, yani... Putin'den, Erdoğan'dan bir de Merkel'den. Buçuk demem ne de Merkel gidiyor yani. Liderlik meselesi Avrupa'da bak Fransa'da lider yok. Fransa ne halde? Öyle demeyin yani liderlik meselesi önemlidir. Yani ha, şunu bu derseniz, ne halde derken orada yani biraz durup düşünmek lazım. Fransa'nın mevcut verileriyle Türkiye'nin verilerini kıyasladığınız zaman biz ölmüşüz. Yani diyor ya. Yani şöyle bir şey. Yani o tamam konuyu dağıtmayalım var olan ama. Sermayesinden şimdi bakın şöyle bir liderlik durum var. Liderlik meselesi önemli Ali Haydar Bey. Türkiye bakın, ülkeler için bak, liderlik meselesi yatsınamaz. Tek başına yeterli değildir diyorum. Ben tek başına demiyorum bakın, ama bir dakika ben bu konudaki tartışmayı merak etmiyorum. Ben anladım. Sonuçta işte. Millet İttifakı kurumları ön plana çıkarmaya strateji olarak hazırlanıyor anladığım kadarıyla. Ya kurumsal bir şeyin hani oturmuş tamam. Geleneği olan bir yapının tercih edilebileceğini söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki biz bu ülkeyi anonim şirket gibi yöneteceğiz. İşte okul olanı getirdi, Milli Eğitim Bakanı yaptı, hastanesi olanı getirdi, Sağlık Bakanı yaptı, Turizm Şirketi olanı getirdi, Turizm Bakanı oldu. Ama şöyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Aslında pratikte istenilenin çok da uygulanmadığını, çok peki, da iyi sonuç vermediğini tamam, gördüm. Tamam, stratejiyi anladık. Dolayısıyla bunun üzerine bir strateji kurulacak. Bu da meşrudur ve haklı bir stratejidir. Bu stratejiyi kurarken başrolde Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak o zaman? Yani oyun kuran, şu anki oyunu kuran, buna dair en temel eleştirilerini dile getiren, elbette ki diğer partiler de var. Başat aktör, elbette ki Sayın peki, Kılıçdaroğlu. Peki kolay lokma ama onun için mi müjdeli haber olarak yorumluyorlar? Şimdi tırnak içinde hep şey söylenir ya hani Lao Tzu'nun bu savaş sanatında da hani rakibini ne kadar küçük görürsen ne kadar güçsüz görürsen hani kaybetmeye o kadar yakınsındır.
kaybetmeye o kadar yakınsındır aslında. Yani bu Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bağımsız olarak şu söylüyorum. Anketlerde düşük çıkması nedeni biraz önce siz söylediniz. Bugüne kadar Sayın Kılıçdaroğlu hiçbir zaman ben adayım demedi. Yani böyle bir atmosfer hiç yaratmadı. O yüzden kendi partisi dahil olmak üzere insanlar işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı zaten Cumhurbaşkanı aday değildi. Üzerine bir konumlanma ya da cevap veriyorlardı. Ama bugün öyle bir durumda değil. Bugün diyor ki, bugün potansiyel adaylar biraz böyle sustular ve geri çekildiler mi Cumhuriyet evet, Halk Partisi'nde? Yani herkes bir, yani sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde değil, Türkiye siyasetinin genelinde herkes ne oluyor? Çünkü şöyle bir ezbere gidiliyordu, Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Ben şöyle düşünüyorum, bu Akşener ve Kılıçdaroğlu arasında bir konuşma sonrasında netleşecek diye katılır mısınız? Muhtemel müzakere o noktaya gider. Yani, iki isim arasından iki isme, geçer. Yani başat figürler şu an o iki isim olduğu için o iki isim arasından gider. Burada da herhalde bilimden yararlanır. Hani anket mi yapılır, kamuoyu yoklamaları, ama kendi partileri vesaire galiba falan. Yani böyle bir şey beklemiyor. Şöyle de düşünülebilir. HDP'ye yani, sorarlar mı? Şunu da şöyle de düşünülebilir. Güzel soru. HDP kendi adayını çıkarır. Yani muhtemelen HDP kendi adayını çıkarır. Yani orada şöyle bir mesele var ama şunu atlamayalım. Yani bu, her parti mutlak surette evet kendi adayını bir biçimde ön plana çıkaracaktır. Ama buradaki mesele şu. Yani her parti şu anda muhalefette olan, Cumhur İttifakı'nın dışında olanlar Türkiye'nin ağırlıklı bir kriz içerisinde olduğunu, bir iktidar, bir yönetim, bir sistem krizi içerisinde olduğunu ve dolayısıyla kimsenin vazgeçilmez olduğunu, yani feragat edilebileceğini, bunun için bedel ödenebileceğini, geri adım atabileceğini de ben öngören liderler olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye, yani Sayın Durmuş Yılmaz'ın söylediği sözle söyleyeyim, tarihinin hiçbir döneminde Merkez Bankası eksi bakiye düşmemiştir. Yani eksi 47 milyar dolar bizim eksi bakiyemiz var. Yani eksi 47 milyar, yani 47 milyar dolar Türkiye bulacak, sıfırlanacak Merkez Bankası, onun üzerine para konacak, onun üzerine işlerin tekrar yola girmesi sağlanacak vesaire vesaire. Bu çok meşakkatli bir süreç. Şunu da bilmiyoruz Handa Hanım, yarın öbür gün Kılıçdaroğlu şöyle bir anlaşmayla da çıkabilir. Diyebilir ki ben Bakanlar Kurulu'na çıkıyorum. Yani tek başıma değilim, tek başıma aday değilim. Ha, kabinesini açıklayarak. Kabinesini açıklayarak benim ekonomiye şu bakacak, dış politikaya bu bakacak, her partiden Türkiye'yi bir Türkiye ittifakıysa gerçek anlamda. Tam dediğin gibi oluyor o zaman. Evet. Ben yani her burada. Her partiden dediğine tabii, göre. Evet. Yani. Ya burada ben Türkiye'nin en iyi siyaseten kendisini yetiştirmiş, Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretecek insanlarını bulacağım. Yok, siyasetin içerisinden o da olabilir. Ama sonuçta bir angajmanları ben çok teknokrat olacaklarını düşünmüyorum böyle bir şeyde. Yani evet mutlaka içinde olacaktır ama Türkiye'nin mevcut sorunlarını çözecek yeni bir ruhu ya da yeni bir kadroyu bir biçimde topluma sunabilir. Ama bu mantıklı. Yani başkanlık üzerinden değil de yasama organı veya işte burada yürütmeyi oluşturacak bakanlar üzerinden eğer böylesi bir çatı adaylar bulma süreci olursa bence başarıya ulaşma şansı da daha yüksek çünkü olur. Çünkü şöyle örnekleri gördük. Mesela bir bakan şey dedi. Yani şöyle mi o zaman ben daha açık sorayım. Bir lideri, cumhurbaşkanı, diğer lideri, işte ne bileyim cumhurbaşkanı yardımcısı falan gibi mi göreceğiz? Yok zannetmiyorum. Öyle bir belki pozisyon olarak öyle bir şey kabul etmeyebilirler birbirleri için ama ben mutlak suretle şunun daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Yani kabinesiyle birlikte çıkıp. En azından önemli bakanlıklar için. Çünkü şunu duyduk yani mesela bir sayın bakanımız çıktı şey dedi. Ben dedi telefonla duydum. Yani bir istişare yapılmamış, bir müzakere yapılmamış, kamuoyunu tanıdığı insanlar değildi vesaire vesaire. Şimdi mesela bunun tam tersi bir konumlanmayla ben şu kadroyla çıkacağım. Yani ekonomiyi bununla sorunu bunlarla çözeceğim, dış politikayı bu insanlarla çözeceğim vesaire falan üzerine. O zaman başka bir modelleme yaratmış olur ve başka bir atmosfer olmuş olur. Dolayısıyla burada bakın ilk defa şu süreçle karşı karşıyayız. AK Parti artık istediği kadar gündem üretemiyor, yaratamıyor ya da süreçleri yönetemiyor. Şöyle bir bakın genel bir siyasetsizlikten bahsediyoruz. Yani sadece rakibi eleştirmek üzerine kurulan bir şey dönüyor, retorik dönüyor. Yani şu anda hani niye Türkiye toplumunun 60'ı kimine göre 70'i muazzam bir umutsuzlukla
bu ülkeye dair hayallerini ve şeylerini yitirmiş durumda. O oranları nasıl biliyorsunuz hala? Valla araştırmalar böyle söylüyor. Yani işte mesela Kondo'nun araştırmalarında bile niye AK Parti hala 40'ın üstünde ve CHP 22-23'te? Ama şunu biliyoruz bakın net bir rakam vereyim. Net bir rakam vereyim. Şu anda şu son birkaç yılda 250 bin tane bilim insan Türkiye'den gitti. Türkiye tarihinin en büyük beyin göçünü bu son yani bu iki yılda verdi. Bu rakamların doğruluğunu bilmiyorum ama şunu soracağım, şunu söyleyeyim. Bakın Konda bile ki yani Bekir Ağırdır mesela her platformda AK Parti'yi eleştirir. Artık yani o eski nesnel yorumlarından çıktı, çok sübjektif yorumlara döndü. O bile en fazla diyor ki kararsızlar çok. Kararsızları işte dağıttık diyor siyasi parti kotalarına göre AK Parti 41-42 işte minimum 39 yaptı. Şimdi eğer Ali Haydar Bey'in çizdiği gibi bir tablo varsa, Türkiye muazzam bir krizdeyse, ki az önce referans olarak 2001 krizinden sonra AK Parti'nin yükselişini söyledi. Niye Cumhuriyet Halk Partisi veya Millet İttifakı etrafında böyle bir kenetlenme, görece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın anket şirketlerinde bile olmuyor? Demek ki AK Parti'yi sadece muhalefeti eleştiren bir unsur olarak değil, aynı zamanda üreten ve zorlu koşullara rağmen atak yapan bir parti olarak görüyorlar. Mesela ben şunu söyleyemem. Orada yanlış bir strateji izliyorlar. Ekonomi muhteşem demiyorum. Elbette ekonominin özellikle bu döviz kuru saldırısından sonra pandemi koşullarında ve dünyanın içinden geçtiği ekonomik sıkıntılar kapsamında ciddi zafiyetler doğurduğunu söyleyebilirim. Ama ekonominin zor olduğu ve pandeminin bize bütün gücüyle geldiği bir süreçte bile şehir hastanelerini yapan, otoyollarını yapan, işte helikopter motoru üreten, işte 2023'e hem doğalgaz rezervi bulma, çıkartma ve işleme hem de ürettiği arabayı yetiştirme noktasında güven aşılayan, umut vadeden bir iktidar var ki işte Konda bile en fazla kararsız fazla ama dağıtınca AK Parti yine birinci ya, vesaire Konda bile diyebiliyor. Derken bence çok ciddi bir araştırma firması. Yani i̇şte gerçekten özellikle çok, niye referans çok doğru sonuçlar verdi muhalefet de aynı zamanda referans alıyor sevgili Emre. Eğer AK Parti MHP ile birlikte %50'yi bulamıyorsa dediklerinin hiçbir önemi yok, başarısız demektir. Hayır, bizim o araştırmaya göre 51-52 çıkıyor hocam. Yok şimdi bakın Konda'ya yüzde göre, diyelim 39 aldı. MHP eğer %11'i bulamazsa, %12'yi bulamazsa 12. Yani o zaman siz şunu diyorum şeyi, ben. Tayyip Erdoğan'ı bir kez 50'nin altında bulmadılar. Erdoğan kaybetmek kaderiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Yani şu andaki sistem şu aslında Erdoğan çok basit olarak Erdoğan 52'nin altını görmüyor. Bakın çok basit olarak söyleyeyim Melik Bey. Yani şu andaki sistem bize şunu dayatıyor. Siz ya iktidardan tarafsınız ya da iktidara karşısınız. Hayır, eğer siz iktidardan taraf değilseniz ve iktidardan taraf olmayanlar %50'nin üstüne çıkmışsa siz başarısızsınız. O sizin yani özgüveninizle siz ilişkili. %140 %40'ın üstüne çıkmanız bu anlamda bir şey ifade etmiyor. Hayır, demek istediğim bu. Ya zaten bu yüzden söylüyorum işte. Erdoğan bugünkü sistemden şöyle rahatsız ve bunun da çok nesnel sebepleri var. Hayır şöyle. Demek istediğim buydu. Burada şahıslar üzerinden konuşmayalım. Şöyle. 50+1'in üzerine bunun çıkmak, seçim olarak dayatılması demokratik meşruiyet açısından iyi midir, kötü müdür? Bunu bence hiç iyi değildir. Bence i̇yidir. Hiç iyi değildir. Çünkü yani olur mu yani hocam? İyidir. Sadece, toplumsal mutabakattır bu. Sadece şeyden sadece hocam, 51 ile seçiyor. %20 ile başbakan mı seçelim? Hiç önemli. Sadece yani 27-32 ile başbakan kurallar üzerinden siyaset yorumlanmaz. Onun nasıl işlediğine bakmak gerekir. Şöyle eğer %51'i alan kişi, ben %51'i aldım, zaten bir şekilde kendim buraya attım, bundan sonra istediğimi yaparım derse diyemez, diyemez. Çünkü bir seçim sonra da %50'yi aşmak bakın, zorunda. Bak mesela siz az önce bir şey söylediniz, ona çok dikkat ettim. Dediniz ki sadece 2,5 lider var, işte Putin, Erdoğan, bir de yarım Merkel dediniz. Ya zaten diğer ülkeler işte bu yüzden belirli bir kurumsal çerçeve devam ediyorlar. İtalya'da çünkü hangi kurumsal çerçeve var hocam? Tek bir liderin, ya orası Avrupa'nın marjında kalan bir yer. Marjinal mi İtalya? Avrupa'nın marjında kalan bir yer diyorum. Yani asıl batı dediğinizde İtalya gelmez aklınıza, onun için söylüyorum. Nasıl yani İngiltere gelir, ABD gelir, Kanada gelir, Hollanda gelir. Kuzey Avrupa ya ülkeleri yani İskandinav ülkeleri gelir vesaire. Kültürel anlamda yani bir numaralı unsur, siyasi benim anlamda istedim, bir numaralı unsur. Benim ne demek istediğim gayet yanlış. Yani Avrupa siyasetinin kurucuları hep İtalyan danışmanlardan çıkmıştır. Daha az gelişmiş bir ülkedir. Bu bağlamda onu söylüyorum. Onu siz de anlıyorsunuz yani demek istediğim. Bu bağlamda yani bir Hollanda kadar, bir İngiltere kadar, bir yani Portekiz'de, Norveç'te bir Erdoğan figürü aynı yok ama şey yani bunlar açlıktan ölmüyorlar. Ama buradaki mevzu şu. Şimdi bu ülkeler zaten bunu siz iyi bilirsiniz hocam bunu. Max Weber bunun 150 yıl önce, 200 yıl önce teorisini yapmış. Otorite meşruiyet tiplerini çıkarmış. Doğu ülkelerinde daha işte karizmatik otorite dediğimiz insanların daha tanrı vergisi, zaten karizma da tanrı vergisi demektir Latince'de. Tanrı vergisi yeteneklere sahip oldukları için yönetme yetkilerine sahip oldukları gibi bir düşünce vardır. Batı ülkelerinde ise yasal, rasyonel liderlik olarak bilinen. Peki ve
insanların, liderlerin kişiliğine, onların insanüstü özelliklerine değil, o kurallara olan inançlarına katkısı olan, devam etsin. Katkısı devam etsin. Şu an dünyada doğu ülkelerini o liderler bazında karşılaştı, bak iyi bir sonuç verdi. Şöyle onu doğu ülkeleri, batı ülkeleri kıyasını yapayım. Doğu ülkeleri, batı ülkeleri. Şu an Kanada'da Melik abi, Kanada'da Trudeau çıkmaması lazım. Demek Kanada'da Trudeau. Yunanistan'da bir ara o Çipras rüzgarı. Fransa'da makronizm diye bir şey çıktı. Amerika'da tamamen liderler üzerinden giden bir süreç var. Dünyada artık mevcut ezberler bozulduğu için güçlü liderler, karizmatik liderlere doğu batı fark etmeksizin çok ciddi bir ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden de zaten batıda şu an en fazla kurumları veya yasaları, rasyonel şeyleri konuşmuyoruz, isimleri konuşuyoruz. Bir de şu var, tarih boyunca liderler, karizmatik liderler her yerde öne çıkmıştır. Bugün İngiltere hala bütün siyasetine ilişkin propagandasını yaparken Churchill'i kullanır malzeme olarak. Fransa De Gaulle'i kullanır. Amerika işte Lincoln'u kullanır ve bir sürü ismi kullanır. Size tek o yüzden bir örnek Doğu vereceğim. Batı bu oryantalist bakış açısı bence size, çok doğru değil size, hocam. Çok tek, hoş size, tabii konuşma tek bir, size ve tek tartışma. Bir örnek vereceğim. Şimdi eğer bir ülkede bir lider 20 sene boyunca iktidarda kalıyorsa orası büyük ihtimalle Doğu ülkesidir. Yani bu zaten bizim ama karşımızdaki... Son bir referans bunun vereyim. Bunun için söylüyorum biliyor musunuz? Merkel diyeceksiniz. O da tek Merkel demeyeceğim. Sol Can hocam gerçi o anlamda öyle kategorize edemem ama menfi manada da kategorize etmiyorum. Türkiye'deki solcuların en büyük ironisi isimler önemli değil, değerler önemli demesidir. Ama ideolojilerine hayır, bakın. Hayır, tam tersine. Hep solcuların isimle ideolojileri yani vardır. Leninist, dediğiniz, Marxist, benim dediğimle Maoist, kuramadım. Kemalist, burada, Troçkist burada temel, ama hiç sağdaki bir adam da yine menfi manada kategorize etmiyorum. Bir isim üzerinden ideolojisini ideoloji kategorize etmez. Yani solcuların da böyle ironik bir yanı var bak, Türkiye'de. Emre, bu Maoizm diyorsun, Stalinizm diyorsun, Leninizm diyorsun. Bunların hiçbir tanesi batılı bir ideoloji değil ki zaten ya. Yani o peki yüzden zaten yapalım. Benim anlattığımla örtüşmüyor. Marxist nereli hocam? Ama şunu... Şunu önemsemek lazım. Şunu da söyleyeyim hocam. Değerler siyaseti bence daha geri planda bir şey. Güncel siyasete biraz daha girelim rica ediyorum. Daha güncel bir şey. Ama benim sorumla girelim. Yani Trump siz mesela konuştukça ABD'de... biz ben güncele gelemiyorum. Tamam. O zaman şunu söyleyeyim öyle kapatayım. Mesela sevgili Emre dedi ki ABD'de lider üzerinden yürüyen bir siyaset var. Ya ABD'de bir lider 4 seneliğine seçilir. Başarılı görülürse ikinci bir 4 sene daha, için daha seçilir. Biz de öyle yaptık. En fazla bizde de öyle. Bizde 10 oldu. Ben en fazla 10 oldu. Ben size söyleyeyim. Bizde de o ikinci dönemin sonuna gelince ne olacağını söyleyeyim. Eğer Erdoğan o dönemde hala sağlığını korursa denilecek ki ya 3. senelerinde biz bir şekilde yollarını yapalım ve gerekli yasal düzenleme yapalım. Bu varsayım. Bunun yolları açılacak. Şey Allah'ını severseniz işte Rusya'da Putin de ilk geldiğinde 2010'larda falan bitiyordu görev süresi. Onu sürekli uzattılar uzattılar. Şimdi 2036'ya kadar şimdi, devam ediyor. Olacak şey. Yok halk isterse varsayım hocam. Ya bu bahsettiğimiz. Halk isterse olur da Can Bey. Yok işte öyle değil. Yani halk istiyorum ya niye Melik hayır olmaz demiyorsun halk isterse olur diyorsun. İsterse olur. Halk her zaman doğruyu söylemez mutlaka hocam. Mutlaka halkın istediğidir. Peki demokrasi şöyle yapalım. Budur. Şöyle demokrasi yapalım. Budur. Peki yani Ali tamam. Aydar'ın başına gidecek. Can hocam çileden çıksın. Şimdi sevgili arkadaşlar Ali Aydar'ı çileden çıkarmayalım. Şöyle yapalım. Şimdi bir konu daha var. Çünkü önemli bir konu. HDP'nin de benzer bir iddiası olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu telefonlarının dinlendiğini iddia etti. Hem de bazı çevreler beni dinliyor der dedi. Şimdi bazı çevreler kim Melik kim? Burak saygım Çakır. Nedeniyle Ruşen Çakır'a diyor ki onu diyecek. Devlet bizi dinliyor demek istemem. İstemem. Ama bazı çevreler dinliyor. Ama şimdi bazı çevreler şimdi bazı devlet çevreler... değil de kim? Devlet şimdi, mi? Evet yani biraz daha açtı bugün ben de Ruşen Çakır röportajına baktım. Ya devlet demek istemiyorum ama devlet diyor aslında. Yani bazı çevreler. Şimdi Kemal Bey'in bunu... Bir de şöyle yani bak kaldığım ev, gezdiğim yer, evet, konuştuğum evet. Kişiler belli. Benim eşimin, çocuklarımın yani eş ve çocuklar da dahil telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Yakınlarım. Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum. Evet. Korumalar var. Ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Ama benden rahatsız olan ciddi bir kesim var. İktidar kanadı da rahatsız. Ülkeyi yöneten birisi eğer çıkarı ya da tehdidi yeraltı dünyasına sağlayarak biz susturabiliriz gibi bir arayışa giriyorsa orada demokrasi, insan hakları bitmiştir. Şimdi devlet mi dinliyor yoksa bahsettiği kişi hani yok.
Yani şöyle... Birileri takip ediyor. Ya Çakıcı'yı mı kastediyor? Ben anlamadım ya şimdi. Ya o kadar hani bunu devlet dışında bugüne kadar bir FETÖ becerebildi. Hayır, o ama da bak, devletin içine girdiği için. Tamam da ülkeyi yöneten birisi eğer çıkar için bunu burada niye söylüyor o zaman? Ya tamam, da tehdidi yer altı dünyasına salarak biz susturabiliriz gibi bir arayışa giriyorsa... Şimdi o mu dinliyor? Yok, ha, devlet mi onu dinliyor? Da kastediyor. Bunlar yani, mı takip ediyor? Böyle sustur, yok, o şeyi kastediyor. Yani öyle susturmaya çalıştılar Çakıcı üzerinden. Artı ama devletin işte bir takım odakları da beni dinliyor. Yani ben öyle anladım. Fakat hani devlet içinde bir takım odakları da... Bence direkt iktidara söylüyor bunu. İktidara mı? Hiç yani hiç İşte o bir daha evvelki şey dedi, gibi Mimit'le ilgili iddiaları vardı onun gibi mi? Yani Milli İstihbarat Teşkilatı değil de atıyorum hükümetin içinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir kurum mu kastediyor? Diyemezsin. İçişleri Bakanı bunu, Soylu, Kılıçdaroğlu'nun tamamen gündemi değiştirme çabası yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması. Şimdi birkaç şey söyleyebilir miyim? Yani çok parantez açmak anlamında. Şimdi bu ülkede maalesef ya öyle bir toplumsal psikoloji oluştu ki kendisinin dinlenmediğini düşünmeyen hiç kimse yok. Hepimiz dinlendiğimizi düşünüyoruz. Vallahi. Konumumuz, pozisyonumuz ne olursa olsun. Alakasız tipler WhatsApp'tan konuşuyor değil mi? Ya mesele aynen öyle. Yani bu ama bu aynı zamanda muazzam bir trajedidir. Yani tamam, bir toplum bu noktaya şimdi, gelmişse bu... şimdi iktidarın şunu şu yapması lazım. Yani şunu anlatması lazım. Şu güveni vermesi lazım. Ya kardeşim ben bu toplumu niye kendim böyle düşünüyorum? Yani benim yönettiğim toplum sıradan bir yurttaş, kendi işinde olan bir berber, bir restoran sahibi niye kendisini dinlendiğini düşünsün. Şimdi niye? Bu burada ama ikinci mesela sizin biraz önce okuduğunuz Sayın İçişleri Bakanı ile ilgili. Ya bu ülkede İçişleri Bakanı dinlendi. İçişleri Bakanı'ndan habersiz elbette ki. Dinlendi yani. Ya bu ülkenin başbakanı dinlendi. Tayyip Erdoğan dinlendi. Tamam. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ben dinleniyorum vardı dediği zaman. Ha, hani evet, tamam. Saadet şimdi, Partisi Genel Başkanı da şunu söyledi. Ben dinleniyorum. Ben de dinleniyorum, izleniyorum evet dedi. Şimdi şöyle. Şimdi böyle bir alışkanlığın olması bir geçmişte devletin böyle işleri vardı. Yani MİT işte uluslararası gelişmelere değil de işte Melik ne yapıyor, Ali Aydar ne yapıyor, YÖK eylemine katılıyor mu, 12 Eylül prosesi. İşi gücü bırakmıştı, bu tür şeyleri izliyordu. Ben öğrenciliğimde mesela her simitçi ve her kantincinden şüpheleniyordum mesela. Ya tamam da okulda senin öğrenciliğin üzerinden simitçi gördüğümde eyvah bu izliyor. Hayır şunu söylüyorum bak. O kadar şunu söylüyorum. Ya. Vardır o kadar canım. Ha, yani şimdi geçmişteki... Onu da anlamadı ama. Ha, geçmişte hani böyle bir şey vardı. Sonra FETÖ'yle biz gördük ki evet yani bu ülkenin başbakanı yani Erdoğan'ı, o zaman başbakan Erdoğan'ı dinlemişler. Bu ülkenin yani bütün hani kriptolu telefonlar bile dinlenmiş. Niye? Çünkü devleti atapot gibi sarmışlar, ele geçmişler. Tamam. İmdi. Kemal Bey'in bunu söylemesi için kanıt lazım. Sevgili ama Kemal Bey, Kemal Bey ara ara bu iddiaları gündeme getiriyor. Evet. Komple kuruyorlar. Şöyle oluyor. Tamam. MİT takip kanıt ediyor. Kanıt yok. Daha önce de o zaman iki tane örnek vereyim. Yani şimdi ben bunu hani saygısızlık etmek istemiyorum ama Kemal Bey'in bir kabzımal gibi konuşma lüksü yok. Yani kabzımalları küçümseme anlamda söylemiyorum. Ne olur kusura bakmayın. İkisine de hakaret yani, oldu ama. Ha? Evet, ikisine de hakaret oldu. Ha, yani yok. Onu düzeltelim. Ha, bence yok, kelimeni geri al. Yani herhangi biri için. Ya yani herhangi biri gibi konuşma lüksü yoktur Kemal. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela Kemal Bey son çubuk ziyaretini son ana kadar sakladı. Bilinmiyordu. Ama sonunda çubuğa gitti ve orada organize bir linç girişimi oldu. Tamam. Eğer birileri eyvallah, bunu hesabı soruluyor zaten ama sorulmuyor. Bakın, keşke sorulsa, sevgili sorulmuyor. Sevgili Ali Aydar, şöyle bir mesele var. Gerek işte bir başka şehit cenazesinde saldırıya uğradı Kılıçdaroğlu. Onunla ilgili mesela örtbas edildi katılanlar. Aslında kimlikleri tespit edilmişti. O ayrı, onun hangi, hesabını değil, soralım. Hangi kurumda oldukları şimdi, bilile, o, bakın hangi bak, kurum, bak kurum diyorum. Aha. Hangi kurumda oldukları bile biliniyordu. O örtbas edildi. Onun hesabını soralım. Çubukta. Ama bakın soralım da dinleme işi, bak dinleme Kemal Bey'in hani sıradan kendi halindeki bir ya adamın. Ya sıradan değil. Bir Kemal saniye, Bey, saniye. Bu ülkenin ana muhalefet partisi lideri Kemal Bey'e. Peki bir dakika, özür dilerim. Kemal Bey'in sahabe sohbetinde herhangi. Temel Karamollaoğlu da mı kahve sohbetinde? Tamam. Telefonlarımızın ve bulunduğumuz kanıt mekanların lazım dinlendiğini düşünüyorum. Sevgili Hande. HDP İstanbul İl Bilamımızda 4 adet dinleme tamam cihazı bulundu. HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oluç, İl Başkanları Elif Bulut, Erdal Avcı, basın toplantısında böcek tamam adı verilen 4 adet tamam dinleme şöyle, cihazı da koymuş. Kemal Bey'in de yapması gereken, Hande, Kemal Bey'in de yapması gereken şey... Gidip savcılar suç duyurusunda bulunur. Bu iş araştırılır. Bu işin failleri kimse bulunur. Ha Kemal Bey eğer
bu ülkenin yargısına, savcısına da güvenmiyorsa, bir takım isimleri de işaret ediyorsa o isimleri de açıklasın. Hep birlikte tartışalım, o insanlar savunmasını yapsın. Peki, şimdi fakat tamamlıyorum, hemen tamamlıyorum. Şöyle fakat söyleyeyim. Şöyle bir şey var. Kemal Bey daha önce de dedi ki 180 tane AK Partili milletvekilinde evet. Baylok var. Bunun içinde 10 tane milletvekili bakan var. Kanıt yok. Kemal Bey daha önce dedi ki bana bir görüntü izlettiler. İşte kaset skandalı Erdoğan'ı izlerken işte kar maskeli bir takım adamlar bilmem ne. Allah Allah nerede yok. Daha önce Önder Saf kıyameti kopardı. Ben dinleniyorum. Akit gazetesi beni dinliyor. Ya da MİT ona servis yaptı. Ayağa kaldırdılar. Deniz Bey bas toplantısı yaptı. Acaba 14. kat dinleniyor mu? Ben çok iyi hatırlıyorum. Gittim dedim ki gidin bir sorun nedir? İşte burada bir siyah minibüs vardı. Anteni dışarı çıkardı. 14. kat var genel başkanlık katı. 12. 12. Ondan sonra orası da dinleniyor. Sonra öğrendik ki ya Akit muhabiri aramış. Önder Sav, tamam, no'ya basmayı unutmuş, ya. Masaya koymuş. Hayır, şunu anlatıyorum. Kanıt lazım. Yani şimdi mesela ben, diyelim ki yani ben dinleniyorum dedim. Ya şöyle mi, kanıt ya yok, ben gündemi ben saptırıyor ya da gündemi değiştiriyor. Ya mesela nerede izlenmiş? Ya da boş boş suçluyor Kemal mu demek istiyorsun? Nerede izlenmiş mesela? Diyor ki izleniyorum. Bir dakika. Ya polisleri kanıt var, dursun, koruması var. İki kare fotoğraf çeksin, bakayım hocam, ne izliyor. Hocam galiba şunun olması lazım. Mesela o HDP için ben bilmiyordum. Hani dört tane böceğin bulunduğunu kendileri eğer saptamış ve bununla alakalı suç duyurusunda bulunmuşlarsa bu. Yani. Yok, ama değil. Mesela bu ortaya bir şeydir, bir donedir. Bunu ortaya koyuyor. Bu kanıt denemez buna. Ama bu bir donedir. Bunun üzerinden gidiyor. Ya böyle bir done koyması lazım. Hayır şöyle. Ya onu kanıt söylüyorum. Yani done koyması lazım. Onu söylüyorum Can Bey. Yani bir saniye. Ya, tamam bence ben de ona katılıyorum. Şey yok. Gayet tabii. Bir sürü konumuz var ya. Şimdi bakın. Konu nedir? Niye suç duyurusunda bulunmuyor? Şundan dolayı bir kere hani niye bir şey yapılmıyor vesaire falan. HDP'nin binasında ortaya çıktı değil mi? HDP onunla ilgili herhangi bir, neden suç herhangi bir açıklama yapılmıyor. Şundan dolayı çünkü Türkiye şeffaf yönetilen bir ülke olmadığı için dinlenmeler de mahkeme kararıyla yapılan dinlemeler değil. Peki. Bu ülkenin ana muhalefet partisi öyle boşa konuşmaz. Bir takım bilgiler, veriler geliyor ki eline, bunu konuşuyor. Tamam, paylaşsın onu savcıyla. Bunu söylüyor. Zaten bunun amacı bu. Kardeşim ben sizin beni dinlediğinizi ve izlediğinizi biliyorum. Kim? Biliyor da ya iktidarı söylüyor, iktidara söylüyor. Bu ülkenin iktidarı beni dinliyor. Aynen öyle diyor ki kardeşim ama bu ülkenin. Ama yargıya da güvenmiyorum o yüzden suç duyurusunda bulunmuyorum mu diyor. Demek istiyor. Mesele şu, şimdi herhangi bir kişi bugün gitse dinlendiği halde bile başvursa bunun sonucunu pozitif olarak yani şey haliyle söylüyorum çıkabileceğine inanıyor musunuz? Siz ki herhangi birine devlet şunu söylüyor mu? Bu ülkede hiç böyle bir örneğe rastladınız mı? Ama biz ana muhalefetleri başka. Tam da ana muhalefet lideri tam da başka. Ya, ülkenin cumhurbaşkanı dedi ki Sayın Erdoğan ben senin aldığın nefesi bile biliyorum, takip ediyorum dedi. Ben senin aldığın nefesi takip ediyorum dedi. Döndü Kılıçdaroğlu'na söyledi. Şimdi bu kendiliğinden söylenmiş bir laf değil. Ya ben diyorum ki bak bu ülkede dinlenmeyen insan kalmadı. Ya dinlenen İçişleri Bakanı diyor ki Türkiye'de böyle bir şey olmaz. Ya seni dinlemişler. Başbakanını dinlemişler. Ama FETÖ tamam sonrası neşter gibi ya kesilmiş. FETÖ'cü, o gün FETÖ'cüydü. Bugün başka biriler. Nereden biliyorsunuz başka tarikatların, cemaatlerin oraya doldurmadığını? Bunun güvencesini verebiliyor mu kimse? Ama siz iktidar diyorsunuz. İçişleri Bakanı elbet veriyor. Cemaat demiyorsunuz. Hayır şöyle. Yani, tarikat demiyorsunuz. Ama şundan, tabii, mesele şu. Ülkeyi kim yönetiyor? Sorumlu odur. Yani sen, senin gözetimin ve denetimin altında sen eğer birilerine bu şeyi kuramıyorsan, yani bu engellemeyi yapamıyorsan, bu çok açık bir şey. Bu ülkenin ana muhalefet lideri 4 kere saldırıya uğradı. Açık, bilinen saldırıya uğradı. Ne oldu sonrasında? Hiçbir şey olmadı. En son Çubuk saldırısıyla ilgili olarak şunu söylediler. Dediler ki, ya biz istesedik orada çıkmazdı. Biz istesedik orada. Bu cüreti bulabiliyorlar niye kendine. Niye yapıyor peki? Eğer onu hesabda sorun. Bir dakika. Yani niye? Niye kim? Tamam suç duyurusunda bulunmuyor öyle böyle. Peki niye yani? Niye izlesin ki? İktidar niye dinlesin? Çok net, çok açık. Yani niye? Eğer sizin bu toplumu mevcut sorunlarına çözecek, bakın şu anki iktidarın temel şeyine bakın, mantığına bakın. Diyor ki ben şu anda toplumsal rızayı üretecek imkanı, kabiliyeti kendimde bulamıyorum. Benim yapmam gereken ne var? Mümkün mertebe karşımdaki rakipleri saldırmak ya da o rakipleri bir biçimde siyaset alanı dışına itmek. Ya da mesela niye biz aylardır, açın, yıllardır... Bir dakika. Açığını bulmak için mi dinliyor yoksa çözüm üretmek için onların arasında konuşmalar mı dinliyor? Ne yani? Bakın ne politika izlediklerini, görüşüp görüşmediklerini, ne yapıp ne yapmadıklarını. Yani
emin olun. Kimin Cumhurbaşkanı adayı olacağını. Bakın şu ülkede anket yapın. Tamam, Kemal Kılıçdaroğlu'nun korkusu var mı ki? Yok, hiç korkusu yok. Ama mesele o değil. Tabii onu biliyorum. Merak ettiğim için mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun da... Mesele tam da bu. Bakın hem Sayın Temel Karamollaoğlu hem Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki bizim diyor çekincemiz yok. Mesele bu değil ki. Mesele bu değil. Mesele sizin bir devlet vasfı taşıyıp taşımadığınızdır. Kurumsal bir ahlakınızın olup olmadığıdır. Sizin bir yurttaşı, ya ben dinlenen insanları biliyorum. Hürriyet gazetesi 99 muydu, 98 miydi, telekulak skandalı diye çarşaf çarşaf dinlenen insanların telefonlarını verdi. Hangi biri mahkeme kararıyla izlenmiş, dinlenmişti? O kadar soruşturma açıldı. Hangi birine ceza çıktı? Hiçbirine ceza çıkmadı. Ya FETÖ'de aynı selam üzerinden ya o her şey dinledi. Arkadaş tamam FETÖ suçu şeye, da. Yok. Yani tamam, bu Alaaddin şimdi dinledi değil ama bugünkü bunu ya bu ama bu ciddi bir iddia sevgili abi. Evet, yani ben mesela Alaaddin'i izledim, ürktüm ya. Ben kendimi bir anda ABD, bu Doğu Alman filmi var bir tane. ABD iç siyasetindeki en büyük skandaldır ya. Watergate skandalı. Tam olarak kanıt gerektirir Can Bey. Kanıt bu ciddi bir iddia. Yani şu anda Ali Aydar'ın çizdiği fotoğraf da ben kendimi bu Doğu Alman filmini anlatan bir şey var böyle dinleme üzerine. Bir film var. Herkesi dinliyorlar falan. İddiası öyle ürktüm. Ki. Öyle yani değil abi iddia lazım. Ne var? Politikaları ne? Her şeyi bilmek üzere. Ya niye açığı ihtiyaç yakalamak duyorsun? İçin. Niye ihtiyaç duyuyorsun ya? İktidarına niye buna ihtiyaç duyuyorsun? Şöyle. Ya biz... Yani duyuyor derken tabii şöyle bu iddiaya karşı iddia anladım olarak ben soruyorum öyle bir şey var diye. Hayır bu şunu söyleyelim yani bu sıradan bir laf değildir. Bu gündem değiştirme lafı değildir. Bu öylesine söylenmiş bir laf değildir. Bu gelen bilgi belge niteliğinde kendisine elbette ki devletin farklı düşünen insanları, kurumsal saygıya inanan insanları, başka o iktidara çok da hani şey olmamış, başka tür düşünebilen insanlar şunu söyleyebiliyorlar. Yani siz dinleniyorsunuz. Dikkat ya edin kendinize. Şüphe, bakın o şüpheyle bir sokağa çıkalım. Soralım 10 kişiden 7'si 8'i abi galiba beni dinliyorlar der. Git bu kendi bir halinde. Sorun değil mi? Ya git kendi halinde bir mahalle bakalım. Şey yok yalnız. Bir dakika. Bu eskiden olayı. İşte ben de diyorum bu şöyle, bir sorun. Bir saniye. Sorun şöyle eski Türkiye alışkanlığından gelen bir şey, FETÖ döneminden gelen bir şey ama çok özür dilerim. Şu alışkanlıklar bir, kolay terk edilmiyor sevgili maalesef. Sevgili Aydar bak bir ana muhalefet liderinin Kemal Bey'in bunu söylemesi başka bir anlamı ya var. Ya Kemal kanıt Bey dinlenmiyorsa tamam, emin ol bunu söylemesi şey söylüyor. Yani bu ülkede bir Kemal Bey dinleniyorsa bir demokrasi tamam, zafiyetinden bahsediyoruz. Bir dakika dinliyorum evet. Şimdi şöyle ben Kemal Bey'in ara ara gündem değiştirmek için içinde bulunduğu sıkışmışlıktan dolayı böyle yalanlara başvurduğunu düşünüyorum ne yazık ki. O doğru bir ifade değil ama şimdi yalan. Şundan, yani şöyle ya o zaman gerçek dışı beğen diyeyim daha düzelteyim. Sizin güzel hattınız için. Ya bir şey sorabilir miyim burada? Niye içinde bulunduğu? Yani o bir şöyle, muhalefette ne şöyle, olabilir ki sorunu yani? Sorunu şu. Kemal Bey sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden ittifakını tahkim edebiliyor. İçinde bulunduğu. Millet İttifakı ve HDP buluyor. Herhangi bir siyaset üretemiyor demiştim ya az önce. Onun nedeni de şu. Birbirine benzemez ve farklı ideolojilerden oluşan partiler olduğu için devamlı bir sınanma geçiriyor. Mesela Libya meselesine yoğunlaşırsa, kayyum meselesine yoğunlaşırsa, Türkiye'deki işte bütün dış politika ve iç politika malzemesi olabilecek herhangi bir mesele yoğunlaşırsa ya HDP ile ya İYİ Parti ile karşı karşıya gelebilecek açmazlar yaşıyor. O yüzden siyasette gündemi daha çok saraya giden CHP'li. Parayla parti kurduruluyor. İmamoğlu'na suikast. İşte 180 baylokçu vekil var. Veya ben dinleniyorum tarzı. Veya işte bizi bölmeye çalışıyorlar tarzı. Görece daha az kendisine zorluk çıkarabilecek gündemler ortaya atıyor. Şimdi siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız. Söylediğiniz sözün ağırlığı gerçekten var. Bir kere %23-24 oy alıyorsunuz. Ben bu anlamda tabii ki de Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin boş geçilmemesi kanaatindeyim ama Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı çok daha ciddiyetle ve sorumlulukla hareket etmeli. Yani bir devlet adamı bazen bildiğini işte bak bizim tarihimizde nedir? Sakalımın işte bir teli bilse hemen keser atarım diyor. Şimdi siz eğer farazi konuşuyorsanız, böyle şüphelerim var, bazı çevreler var diyorsanız bu bir kere muhalefet partisi genel başkanının sorumluluğuna bence yakışmaz. İçişleri Bakanlığı böyle bir şey olmadığını net bir dille ortaya koydu. Ha, eğer senin bu anlamda bir şüphen bile varsa veya bu anlamda bir delilin varsa ki Ali Haydar Bey şey dedi...
koskoca ana muhalefet genel başkanı. Bildiği bir şey var ki bunu diyor. Evet, veri yoksa git suç duyurusunda bulun. Şüphelerini paylaş. Sonuçta bu devlet seni ekstra ciddiye almak mecburiyetinde. Çünkü ben az önce dediğimi şunu söyleyeyim. Ya Türkiye öyle otokratik bir devlet değil. 5 yılda bir seçime gidiyoruz ve ne diyoruz? Ya 50+1 almak zorunda mahkum etti kendine bunu diyoruz değil mi bir lider için? Yani o lider kafasına göre böyle davranışlarda, sorumsuz davranışlarda bulamaz. Çünkü millete hesap veriyor. Sayın Erdoğan'dan bağımsız söylüyorum. Yani bunu herhangi bir kişi için söylüyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu mesela suç duyurusunda bulunmak, avukatlarını devreye sokmak zor değil. Ben bir kitap yazdım, bana 100 bin liralık tazminat davası açtı, kitaplarımı toplatma davası açtı. Böylesine dinlenme iddiası varsa benim yazdığım kitaptan daha fazla etkilenmiş olması lazım. Dinleniyorum bizzat. Böyle bir iddiası var. Gitsin desin ki ya ben bununla ilgili suç duyurusunda bulunuyorum veya İçişleri Bakanlığı'na gitsin. İlgili yerlere delilleri paylaşsın. Peki. Vardır muhakkak. Ama bu yoksa şundan dolayı sıkıntı. Öyle veya böyle siyasi partilerle oy veren taban arasında bir ilişki vardır. Ve oy veren taban bunu öyle veya böyle satın alır. Şu an birçok insanda ekstra bir dinlendim korkusu oluşturmak toplumsal kaos açısından da sağlıklı bir durum değil. Hayır, şöyle peki, bir durum tabii var. Bir cümleyle bu çünkü sonra reklam dönüşü yani, size geleceğim. Şimdi, bir cümle. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmalarının söyleme analizine baktığınız zaman %80'i ekonomi ağırlıklıdır. Yani ekonomi politikalarını eleştirir ve çözümlerini sunar. Bu tür tırnak içinde arazi durumlar çok nadir gündeme gelir ama bu da hep olasıdır. Niye gitmiyor sorusunun cevabı da şudur. Sanki Sayın Kılıçdaroğlu şunun farkında değil mi? Kendisinin yasal olmayan bir biçimde dinlendiğinin. Yani nasılsa bir şey çıkmayacak diye mi gitmiyor? Yasal olmayan yani ya, Ankara'da yargıçlar var ya. Yani. Yasal olmayarak sizi dinliyorlarsa nasıl ispatlayacaksınız bunu? Ama biliyorsunuz dinle yasal olarak yani mahkeme kararıyla bu ülkenin ana muhalefet partisini dinleyemezsiniz. Peki şunu sorayım. 180 bayrokçu vekili biliyorum liste var dedi. Hiçbir yargıç. En azından iddiamın arkasında Türk yargısına ileride başvurdum ama bir şey çıkmadı diyecek elimde şeyim peki olur. Peki şu. Pardon, bir dakika. Tabii. Şöyle yapıyorum. Hı-hı. Reklama gitmek zorundayım. Size de döneceğim. Tamam. Reklamdan sonra beraberiz. Evet, devam ediyoruz. Dinleme iddiaları. Şimdi Can Bey, size söz vermedim çünkü. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmalı? Gidip suç duyurusunda bulunmalı mı? Yoksa işte iddiasını dile getirdi ve bu kadar mı? Ya şimdi şöyle, mevzu gerçekten önemli bir konu. Evet. Yani bunun ne kadar önemli bir husus olduğunu, ne kadar önemli bir iddia olduğunu farkında olmamız gerekli. Az önce arada bir şey söyledim. ABD iç siyasetinin en büyük skandalıdır, Watergate skandalı. Tabii. O da doğru. Şudur, Başkan Nixon Demokrat Partili adayın binasını dinliyor ve onların seçim kampanyaları hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Ve bu ABD'de Nixon hükümetinin tamamıyla yerle bir olmasına abi sebep canım oldu. Ve ABD'de yaşanan en büyük siyasi krizlerden birini temsil etti. O yüzden bu iddia çok önemli bir iddiadır. Bunun da mutlaka bence adli makamlara evet sorunuzun cevabı olsun aksettirilmesi gerekir. Ama burada şöylesi bir yöntem takip etmiş olabilir Kılıçdaroğlu. Ben bunu da çok yanlış bulmuyorum. Ha, öncelikle ben bununla alakalı bir kamuoyu yaratayım. Kamuoyunun desteğini arkamda aldıktan sonra bunun suç duyurusunda bulunsam daha fazla sonuç alma şansım olabilir diye düşünmüştür belki. Ama diğerlerinde yapmadı, diğerlerinde yaptı mı? Diğerlerini... Ama bunu eğer böylesi bir iddiada bulunuyorsa ki ben dediğim gibi bunu çok fazla önemsiyorum. Böylesi bir yola mutlaka gitmesi gerekir. Bu da nasıl olur? O noktada işte Melik Bey'e de az önce onu söylemek istemiştim. Yani kanıt bulabilme şansı onun olmayabilir. Yani nasıl kanıt bulacak? Ama şunu yapabilir. Neden şüphelendiniz? Yani siz dinlendiğinizi öne çıkarıyorsunuz. Yani nereden çıkarttınız? İşte tamam. Yani ne? Bu sizin bu düşünceye sahip olmanıza sebebiyet veren unsurlar nelerdir? Neyden şüphelendiniz ve hangi doneleri ele geçirdiniz? Mesela o HDP ile alakalı o verdiğiniz böcek örneği gibi. Bunları ortaya koyup bunun bir şekilde sonuca varmasını sağlamaya çalışabilir. Yalnız ben burada çok üzerine durulmayan ayrıca farklı bir bakış açısını da dile getirmek istiyorum. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu burada doğrudan AK Parti hükümetini kastetmemiş de olabilir bence. Kimi edecek? İşte o şöyle, bazı Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce söylemleri olmuştu. Bazı devletin içerisindeki güç odaklarını
işaret etmişti. Mesela Abdullah Gül'ün başkanlığı engellemek için işte helikopter indi onun bahçesine vesaire demişti. Sonrasında devletin bazı ilgili birimleri İyi Parti ile olan ittifakımızı sonlandırmaya çalışıyor vesaire demişti. Yine aynı yerlere belki bir mesaj veriyor olabilir. Buralara bir referansta bulunuyor olabilir. Ama dediğim gibi öyle de olsa böyle de olsa bence de bunun mutlaka adli yargılara, adli mercilere mutlaka aksettirilmesi ve sonucun alınması gerekli. Bu gerçekten de önemli bir iddiadır. Yerleşik demokrasilerde çok ciddi bir skandal olarak değerlendirilebilecek bir husustur. Bu arada şey düzeltelim, bir şey geldi de Watergate skandalı tazeyken 520 delege kazanmış. Tarihi bir fark yaratmış Nixon. Evet, evet, evet. Evet, iki yıl sonra da Beyaz Sarayı tamamen terk etmiş. Tamamen yerle bir oluyor. Yani o kadar kalmış. Önemli bir iddia varsa onun da karşılığının bence ortaya konulması lazım. Mesela aynısı Sayın Karamollaoğlu için de geçerli. Yani eğer Sayın Karamollaoğlu da bu noktada böylesi düşüncelere sahipse neden şüphelendiğini bize açıkça ifade etmeli. Bunu kamuoyuyla paylaşmasını ben gerçekten şey yapmıyorum, bunu yanlış bulmuyorum. Bunu yapmış olabilir. Bunu yaptığı takdirde adli mercilerden daha kolay sonuç alacağını düşünüyor olabilir. Ama bunu yaptıktan sonra mutlaka oraya da başvurması gerekir. Ama şöyle Can Bey, yani mesela şunu yapabilirdi Kemal Bey. Ya ben böyle böyle hani dinlendiğimden ya da hem dinlendiğini hem de izlendiğini söylüyor aslında. İki şeyi birden söylüyor. Ben dinlendiğimi ve izlediğimden şüpheleniyorum. Savcılığa da suç duruşta bulundum deyip açıklaması da yapabilir. O da olabilir. Yani tamam, çok yani farklı, çok fark etmiyor ben, oldu, benim açımdan. Kaç yani gün oldu? Bunu söyleyip ondan sonra da yapabilir. Ama hayır, yapması gerekir. Kaç gün oldu? Bir hafta şu oldu. Var, işte. Hem de şu var. Doğru, yapması gerekir. Hala yani yok. Hem dinlenmesi, bu konuda size katılıyorum. Hem dinlenmesi işte hocamın uluslararası referanslarla verdiği örneklerde olduğu gibi büyük bir skandal. Elinde böyle bir malzeme var. Şimdi dinlenmenin az çok teknik boyutlarını Kemal Kılıçdaroğlu'nu brief edecek insanlar var etrafında. Çünkü o şüphelenme işte teknik olarak belli bir şeyleri hissetmiş ki bunu yapmış. Bunu bir kere sunabilir. Diyelim ki yasal olmayan bir dinlenme söz konusu ve teknik olarak buna CHP'nin yeterliliği yoksa o zaman dinlendiğini nasıl anladı? Varsa şayet zaten dediğiniz gibi suç duyurusunda bulunmalı veya ilgili makamları bilgilendirmeli. Ya hepsini geçtim. Ben gündem değiştirmek için söylediğini şuradan da biraz referansla söylüyorum. Ya 180 baylokçu vekil listesi elimde dedi ya. Hı-hı. Açıklamazsanız ben açıklayacağım dedi. Geçtim kamuoyu oluşturmasını. Ya bunlar FETÖ'cü, terörist. Yani senin baylokçu, bir numaralı hayır, iletişim aygıdın. Ama gidip götürmedi bunu. 180 baylokçunun adının, milletvekilinin adının Cumhurbaşkanı'nda olduğunu biliyorumdu. Normalde liste şu olması bende de var dedi. Hayır şöyle, tamam ben şu isimlerini yok, ben de biliyorum dedi. Mesele evet, şu, ben de biliyorum dedi. Mesele şu, bugüne kadar mesela hani FETÖ ile mücadelede en önemli kriterlerden biri baylok değil mi? Niye böyle bir liste açıklanmadı? Yok ki öyle bir liste, o onu iddiası. Ya bu ülkede hiç kimse, Bey, yani siyasette hiç kimse kullanmadı mı baylok? Hayır, şöyle yani 180 milletvekili yani dedi ya, bugüne mesela kaçtı, İlhan İşbilen içeride, kullanmıştır, İlhan içeride İşbilen, zaten. Hakan Şükür, kaçtı, Muhammed var. Yani normal sıradan yurttaşlar, tırnak içinde söylüyorum bunu, İşte FETÖ ile iltisaklı olanlar vesaire falan, yani işte öğretmenlik yapanlar, işte holdinglerde çalışanlar bunu yapıyorlar, bu programı kullanıyor ama siyasette bu böyle ama bir şey yok diyorsunuz. Son seçimde hayır, bir dakika bir şey attı. Sorabilir miyim? Bir dakika ya. İhtimaller üzerine mi bu açıklamalar yapılıyor? Hayır, değil tabii ki ya. Yani sonuçta bu, biliyorum. Ali Aydar Bey götürmesi gerekiyor. Şimdi 180 kişinin şimdi olduğunu öğren. Çok affedersin. 180 kişinin olduğunu biliyor. Ama şimdi bunları dile getirirse ve eğer altını dolduramazsa o zaman kendisi suçlu duruma düşer. Zaman bunu yapmamayı tercih edebilir o yüzden. Ama iyi de o zaman açıkladı ben biliyorum bu dedi. Noktada evet, bu noktada gidip bunun vermesi lazım savcılığa. Bakın onu söylüyorum. Eğer bu noktada kendisini bu şekilde düşünmeye sevk eden doneler varsa bunları paylaşmak durumunda tersten ama isim vermemesi normaldir diyor. Yani şöyle, Can hocam tersten bakalım. Arkadaşlar siz normal doğal bir ülkeden bahsediyorsunuz. Yani sanki hukuk normları, hukuk standartları oluşmuş bir ülkeymiş gibi, böyle her şey çok rahat işliyormuş gibi böyle. Ya kamuoyuna söylüyor. Ya bu ülkede, bakın bu ülkede Bülent Arınç dedi ki bana suikast yapacaklardı dedi. Bunun üzerine Türkiye'de ordu tasfiye edildi ya. Yani sahte bir şey üzerinden, bir ihbar üzerinden. Ya o tamam FETÖ mı? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Zaten, hayır, mesele eyvallah. Şu. Muhalefet lideri. Yöntemsel olarak bunun maalesef aynı yönde. Gizli tanık meselesi kapandı mı Türkiye'de? Hadi FETÖ'nün taktiğiydi, kapandı mı? Kapanmadı, hala devam ediyor.
İlgili kimden rahatsız oluyorsanız onunla ilgili bir gizli tanık buluyorsunuz. 2-3 tane açıklama yapıyor. Pardon, sen FETÖ gitti yöntemi şimdi iktidar mı kullanıyor diyorsun? Ya ortada belli, açık. Yani hala şimdi gizli tanık, hala gizli tanıklar var. İlgili bir takım kişiler hakkında mahkemelerde şurada burada gizli tanıklar var. Hani siz bu, yani mesele yöntemsel ortaklık. Alaylı yani mi? Sen buna karşıysan sadece kişi olarak değil. Sadece kişi bir olarak değil. Çok ağır bir eleştiri var. Hayır, ama elbette. Yöntemsel ortaklık yani evet. Onlar gitti ama yöntemi iktidar kullanıyor. Yöntem, aynen öyle diyorum şimdi. Ki bak çok açık ve net diyorum. Diyorum ki siz hala niye gizli tanıklara başvuruyorsunuz? Yani en çok şundan yani mesela İlhan Caner dolayısıyla da bir, Kemal başka bir ilçe doğru değil mi yargıya güvenmediği için de gidip suç duyurusunda bulunmuyor. Başka bir ya diyor. Ya Kemal bu ülkede Kılıçdaroğlu bu yargıya son 5 yıl içerisinde ya kaç şöyle, defa avukatlar aracılığıyla gitti? Ya, niye gitti o zaman? Bugün normal bir ülke yoksa. Bugün sadece bugün Adalet Bakanı bakın dava? Bu ülkenin Adalet Bakanı bugün çıktı meclis kürsüsüne dedi ki Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımamazlık edemezsiniz dedi. Bu ülkenin yani hakimler ve savcılar evet, yüksek kurulu doğru. Başkanı olan aynı zamanda Adalet Bakanı kalktı dedi ki hakimlere kardeşim üzerinizde cüppe var diye ona buna bakarak karar vermeyin dedi. Yani Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanıyacaksınız dedi. Anayasa Mahkemesi karar verdi Enis Berberoğlu hakkında. Dedi ki kardeşim burada hak ihlali vardır dedi. Sonra bir yerel mahkeme çıktı. Bu dedi, anayasaya kardeşim, bakar dedi. Sözünü mü söylüyorsunuz? Mesele şu. Hayır. Bizzat bugün Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün söylediği. Ya demek ki ortada bir sorun var. Yani ülkenin Adalet Bakanı şundan yakınıyor. Yerel mahkeme, ey yerel mahkeme sen nasıl Anayasa Mahkemesi'ni tanımazsın diyor. Şimdi hukukun geldiği bu forumda ya, Türkiye'de şey bakın söylüyorum. Bu ülkenin Yargıtay Başkanı zamanında dedi ki hukuka güven %30'a düşmüş durumda. Şimdi Aydar Bey. Şimdi bütün bunlar alt alta koyduğunuz zaman şu soru meşru oluyor. Hangi hukuk kardeşim? Hangi hukuk? Bir şey söyleyeceğim. Yani eğer bu durum böyleyse. Anayasa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar veriyor. AİHM karar veriyor. Bizim Anayasa Mahkememiz karar veriyor. Ama yerel mahkeme bambaşka bir karar veriyor. Tamam konuyu değiştirmeyelim. Şimdi şöyle. Kılıçdaroğlu'nda kalarak konuşalım. Şimdi şöyle. Yani dinleme Kemal işinden. Kılıçdaroğlu eğer son 10 yılda veya AK Parti iktidarları döneminde yargının bağımsız olmadığını düşünüyorsa o zaman avukatları aracılığıyla kaç defa yargıya gitmiş bir bakalım. Eğer Türkiye bir demokratik hukuk devleti değilse ve Kemal Kılıçdaroğlu bu referansla yargıya gitmiyorsa o zaman son 10 yılda açtığı davaları nereye koyacağız? Onlarda bir tehlike ve hukuk sistemi gördü de bunda mı görmüyor ki bu iddialar çok vahime iddialar. Birisi 180 vekil Baylokçu diyor. Ki yasamayı nasıl önem atfettiğini Cumhuriyet Halk Partisi'nin her söyleminden biliyoruz. Diğer ben hususta dinlendim diyor. Ben eşim bir de çocukları. Ben eşim çocuğum dinlendim diyor ve izleniyorum diyor. Şimdi böyle olunca ne oluyor? İşte yargı bağımsız değil. İşte şöyle bir ülkeden bahsediyoruz. Ya Kemal Kılıçdaroğlu öyle veya böyle. Şimdi ben şunu tartışmayı çok doğru bulmuyorum. Türkiye bir demokratik hukuk devletidir. Ama hukuktaki ve demokrasideki eksiklikleri konuşabiliriz. Ama böyle toptancı bir yaklaşımda bu ülkede demokrasi yok, bu ülke Norveç gibi bir ülke dediğimiz zaman bence haksızlık ediyoruz. Ama şu da var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bana göre dünyadaki en özgür ve hatta demokrasiyi amiyane tabirle söylüyorum, pervasızca kullanabilen ana muhalefet partisi liderlerinden. Diktatör olarak nitelendirdiği bir iktidar partisi genel başkanını ve cumhurbaşkanını bu ülkeden kaçacaksın diyebiliyor. Doğru mu? Evet. İllegal olduğu söylenen ve o dönem işte delilleriyle sonra dava sonuçları ortaya çıktı. FETÖ'nün montaj tapelerini öyle veya böyle yasamada mahkeme kararıyla olmayan şeyler ses kayıtlarını dinletebiliyor. Ondan sonra Engin Altay veya Engin Özkoç gibi isimler çıkıp, Sezgin Tanrıkulu gibi isimler çıkıp seni Lahey'de yargılayacağız, sen bir savaş suçlususun diye Sayın Erdoğan'a çok rigid bir dille her ifadeyi kullanabiliyor. Ama bu insanlar bu ülkede korku ikliminden dolayı veya bir kuruma güvenmedikleri için gidip 180 baylokçu vekil iddiasıyla bunları afişe edemiyorlar öyle mi? Tamam, diyelim ki hukuka güvenmiyorsun, yargı mekanizmasına güvenmiyorsun. Çıktı ki, ben bunu biliyorum. Ey halkım. Ben yargıdaki insanlara güvenmiyorum çünkü bağımsız değiller. O yüzden size açıklıyorum. 180 baylokçu vekil budur. Erdoğan da bunlarla ilgili vesaire vesaire diyerek kamuoyu oluşturmaya çalışsın. Eğer bir demokrasi mücadele veriyorsa. Bunu da yapamıyorsan o zaman sen iddiaların arkasında duracak kadar ya yürekli değilsin ya da bu iddiaların içi boş. Ben öyle bakıyorum. Birkaç şey söyleyeyim. Tamam bunları da toparlamayı özellikle, istiyorum. Niye? Çünkü Avrupa Birliği'ne geçeceğim. Şimdi bakın biz... Yani
dışarıdan bize nasıl bakıldığı değil. Yani sonuçta uluslararası bir sistem içerisinde yaşıyoruz ve dünyanın öyle ya da böyle bir takım kriterleri var. 2-3 şey söyleyeceğim. Hukukun üstünde 126. ülke arasında 109. sıradayız. Özgürlük endeksinde özgür olmayan ülke statüsündeyiz. İfade özgürlüğünde 149 ülke hangi arasında 129 ülke. Bu dünya hem özgürlük Freedom House'a bak. Ya hem Freedom House taraflı bir kurum. Hayır şöyle. Ya, ya şimdi zaten bakın, hukuk dünya ve forum boşu boşuna söylenmiyor. Ya, kendileri de farkında. Yani mesele şu. Şimdi salt bir dinleme üzerinden gitmeyin. Ya bu dünya siyasi tarihinde ilk defa bir lider kalktı dedi ki ya bu ülkede adalet yoktur. Kalktı buradan Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Yani bu mücadele boşuna verilmiş bir mücadele değildir. Yani iktidar şunu istediği kadar söyleyebilir. Hayır kardeşim adalet de var, hukuk da var, şu da var, bu da var. Ama son kertede geliyorsunuz. Bu iktidar döneminde yanlış hatırlamıyorsam 16 tane reform paketi açıklandı. Tamam, 16 güzel tane. Bir şey. Ya bu şu demektir. Bu her defasında kendini inkar etmek demektir. Yok, inkar yani etme bir kere değil. Yaparsın. Bir kere yaparsın. Devlet bir kere yaparsın. Bak, oğlum, siz hiç medeni ya. Bir dünyada, hiç demokrasinin oturmuş olduğu bir dünyada her yıl, her 6 ayda bir paket açıklandığını gördünüz mü arkadaşlar? Yapmayın. Alayda Bey söyle. Şöyle bir mesele var. Alayda Bey 2 yılda bir darbe tehdidiyle karşılaşmış bir iktidar vardı. Daha 2019'da yani bundan bir yıl önce yargı strateji belgesi açıklandı. Ama şu yapılmadı mesela. Hakim ve savcılara coğrafi teminat getirmedi. Niye? Çünkü bunu getirdiği zaman şunu çok iyi biliyor. Biliyor ki istediği kararı çıkartamayacak. Şimdi Selahattin Demirtaş beğen beğenme, sev sevme hiç ya bununla ilgili bir şey değil. Ülkenin Cumhurbaşkanı kalkıp dedi ki daha dün ben inanıyorum ki dedi bu ülkenin dedi hiç kimse kalk hiçbir yer hakimi kalkıp Selahattin Demirtaş'ı özgür bırakacak bir karar verecek vermeyecektir. Ya bu söylenebilir, söylenebilecek bir laf mıdır? Bunu Apo için de söyler. Yarın öbür gün başka bir lider gelir, başka bir ülke için, başka bir partinin başına, hani ülkenin başına başka bir lider gelir, başka insanlar için söyler. Ama bu başka şimdi bir insan siz, değil, Kılıçdaroğlu için söylemiyor, Selahattin bakın, Demirtaş için söylüyor. Ya bu insanla ilgili AİHM karar vermiş, Anayasa Mahkemesi karar vermiş ve yargılanması devam ediyor vesaire falan. Tamam. Yargılanması devam ediyor, bak. Diyorum ki Emre, yarın öbür gün sen de olabilirsin, ben de olabilirim cezaevinde. Görüşlerimizden dolayı, düşüncelerimizden dolayı o olur, bu olabilir. Onu terörist olarak da görebilirsin, tamam mı? Bir terör örgütünün propagandasını yapıyor olarak da görebilirsin, böyle tanımlayabilirsin. Ama ülkenin Cumhurbaşkanı kalkıp daha önce birlikte masaya oturduğu, bir çözüm süreci yürüttüğü, bir kişi hakkında kardeşim bunu bırakmayın dediği andan itibaren orada biz ne dersek boştur. Yani dinleme dinleniyor, efendim yargıya gitsin o da boştur. Efendim ülkede ifade özgürlüğü var o da boştur. Efendim yargı bağımsızdır o da boştur. Çünkü bu ülkede yargının bağımsız olmadığını biz Papaz Brunson'da da gördük. Deniz Yücel örneğinde de gördük. Gücü arkasında güçlü devlet olanlar çok rahat bir biçimde telefon açıyorlar. Dünyada şunu bırakıyorlar, dünyada bırakılıyor. Bir tane yargı bağımsız ya olan bu ülkede, bu ülkede şunu kurmak onlar da gerekiyor. Bize verdi çünkü. Şunu kurmak gerekiyor. Bak öncesi mükemmeldi demiyorum. AK Parti'den önce her şey güllük gülistanlık demiyorum. Ama bizim siyasetimiz şunu görmesi lazım. Kendine göre bir siyaset, hukuk, yargı, eğitim, tırnak içinde devleti ele geçirme, devleti dizayn etme, devleti kendine göre partileştirme doğru bir şey değil. Bunun kimseye şimdi faydası olmadı. Ben bir 16 ne SD oldu, ne Doğru Yol oldu, ne ANAP oldu, ne şey Demokrat Parti oldu. Bir şey söyleyeceğim. Konuşmamıza sınırlama koyuyorum çünkü sürem yetmeyecek. Çok kısa ben bir dakika yanıt o zaman söyleyeyim. Herhalde. Çok ben kısa. Ondan sonra Avrupa Birliği'ne döneceğim. 16 defa, 15 defa, 3 defa. AK Parti döneminde bu kadar reform yapılmasının en büyük nedeni zaten AK Parti'nin 20 yılda vesayette kaç defa karşı karşıya geldiğiyle doğrudan ilintilidir. AK Parti hükümeti 2016-2017'de yaptığı referandumu iktidara geldiği gibi yapmak isterdi. Ama karşılaştığı engellere bakın, bu partiye kapatma davası açıldı. Bu parti Cumhurbaşkanı çıkaramadı. Hukuksuz bir şekilde Anayasa Mahkemesi engellediği için Sabi Kanadoğlu'nun ortaya attığı bir iddia yüzünden darbeleri vesaireleri şimdi burada kronoloji olarak ortaya koymuyorum. Şimdi dolayısıyla AK Parti'nin üst üste reform yapmasındaki en büyük gaye demokrasi mücadelesiyle eş güdümlü olarak ilerledi. Bu normaldi. Şimdi normalde Norveç gibi bir ülke olsaydık belki bir kere oturulur konuşulurdu. Muhalefet hayır derdi, iktidar evet derdi, geçerdi. Ama burada bir beka mücadelesi de verdi. Bunu es geçmeyelim. Diğer husus da şu. Şimdi bu Selahattin Demirtaş'la ilgili söylenilen mevzu da Kemal Kılıçdaroğlu için, Akşener için veya başka birisi için yönlendirme yapmıyor. 6-8 Ekim olaylarında bizzat Yasin Börü'nün katillerini azmettiren bir kişi hakkında. Mesela Abdullah Öcalan'da yargılanırken hepimiz çok rahat hüküm verebiliyorduk. Toplumun üzerinde mutabık kaldı.
suçlu insanlar vardır. Selahattin Demirtaş'ın hüküm giydiği suçlar da söz konusu. Hı hı. Sadece yargılamaları devam eden durum söz konusu değil. Dolayısıyla onu herhangi bir parti lideri statüsüne koymamak lazım. Olsun, buna hiç katılmıyorum. Yani kişiye özel bir burada hukukun bakış açısı olamaz, olmamalı. Selahattin Demirtaş'ın suçu varsa cezasını çeker. Bakın bunu zamanında AİHM'den bir malumunuz Türkiye'ye yönelik bir şey oldu, bir kınama gerçekleşti. Demirtaş'ın haksız yere tutulduğuna dair. Ne dedi Sayın Erdoğan? Biz asla bırakmayız, karşı hamlemizi yaparız dedi. Mesela bu erkler ayrılığı düşüncesine ne kadar uyuyor? Peki AİHM'e eleştiriniz var mı? Sonuçta demokrasilerde yargıya da eleştiri bakın, olur. Farklı bir şeyden bahsediyorum. Eleştirilebilir gayet mesela, tabii. Ben mesela şunu her zaman AİHM, söylerim. Almanya veya Brüksel PKK'nın yuvası olmuş vaziyette. Bakın şöyle söyleyeyim. Elbette öyle karar alacak. Sizi rahatlatacaksa şöyle söyleyeyim. Ben kesinleşmiş yargı kararlarının bile sorgulanabileceği konu kanısındayım. Yani bunlar Allah hayati değil. O zaman pasisi atalım Avrupa Birliği'nden çıkalım o zaman. AİHM de yaptı tartışabilir. Ama burada Cumhurbaşkanı'nı biz de o zaman karşı hamlemizi yaparız tarzında doğrudan Türkiye'de yürütmenin yargıyı kontrol ettiği gibi bir görüntü vermesini hepimizin kınaması lazım. Bu ayrı bir şey. Peki şimdi evet konu olmuş. Avrupa Birliği'ne de gelmişken. Sevgili izleyiciler bu öğle saatleri itibariyle, öğleden sonra itibariyle Avrupa Birliği liderleri bir araya geldiler. Dış ilişkiler başlığının en önemli gündem maddelerinden biri de Türkiye. Ve Reuters bu arada bir taslak metin sızdırdı biliyorsunuz. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaptırım konusunda anlaştığı ancak bu yaptırımların çok katı olmayacağı, sondaj çalışması yapan şahıs ve şirketlere yaptırım uygulanabileceği haberini servis etti. Şu saate kadar liderlerden herhangi bir açıklama yapılmış değil. Aslında şöyle bekleniyordu ya bu gece ilerleyen saatlerde ya yarın sabah Türkiye ile ilgili görüştükleri konularla ilgili bir açıklama yapılacağı. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok da fazla ırgalamaz dedi. Can Bey sizinle başlayalım burada. Şimdi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nden ne çıkar? O çıkacak bu sızdırılan taslak metin çıkarsa çünkü ülkelerin pozisyonlarını biliyoruz. Yani ağır yaptırım değil bir açık kapı bırakan yaptırım gerçekten Türkiye'yi fazla ırgalamaz mı? Yani öyle gözüküyor. Türkiye'ye bazı noktalarda evet yaptırımlar gelecek bu anlaşılıyor. Ve bunun da biraz sektörel bazda daha simgesel özellikle kişilere yönelik işte kara listeye almalar vesaire gibi bir mantık çerçevesinde ilerleyeceği hatta bunun da ertelenebileceği söylenmekte. İlginçtir bundan iki hafta önceki yine CNN Türk ekranlarında yaptığım yorumda da ben böyle bir şey beklediğimi söylemiştim açıkçası. Yani bir yaptırım kararının çıkacağını ama bunun biraz simgesel kalacağı gibi beklenti içerisinde olduğumu söylemiştim. O yüzden benim açımdan çok fazla şaşırtıcı olmadı. Şimdi peki neden Avrupa Birliği böyle bir karar aldı da Türkiye'ye yönelik daha ciddi yaptırımları içeren bir paket hazırlamadı? Yani mesela neden Türkiye'ye yönelik bir ambargo kararı, bir boykot kararı veya müzakerelerin tamamen dondurulması vesaire gibi, müzakereleri gibi, dondurma, gibi bir karar yani neden alınmadı? Burada bence en başta şunu düşünmek lazım. Ya bizim Avrupa Birliği dediğimiz yapı artık eskisi kadar yekpare bir bütünlük dahilinde hareket edebilen bir yapı değil. Kendi içerisinde zaten bazı sıkıntıları var. Yani öyle bir karar alıp onun arkasında güçlü bir şekilde durabilecek bu noktada herkesin hemen hemen aynı çıkarlara sahip olduğunu düşündüğü bir yapılanma değil. Bir kere böylesi bir sorun söz konusu. Yani çatışan çıkarlar bu noktada var. Almanya uzunca bir süredir aslında Avrupa Birliği'nin tabii Almanya'nın Avrupa Birliği'nin motor gücü olması hasebiyle kurumsal bir sorumluluk duygusuyla hareket etti ve Türkiye ile olan ilişkileri de doğrudan uçuruma atmamaya gayret etti. Ama bu noktada Fransa'nın, Yunanistan'ın ve Kıbrıs'ın çok ciddi baskıları söz konusuydu. Diğer taraftan da bakıldığında işte İtalya'nın ve İspanya'nın Türkiye ile olan ilişkilerin iyice koparılmasından Avrupa Birliği'nin hiçbir kazancının olmayacağı yönündeki söylemleri söz konusu oldu. Mesela bununla alakalı şunu söyleyebiliriz. Ciddi yaptırımlarda evet ambargolardan, boykotlardan vesaire bahsettim. Özellikle silah satışı için bu olabilir. Türkiye'nin de en fazla silah aldığı ülkeler arasında İtalya ve İspanya var. Veya Türkiye'nin en fazla Türkiye en fazla kredi vermiş olan ülkeler arasında yine İtalya ve İspanya var. İspanya. Türkiye'deki farklı birimlere en fazla kredi veren. Yani şimdi böylesi bir durumda Türkiye'nin ekonomisinin daha kötüye gitmesini... Yatırım anlamda Hollanda var. Tabii. Bu ülkeler asla istemez. Yani o yüzden bu noktadaki farklı çatışan çıkarlar Avrupa Birliği'nin bu noktada
yekpare bir duruş sergilemesini engelliyor. Tabii Türkiye haricinde de mesela bu Polonya'daki veya Macaristan'daki siyasi dönüşümlerle alakalı Avrupa Birliği'nde gerçekten ciddi tartışmalar söz konusu. Bu da yine Avrupa Birliği'nin bu noktada ortak bir tavır sergilemesini engellemekte. Ama burada şunu da unutmamak gerekiyor. Sonuçta böylesi bir karar çıkacak gibi gözüküyor. Yani evet şey belki ciddi yaptırımlar değil ama bir yaptırım kararı çıkacak. Adı yaptırım. Bu da evet sembolik olarak bir şeydir. Sembolik. Yani bir gerilemedir Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine. Peki bu neden oluyor? Bunun da sebepleri çok temel olarak söylemek gerekirse 1 Ekim'deki toplantıdan sonra Türkiye'nin 12 Ekim itibariyle Oruç Reis'i tekrar uluslararası sulara göndermesi, orada sondaj çalışmaları devam etmesiydi. Sonrasında bu yaptırımların geleceği anlaşıldığında Türkiye 30 Kasım'da onu geri çağırdı. Ama anlaşıldığı kadarıyla orada bunu kendilerine yönelik bir hamle olarak Avrupa Birliği ülkeleri görmüş oldular. Nitekim ondan evet. Sonra da hem Merkel'in de bu noktada açıklamaları oldu. Avrupa Birliği'nden farklı yine yetkililer de mesafe alınamadı gibi bazı söylemlerde bulunmuşlardı. İkinci husus kapalı Maraş'ın açılması, onun tekrardan ticarete entegre edilmesi, yerleşime açılması vesaire. Üçüncü husus ise Fransa'nın tabii ki bu noktadaki çok ciddi baskısı. Yani Yunanistan ve Kıbrıs'ın baskısı belki o kadar önemli değil ama şimdi Fransa gibi Avrupa Birliği'nin ikinci büyük gücünden bahsediyoruz ve sürekli Almanya üzerinde böylesi bir ısrar içerisinde bulununca yani onun devlet olarak ağırlığını sarsmamak için bile bu noktada Almanya'nın bu yaptırım noktasında biraz böyle ara bir formül bulduğu anlaşılıyor. Ama ben burada şunu çok fazla önemsiyorum. Yani Türkiye'nin biraz söylemlere dikkat etmesi lazım. Bir es verelim o tamam, zaman. Tamam peki. Melik ne bekliyorsun? Yani Reuters'ın sızdırdığı metin çıkar mı? Bir de tabii bir yandan da Avrupa Birliği biraz Biden'ı bekleyecek, Biden'ın tavrını bekleyecek haberleri de dolaşımda. Evet o da var. Biden'ın da ama yaptırımları yumuşatabileceği yönünde haberler de var. Yani çünkü hani S-400'e geçme, yani AB açısından yorumlama. Şu AB açısından ben 3 nedenle çok sert yaptırımlar uygulanabileceğini kanaatinde değilim. Birincisi güvenlik meselesi. Yani Türkiye NATO üyesi bir ülke ve Türkiye'nin güvenliği bizim sınırımızın bittiği yerde onların güvenliğinin başladığı yerdir. Yani Suriye sınırı aynı zamanda Avrupa güvenliğinin başladığı yerdir. İki, terör meselesi. Türkiye DAEŞ'le mücadelede ve özellikle teröristlerin geçişleri noktasında çok iyi bir mücadele verdi. Ona rağmen hani Brüksel'de, Paris'te bombalar patladı. Bir de o DAEŞ'le mücadele edilmediğini ve burada teröre geçit verildiğini ya da önlenemediğini, beceremediğini düşünün. Neler olacaktı Avrupa'da? Dolayısıyla terörle mücadele konusunda Türkiye bir ihtiyaç olduğu hasıl oldu. Üçüncüsü göç meselesi. Mülteciler. Evet, mülteciler meselesi. Mülteciler meselesinde de bunu Türkiye ileri karakoldur anlamında söylemiyorum. Ne olur beni öyle anlamayın. Çünkü daha önce bu ifadeyi kullandığımda bayağı böyle İşte linç. İleri karakol olduğunu itiraf etti. İktidar yanlısı, gazeteci falan diye bir abuk subuk şeyler. O anlamda söylemiyorum. Şu anlamda söylüyorum. Türkiye göçü tutan bir ülke ve bunu bir politika olarak, açık kapı politikası olarak belirledi bunu. Bunu mesela zaman zaman Avrupa'ya karşı bir koz olarak kullanması ahlaki mi? Bence son derece ahlaki. Niye? Çünkü ben Avrupa Birliği'nin yükünü taşıyorum. Ve Avrupa Birliği o yükünü taşıdığım için de bana bir takım garantiler vermiş. Ekonomik anlamda bir takım garantiler vermiş, sorun çözümü konusunda bir takım garantiler vermiş. O garantilerin hiçbirini yerine getirememiş. Getiremediyse ya bu adamların yarısı Avrupa'ya mı gitmek istiyor? Gitsin kardeşim. Demem son derece ahlaki. Yani bu son derece doğal. Dolayısıyla göç meselesi hala Avrupa'nın en büyük korkulu rüyasıdır. Sevgili Hande, Brüksel'de Davutoğlu'nun başbakan olduğu dönemde bu göç serbest vize geri iade anlaşmasının imzalandı. Ben orada toplantı izleyenlerden biriyim. Orada Avrupa'nın nasıl altın aldığını gördüm. Yani bu göç karşısında nasıl panik butonuna bastıklarını gördüm. Ve mesela o toplantıda Türkiye'ni temsil edenler sinirlendi, toplantı terk etti, otele geçtiler. Bunlar otele geldiler. Hı hı. İkna etmek için.
Mesela ama sonuçta o, Türkiye bu kozu kullandığında çok bir şey değişmedi Melik Bey. Yani değişmedi işte, tabii. Sonra işte sözlerinde yani, durmadılar. Tamam, yok hayır şey orada Türkiye sınırları açtı bunlar ha, kapı gittiler açma vesaire bir şey olmadı yani. Doğru yani Yunanistan çok yani, acımasız. Çünkü Türkiye'nin onu bir koz olarak kullanması yok, haklısınız. Bir sonuca varmadı. Yok o haklısınız. Orada Yunanistan'ın aldığı o katı tedbirlerle çok sonuca varmadı ama sonuç itibariyle siz hani işte, tekrar bunu kullanabilirsiniz. Yine de Macaristan duvarı örmekten bahsetti. Ne bileyim Yunanistan, şey Bulgaristan askerlere ilave polise koruma emri verdi. Bir panik yaşadılar ama evet, ne olur yapmayın bu çılgınlık halidir falan diye. İşte adalarda botlara şişlendiler. Yani bir facia yaşadık. Öyle ya da böyle biraz korkuttu. Dolayısıyla göç meselesi şu anda Avrupa'nın korktuğu bir şey. Yani göçe bizim gibi bakmıyorlar. Biz peki Türkiye'nin hiçbir şeyi yok mu? Yani Türkiye mesela ekonomisinden, Avrupa ile ilişkilerden ve benzerinden hani endişe edip eğer Avrupa bu metinle bir denge arayışındaysa Türkiye'de bir denge arayışına girip bazı elbette konularda geri adım atacak mıdır? Şöyle yani ben ben kişisel olarak bir kere Türkiye'nin yerinin Avrupa Birliği olduğuna inananlardanım. Önce onu koyayım bu ayrımı. Birçok sert eleştirilere rağmen yani Avrupa Birliği ilişkilerin kötü olduğu dönemlerde bile ben ısrarla Avrupa Birliği'ni savunanlardanım ve hala da onu savunuyorum. Önce onu söyleyeyim. Yani bravo. Türkiye'nin yeri batıdır, Avrupa'dır. Çünkü batının dışında ölüm tarlası, cehennem. Yani kafayı çevirin her yer cehennem. Avrupa Birliği mükemmel mi? Değil ama daha iyisi olana kadar en iyi o. Kusura bakmayın. Yani bu şey gibi yani aşı nasıl üç tane aşı konuşuluyorsa daha iyisi bulunana kadar Avrupa Birliği en iyisi. Hem gerçi aşı, hangi aşının iyi olduğunu karar veremiyoruz. Orası ayrı bir şey. Yani demokratik norm açısından da Avrupa Birliği ileride bir yerde. Dolayısıyla tabii hani ben bu üyelik meselesini önemseyenlerdenim. O yüzden de ortak ama bir dil yakalanmalı. Kuralları belli. Tamam. Ortak bir dil yakalanmalı. Yani mesela hukuk ve demokraside Türkiye daha ileri ölçütlere yakalamalı mı? Benim cevabım elbette evet. Yani o zaman Türkiye bazı konularda bir şeyler mi yapacak? Ben şöyle bir şey zaman zaman hani tartışıyoruz da ben biraz daha böyle liberal bir kafaya sahip olduğum için şimdi diyorum ki ya bu demokrasi özgürlük meselesine frene basmak sizi duvara çarptırabilir. Yani demokrasi özgürlük meselesi hassas bir mesele. O yüzden öyle böyle demokrasi özgürlükte taviz verdiğiniz anda siz hem dünyada tamam soyutlanıyorsunuz hem içeride bir huzursuzluk başlıyor. Yani demokrasi... Fakat Türkiye'nin bugüne kadar, bunu savunma anlamında söylemiyorum, ne olur beni yanlış anlamayın. Bugüne kadar 2002'den bu yana AK Parti iktidarı hem şeytan taşladı hem tavaf yapmaya çalıştı. Onu da görmek lazım. Yani FETÖ meselesi, Suriye patladı, Doğu Akdeniz patladı. Yani en son işte Azerbaycan, Ermenistan meselesi patladı. Dolayısıyla güvenliği endeksli bir tablo önümüze çıktı. Tamam ama ben bugünden sonrasını soruyorum şimdi, ya. Yaptırım gibi bir şey geliyor. Mart'a bırakıldı, öyle oldu, böyle oldu. Oturup konuşacağız. Üstüne Türkiye bunu yapmazsa daha ağır gelecek dedi. İşte, Türkiye Doğu Akdeniz'e geri adım atacak. Oturup MHP ile olan ilişkilere bağlanıyor. Oturup gelip oraya dayanacak. Güvenlik özgürlük denklemi önemli. Yani Avrupa'nın senden istediği diyor ki o güvenlik özgürlük denklemini kur kardeşim. Şimdi sen de bugüne Avrupa kadar biraz güvenlik tarafı ya daha ağır basmış olabilir. Ama bundan sonra güvenlik özgürlük denklemini oturtacak bir takım reformları zaten sen karar verdin ve duyurdun peki bunu. Hayır, hukuk ve ekonomide reform yapacağım dedin mi? Tabii, reklam tabii zamanı Melik. İnsan hakları evrensel beyannamesini güncelleyeceğim dedin mi? Dedin. Bunları zaten yapacaksın. Ya, o zaman yap. İşte ama dedin de yapacak mısın? Ortak bir o değil. Dediniz, yani dedin zaten yapacaksın dediniz ya. Dedi evet ama yapacak mı? Şöyle yapmalı. Evet yapmalı ama yapmalı yapacak mı? Yapacak kendi bağladı. Ya burada samimiyeti sorgulamak. İşte ben onun da çok fazla emin değilim. Çifte standart bu kadar ortaya koymuş bir ülkenin şöyle mi ödevlerini yapıp Buradan devam edeceğiz reklamlardan sonra. Şimdi Avrupa Birliği yaptırım olasılığını konuşuyoruz ve daha henüz bir açıklama yapılmış değil. Sadece sızdırılmış metinler var, metin var daha doğrusu. Ne olacak? Çıkar mı bu yaptırım? Bu yaptırım Türkiye'yi ne kadar etkiler? Buradan devam edelim. Şimdi hepiniz aslında o arada söz almaya çalıştınız ama Emre Bey sizinle devam edelim. Şimdi buyurun. Şöyle,
Ben bir kere bu Avrupa Birliği ile ilişkiler sürecinde ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girme sürecinde yaptığı, yapması gereken ödev ve yükümlülükleri tamam diyoruz tabii ki de, ama diğer taraftan da Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu çifte standartçı ve Türkiye'deki terör örgütlerine ilişkin menfi tutumunu da görmezden gelmememiz gerektiği kanaatindeyim. Yani evet, Türkiye bir taraftan Avrupa Birliği ile güç dengeleri kapsamında ciddi bir mücadele edebilir. Aynı anda Avrupa Birliği müzakere sürecini ve Avrupa Birliği'ne tam üyelik noktasındaki süreci de samimi bir şekilde işletebilir. Ama koruyarak zaten. Ama burada bizim şunu yapmamamız lazım. Bizim Avrupa Birliği sürecini bir fırsat olarak görüp reformları yaparken Avrupa Birliği'nin bize karşı çifte standartçı bakışına da çok son derece net bir tutum sergilememiz lazım. Özellikle son 7-8 yıla bakıyorsunuz. Türkiye samimi olarak her şeyi ortaya koyuyor. Türkiye daha önce birçok fasılı açtı. Özellikle bu Kıbrıs Rum kesimiyle olan mevzulardan dolayı bazı fasıllar açılamadı ya. Dedi ki hadi onu bir kenara bırakalım. Ya bari diğer fasılları açalım. Biz bu noktada bak yeterliliğimizi tam manasıyla ortaya koyuyoruz. Onu bile tıkadılar. Veya onun dışında şimdi bu özgürlük güvenlik dengesiyle alakalı Avrupa Birliği'nin yaklaşımı da bir garip. Şimdi adamlar bize şunu söylüyor. Özgürlüğü bir istismar aracı olarak kullanıp demokrasiyi rehin almak kaydıyla güvenlik politikalarınızdan vazgeçin diyor. Nasıl vazgeçin diyor? Bir taraftan diyor ki benim güvenliğimi sen sağla diyor. Suriyeli mültecileri kendi ülkende tut diyor. Bir taraftan Rusya'yı dengele diyor. Bir taraftan enerji koridoru anlamında diyor bana rağm ol diyor. Ama Türkiye'nin hakkı ve hukuku çerçevesinden pastadan pay almasına ilişkin her türlü şeye de itiraz ediyor. Doğu Akdeniz'de bunu gördük. Turizm meselesinde bile sondaj gemimizi yaptığımız faaliyetleri ne yaptılar? Bahane ettiler. Şimdi bu yaklaşımı bir kere açıkçası bizim çok net bir dille telin etmemiz lazım. Diğer husus da şu. Demokrasi, özgürlük noktasında Avrupa Birliği'nin bize doğru düzgün bir yaklaşımı son dönemde olmadı. Osman Kavala ile Demirtaş'a ve bazı FETÖ mensuplarına ilişkin söylemleri var bunların serbest bırakılmasına ilişkin. Onun dışında ne işin kavramsal boyutu kaldı, ne Türkiye'nin ödev ve yükümlülükler kapsamında somut realiteye dayanan bir hususu kaldı. Osman Kavala, Demirtaş, PKK ile mücadelenin zayıflaması, Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan vazgeçmemiz. Artık bir beka problemi olmaya başladı bu. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin bu yaklaşımlarını bir kere çok net bir duruş sergilememiz lazım. Ama diğer husus da şu, ben Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye adam gibi bir yaptırım uygulayabileceğini zannetmiyorum. Bir kere böyle bir gücü yok. Avrupa Birliği kendi güvenliğini zaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ABD'ye teslim etmiş bir ülke. Ve ekonomisi de daha çok ABD üzerinden ilerleyen bir ülke. Ve alternatif pazarlar noktasında Japonya gibi, Türkiye gibi ülkeler her zaman işte geçmiş tarihsel yürüttükleri ilişkiler kapsamında önemli olmuş. Bakın ABD 3-4 yıl Avrupa'dan elini ayağını biraz çeker gibi oldu Trump döneminde. Hem ekonomik olarak çok ciddi bir sıkıntı yaşadı. Hem de güvenlik anlamında ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Macron girdiği her meselede, Azerbaycan meselesinde, Lübnan meselesinde, Libya meselesinde, Doğu Akdeniz meselesinde çuvallıyor. Ve sadece işi geldi der, dayandılar, Türkiye'ye ders vermeliyiz kompleksine kadar indirdiler. Stoltenberg de bunu gördü, NATO'nun genel sekreteri. Öyle açıklamalar yapıyor ki, yani Avrupa Birliği diyor, açıkçası realitenin farkında olması lazım diyor. Türkiye diyor, Avrupa Birliği'nin hem sınır güvenliğini sağlayan hem mülteci noktasında buradaki durumu kontrol eden ülke ve aynı zamanda ekonomik ilişkilere dikkat çekiyor. Şimdi eğer Avrupa Birliği Türkiye'den vazgeçme noktasına gelecek kadar bir yaptırım uygularsa ama kendi öyle görünmüyor. Öyle bu öyle görünmüyor. Bunun ben Fransa'nın özellikle Macron'un kompleksinden ileri gidebileceğini düşünmüyorum. Zaten Can Hocam özellikle Avrupa Birliği'nin diğer ülkeleriyle Türkiye'nin ilişkilerini ve bu anlamda Türkiye'ye karşı konsolide bir yaklaşımın olmadığını verilerle çok ciddi noktada ortaya koydu. Bir de şunu unutmayalım. Türkiye 5-6 yıl önceki Türkiye değil. Türkiye'nin Suriye'de mevzilenmiş, Güney Kafkasya'da mevzilenmiş, Doğu Akdeniz'de çok ciddi noktada mevzilenmiş. Buralardaki kozlarından dolayı manevra kabiliyeti de yüksek. Avrupa Birliği Türkiye'yi bir yerden sıkıştırmaya kalkarsa Türkiye onu 3 yerden sıkıştırmaya kalkar ve bunda da başarılı olur. Ama bu hep böyle çalışma mı gidecek yoksa? Şöyle. Yoksa şöyle, buradan böyle hafif bir şey çıkacak ve bir daha çok diyalog zemini mi ortaya çıkacak? Buna Avrupa Birliği karar verecek. Eğer Avrupa Birliği Türkiye'yi Biden'ın gelişiyle beraber, çünkü ABD ile öyle veya böyle çok ciddi tarihsel bir ilişki içerisinde, Trump döneminde hadi diyelim ki biraz zayıfladı.
Eğer Avrupa Birliği Türkiye ile yeni bir sayfa açmak istiyorsa Türkiye ile bu anlamda uzlaşmacı bir yolu seçebilir. Bu onu gösterecek bu zirve. Ama eğer Avrupa Birliği Türkiye'yi artık eskisi gibi yorumlarsa, edilgen, oryantalist bir bakış açısıyla, çifte standartçı bir bakış açısıyla Türkiye'yi bölgesel bir lider olarak görmeden, kendi tahakkümünde bir ülke olarak görürse, o zaman bu çatışma sürer. Türkiye bu çatışmanın da Avrupa Birliği'ne daha fazla maliyet getireceğini bildiği için bu çatışmayı sürdürmekte de ben beis göreceğini zannetmiyorum. O zaman tam Ali o Aydar, noktada bir... Ama bir söz vereyim ona da çünkü hani hepimize süre yetmeyecekti. Çatışmadan kastım tabii siyasi, diplomatik anlamında. Çok farklı noktalarda aslında krizler yaşanıyor. Bu noktaya gelmesinin nedeni bence Doğu Akdeniz'deki ki Türkiye orada son derece haklı ve meşru bir mücadele veriyor. Bizim oradaki tezlerimiz haklı tezler ama sonuçta bir alan daraltılması gerekiyor. Bunu da Macron yapıyor. Çünkü Macron Merkel sonrası Avrupa'nın liderliğine oynuyor. O yüzden de böyle bir şeye ihtiyacı var. Yani bir tür düşman yaratma stratejisi ve onu tırnak içinde bir yenilgiye uğratma ya da belli bir sınıra çekme. Buradan da kendi iç kamuoyunu daha kendini güçlendirme çabası. Ama tabii Türkiye-Avrupa ilişkileri sadece bunun üzerinden değerlendirecek ilişkiler değildir. Türkiye-Avrupa ilişkileri bence çok daha derin ilişkilerdir, önemli ilişkilerdir. Ben de Melik gibi Türkiye'nin yerinin... Peki bu derin yerinin, ve önemli ilişkilerde hafif yaptırım mı bekliyorsun? Bir olumsuz bir sürecin başlandığını düşünüyorum. Hı. Bu da çok hani hafif diye nitelendirilebilir ama bu kadar da hafif almamak lazım. Şundan dolayı, şimdi bakın AK Parti döneminde Türkiye yaklaşık 600 milyar dolar dışarıdan sıcak para buldu. Bunun %80'i Avrupa Birliği'nden. Yani sizin Avrupa Birliği dediğiniz ülkeler hali hazırda dünyanın en güçlü ekonomilerini oluşturuyor. Dolayısıyla ben AK Parti'nin bir güç dengesi okumasında bir sorun olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir okuma yaptı AK Parti. Amerika gücünü kaybediyor, Avrupa Birliği gücünü kaybediyor. Yeni bir dünya kuruluyor. İşte Çin güçleniyor, Rusya güçleniyor. Tarih bize şunu söylüyor. Bu imparatorluklar güç ekseni bu kadar kolay değişmiyor. Yani Çin dediğiniz ülke bile Amerika'yla sıcak bir çatışmayı asla göze alacak bir ülke değil ki her şeyde taviz verebiliyor. Çin'den bahsediyoruz ki Rusya da aynı şekilde. Dolayısıyla Türkiye'nin Avrupa ilişkilerini daha farklı bir zeminde ele alması gerekiyor. Bu bir karşı çıkış her defasında ya da ilişkileri gelme noktasında değil. Daha önce yaptığı gibi üstürüplü bir diplomasiyle, iyi bir diplomasiyle, kaliteli ve nitelikli bir diplomasiyle bu süreci gerçekten daha farklı bir noktaya taşıyabilir. Şunu unutmamak lazım, biz kırılgan bir ekonomiye sahibiz. Bu ekonomi herhangi bir Avrupa Birliği ya da Amerika'dan gelecek olumsuz bir söylemden bile çok ciddi bir biçimde etkilenebilir. Hele dolar ve euro bu kadar almış başını gitmişken sizin şöyle bir şey söyleme lüksünüz yok. İşte ne derse desin kardeşim bizim umurumuzda değil tezi ya da söylemi çok doğru bir söylem değil. Türkiye'nin gerçekten Avrupa Birliği'nin kendisine biçtiğini demiyorum. Ortaya koyduğu değerler açısından söylüyorum. O değerlerle ilgili mutlak surette yerine getirmesi gereken bir takım sorumluluklar var. Bunu sadece Avrupa Birliği için okumak da yanlış. Bunu kendi toplumu için yapılabilir. Yapmak zorundadır da. Bunu yaptığı zaman ilişkiler daha farklılaşacaktır. Ama gerginlik politikası evet bize de yaramayacaktır, Avrupa'da yaramayacaktır ama ben Emre gibi düşünmüyorum. Bize daha çok zarar verecektir. Çünkü karşınızda bir blok var. Yani yarın öbür gün ilişkiler sertleştiği zaman Avrupa'da Almanya ayrı davranacak, Fransa ayrı davranacak. Blok işte, olarak hareket İtalya, İspanya mı? Ama işte öyle bir noktaya gelir ki bambaşka bir hal alır. Karşınızda bir blok bulursunuz. Şu an evet farklı ilişkiler var, onun farklı çıkarlar var vesaire falan ama son kertede Amerika'ya da yarın Biden çünkü hani o Reuters'ın sızdırdığı şeyde şu da var. Amerika'nın tavrına da bakılacak deniyor. Amerika'nın tavrına bakıldığından kasıt hani Biden gelecek Türkiye ile ilişkiler ne olacak vesaire falan. Ben evet. Türkiye'nin yeni dönemde yani Biden sonrasında farklı ilişki sistematiğine geçeceğini düşünüyorum. Örneğin mesela Jeffrey şöyle bir açıklama yaptı. Belki gözden kaçmıştır. Türkiye, Mısır ve İsrail ile yeniden ilişki kuracaktır. Bu... Tabii şöyle o zaman Türkiye bir şekilde yani hani... Zaten Türkiye'nin şu an mesela Mısır istihbaratı ile istihbarat örgütleri evet. arasında görüşmeler var. İsrail ile bir yürüyen bir takım ekonomik ilişkiler olduğunu evet. biliyoruz. Bu önümüzdeki dönemde dönüşebilir ama şimdi bunu söyleyip bunu söylüyorsan demek ki Türkiye'yi o yola da bir şekilde zorlayacağım demek değil mi bir yandan evet, da mesajı? Yani bu farklı bir şey. Yani Türkiye daha doğrusu bunu... doğru söylüyorsunuz buraya da yönel.
Evet, hani, belki de öyle kabul edilir bilmiyorum. Yani Türkiye'nin de çıkarı buradaysa Türkiye'nin bu şekilde hareket edeceğini ya, düşünmüş olabilir. Zaten şöyle bir mesele var. Şimdi yani genel olarak şunu söyleniyor. Ya işte ya statüko kötü bir şeydir deniyor. Evet doğru. Yani baktığınız zaman kavramsal olarak öyle. Ama mesela Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de bir statüko vardı. Yani İsrail bizim yanımızdaydı. Amerika bizim yanımızdaydı. Mısır'la hiç sorunumuz yoktu. Yani Mısır'la sorunumuz yoktu. Dolayısıyla o statükonun parçalanması bize büyük bir dezavantaj getirdi. Biz haklıyız ama mesele şu, sadece haklı olmanız yetmiyor. Bunu anlatabilmeniz, bunu kabul ettirebilmeniz ve yanınızda sizinle birlikte hareket edecek büyük güçler bulmanız lazım. Ama biz o büyük güçler... O zamanki gibi atakla sonuçlandırmıyorum. Mesela Türkiye'nin 10 yıl önce Mısır yanındayken ortaya koyduğu iddialarla bugünkü iddialar bir değil. Ben bugün Doğu Akdeniz'de Libya ile bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladım. Ama Emre unutmayalım, bu bir süreç. Yani bizim bu, Mısır'la ne gibi çakışan çıkarımız var? Bir şey söyleyeceğim hocam, şu hep yani kaçırılıyor. Bakın şunu unutmayalım, bu hala bitmiş bir süreç değil. Tırnak içinde bizim henüz doğru dürüst bir kazanımız yok. Hala ortada, yani tırnak içinde maç ortada. Bunun kime döneceği, kimin burada başka hangi güçlerin devreye gireceği ve sonucu nasıl olacağı, Libya'da nasıl bir iktidar yapılanmasını yaratacağını daha bilmiyoruz. O yüzden biz hala bir sürecin içindeyiz. Katılıyorum yani o süreci... ama şu olacak, biz eğer buna dayanacak kondisyonu ortaya koyarsak, işte bu şununla o. alakalı. Eğer sen o kondisyonu kazanırsan bu ülkeler seni, ya bu zaten şu an şu var, Türkiye'yi bölgesel bir aktör olarak kabul edip etmeme noktasında şu an bir mücadele var. Ya Türkiye bu sınavı başarıyla verip o saatten sonra ittifaklarını genişletecek. Eğer kondisyonu yetmezse, bu noktada geri adım atarsa zaten eski statüko çok rahat bir şekilde tekrar dizayn olur. Şu an Türkiye'nin bu noktadaki inatçı tutumu tamamen şununla alakalı. Meseleye ilişkin bağışıklık kazanmak ve sonuç alıp artık Avrupa Birliği'nin veya işte Körfez ülkelerinin Türkiye karşısında bu kadar sert konumlanmayalım. Yo, adamlar artık belli noktada kazandılar demesiyle ilgili. Şu an bu mücadeleyi veriyoruz. Ama biz bu noktada eğer geri adım atarsak bu eski bütün kazanımları mevcudu da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı o münhasır ekonomik bölge anlaşmasına kadar gidecek bir süreci doğurur. Bir dakika. Geri adım olmayacaksa Avrupa Birliği ile ilişkiler daha da mı gerginleşecek? Böyle mi bakmak lazım? Hayır, gerginleşmeyecek. Ben o yüzden diyorum Avrupa Birliği'nin bu noktada daha rasyonel olması lazım diye. Zaten Türkiye, işte Cumhurbaşkanı... Ama Doğu Akdeniz konusunda Avrupa Birliği'nin net bir beklentisi var. Avrupa Birliği'nin net bir beklentisi birlik olarak yok. Yunanistan'ın ve Fransa'nın net bir beklentisi var. Yunanistan'ı koçbaşı olarak kullanan bir Avrupa Birliği var. Ama İtalya'sı, işte o Güney Avrupa ülkelerinin bu anlamda rigid bir tutumu yok. Buradaki güç dengelerinde mesela Fransa duruma göre geri adım atacak, duruma göre Türkiye geri adım atacak. Ama burada bizim bir haklılığımız söz konusu ve bizim geri adım atmak gibi bir lüksümüz yok. Avrupa'nın böyle bir lüksü var. Avrupa şu an Rusya'ya alternatif bir gaz koridoru oluşturmak istiyor ya. Ama bunu ne yapmak istiyor? Körfez ülkeleri ve İsrail üzerinden yapmak istiyor. Türkiye'yi aradan bypass etmek istiyor. Türkiye de diyor ki beni bypass edemezsin. Avrupa Türkiye'yi bypass etmeden bu sorunu çözebilir belli bir uzlaşma zemininde. Ama Türkiye bypass edilmeyi bir uzlaşma, bir müzakere aracı olarak asla kullanamaz. Peki tam da böyle bir ortamda yani Avrupa Birliği, Türkiye, Doğu Akdeniz varken Doğu Akdeniz burada da olacak şimdi. Var da zaten. Ama bir de Amerika var. Yani Amerika ile de Doğu Akdeniz konusu var, Kıbrıs konusu var. Suriye ama var. Tabii Suriye var, Irak var, var. Ama asıl S-400 var. Şimdi Temsilciler Meclisi'nden geçti. Senato'dan belli ki geçecek. Büyük öyle ihtimalle görünüyor. Geçecek. Hem de yani gene yüksek geçmeme rakamlarla. Geçmeme ihtimali yok canım. 3'te 2 evet, de çoğunlukla geçecek. Sağlayarak geçecek. Peki ne olacak? Şimdi mesela Reuters'ın Reuters'ın bir haberi var. Amerikan kaynaklarına dayanarak yazılmış. İkisi ABD yetkilisi olmak üzere Reuters'da konuşan 4 kaynak. Amerika'nın yaptırımları uygulamaya hazır olduğunu bildirdi. Yaptırımların her an açıklanabileceği ifade edildi. Cuma günü yapılmasını beklediklerini ifade ederken bunun bazılarının bugün bile duyurulabileceğini söylediğini ifade etmiş habere göre. Şimdi bir de Avrupa Birliği boyutu var. Yani o zaman Trump imzalayacak diye mi bakıyoruz?
Yani Biden'ı beklemeyecek mi? Bu Reuters'ın haberine bakıldığımda... Tabii Reuters'ın her haberi doğru çıkmıyor. Şimdi, çıkmıyor. Uluslararası Haber Ajansı Reuters diye burada işte doğal olarak biz her haber ajansını okuyoruz. Ama illa ama doğru çıkacak diye bir şey yok da senatodaki öngörüyü biliyoruz en azından. Ama evet. Bana sorarsan burada ya bir kere bu Reuters'a üfleyen kaynak Pompeo. Kaynak Pompeo. Bir şey bilerek söylüyorum. Evet. Yani öyle. Ben de kendi kaynağıma güvenerek söylüyorum. Bir dakika, bundan sonra Amerikan polislerini sorarım. Tabii. Hayır, az gerçekten. Evvel Pompeo ile konuştum Reuters'a, geldim diyorsan o ayrı. ABD'nin iç politikası Türkiye'nin iç politikası. Bunu üfleyen Reuters'a Pompeo. Üflemesinin nedeni de Avrupa Birliği diyor ki elini korkak alıştırma. Yani bu aslında Avrupa Birliği'ne mesaj vermek için Pompeo Reuters'a servis. Ya da ben yapıyorum sen yapma diyor, olamaz mı o zaman? Tabii sen yap. Yapma. Devamı da gelir. Hayır hayır, Avrupa Birliği'ne diyor ki bak biz böyle sert yaptırımlar yapacağız. Haberin olsun, sen de elini korkak alıştırma. Yani bu tamamen Pompeo kaynaklı. Çünkü Trump bunu yeni yönetime bırakmak istiyor. Bırakır mı bilmiyorum Biden'a. Bırakmasa daha iyi. Trump yapsa daha iyi. En azından Trump 5 tane yaptırımdan bir tanesini falan uygular. Yani Biden olsa belki hepsini uygulamaya kalkar. Eğer o şey kampanya sürecini göz önünde bulundurduğumuzda bu kadar Türkiye karşıtı pozisyona bakarak söylüyorum. O koltuğa oturduğumda biraz durum değişebilir de. Erdoğan dedi yani bildiğimiz biri sonuçta, oturup konuşuruz diye. O yüzden bunun ben taktiksel olduğunu düşünüyorum. Yani Reuters'a bunu üfleyenin Pompeo olduğunu eminim. Bilgiye dayalı söylüyorum bunu. Tahminim de benim işte Avrupa Birliği'ne bir mesaj veriyor. Bilgiye dayalı mı söylüyorsun? Efendim? Bilgiye dayalı mı söylüyorsun? Yani ben Pompeo bir kaynağıma olduğunu sordum. Büyük ihtimalle bunu söyleyen Pompeo'dur. Ama şu... Melik Bey de emin şu, ama kanıtlayamaz. Siz de eminsiniz ama kanıtlayamazsınız. Böyle olduğuna yemin yani. Edebilirim. Yo, eminim yani kaynağıma sordum bu nereden çıktı diye. Şunun ya bu çok mantıklı. Pompeo diyor. Hayatın kaynak Pompeo diyor. Tahminim şunu olabilir, yanlışlığını olabilir. Kabul etmek lazım ama yani Türkiye'nin Amerikan seçimlerinde ilk defa bir, bu denli bir başkanı tutması çok anlaşılır bir şey değil. Yani sonuçta iki başkan adayı var ve ikisinin kazanma olasılığı var. Dolayısıyla tırnak içinde birine yatırım yapmak bizim gibi bir ülke açısından çok anlaşılır ve kabul edilebilir bir şey ama değil. Ama CHP de biraz değil, bayağı bir şeye yatırım yaptı. Yani Biden'a. Mesele şu, yani iktidarın penceresinden bakmak başka. Yani sonuçta ülkeyi yönetiyorsunuz. Bu ülkeyi yöneten iktidar. Dolayısıyla dakika, ülkeyi CHP'nin temsil ediyorsunuz. Biden'a yatırım yaptı, ya kabul yok mi? Bir şey de. Yani, yani şöyle, iktidar partisinin Trump'ı desteklediğine ilişkin resmi bir söylemde veya ima yollu bir şey çok bulamazsınız. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Biden'la karşılıklı olarak bir flörtleşmeye girdiğini de Twitter ve o, diğer söylemler bilmiyorum. Üzerinden. Ben onu bilmiyorum. Yani ben isterseniz medya yani üzerinden olsun. Böyle bir resmi görüşme aslında. Resmi değil, medya üzerinden flörtleştiğini. Yok öyle bir ona, şimdi ona şöyle, bak. Mesele şu, muhalefeti destekleyeceğiz, hayır, bak, Erdoğan'a darbeyle değil seçimle indireceğiz. Yok, i̇şte ya, Kılıçdaroğlu'nun daha öngörülen başkan şimdi, olduğu halde bütün hiç, ülkelerden hiç önce tebrik etmesi. Gerek yok. Yani bu bütün Türk maalesef dünyada şöyle bir bu bütün bu popülist liderlerin ortak özelliği şu. Bütün dünya bize saldırıyor. Ya kimse kimseye saldırmıyor. Herkesin durduğu bir yer vardı aslında da. Yani oturup yanlışa da yanlış deme durumundayız. Ama yani biz Türkiye Cumhuriyeti olarak neden Trump'a yatırım yaptık? Ya ne hani ne özelliği yapmadık var ya? Yaptı ya. Kim yapmadık? Ben hiç mesela şeye sordum. Dünyada bak ben, dünyanın ben bunu hangi ülkesine gidersiniz? Ben Çavuşoğlu'na sordum, bunu yazdım da. Sonra kendi açıklamalarda söyledi. Biz kimin geleceğine bakarak değil, kendi politikalarımız bellidir. Kim gelirse gelsin, konularımız ve muhatabımız bu, bellidir. Bir şey söyleyeceğim. Melik Bey, seçim döneminde. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Trump eğer olursa bu 5 yaptırımdan belki şimdi bir tanesi de uygular. Ama Biden hepsini ya uygular. Bu bir, o bir yorum. Sizin de burada bir... O yorum olabilir. Tamam, bak, o yorum olabilir. Siz de burada Trump'ı Biden'a karşı tercih ediyorsun. Bak şöyle. Yani burada bir mantık. Hayır, pratik şöyle, bir şeyden dolayı. Bakış açısı olarak bunu ortaya koyuyoruz. Ama hayır, onu söylemiyorum. Şundan dolayı bence bir sıkıntı var. Bir saniye, bir şey söyleyeceğim. Pratik bir şey var. Şimdi bugüne kadar hani çok alışılığa bir şey, gelen bir şey. Hande Fırat çok daha iyi bilir. Normal seçim gecesi bir gün sonra kazanan başkana tebrik yollanır o ülkenin cumhurbaşkanı tarafından. Biz kaç gün sonra Biden'a şey yolladık? Belli değildi ki ya.
Ama değil, bir de şu var ya. Bir de şu var. Değil işte. O tebrik yollanmadı ama Anadolu Ajansı üzerinden. Adamlar. Bir dakika. Anadolu Ajansı üzerinden şöyle bir haber yapıldı. Trump zamanında işte bu Cemal Kaşıkçı cinayeti gerçekleşti. Bunun üstü örtüldü. Trump yönetimi geldiğinde acaba bunu açıklığa kavuşturulacak mı diyerek çok net bir zeytinden uzatıldı o noktada. Adamlar rezil bir seçim yaşadı. Sistemleri berbat. Amerikan televizyonlarında haber oldu ama. Aramayan liderler diye haber oldu. Bizde birazcık kriz çıksa herhangi bir seçimde, o da talih meselede olarak, Türkiye'deki seçimlerden, demokrasiden bilmem ne endişeliyiz derler. Amerika'da bunun bin katı yaşandı. Daha adamın öngörülen başkan olarak şöyle, şey olmadığı ortada yani, hemen tweet attım. O biraz Trump'ın şahsından. Bir dakika, süren bitiyor ya, şuna dönelim. Şimdi kısa kısa hepinizden alayım. Nasıl yaptırım? Amerika yaptırım. Yani Trump mı imzalar? Biden'a bırakır mı? Katılır mısın? Eğer Trump imzalarsa daha mantıklı şeyler çıkabilir. Ben Trump'ın imzalayacağını düşünmüyorum. Hani bu işi Biden'a bırakacaktır gibi geliyor bana. O zaman yeni yasama yılına geçiyor. Evet ama her halükarda bizim yeni bir konsept, daha barışçıl, daha demokratik, daha müzakere açık bir yaklaşımla dünya ile ilişkilerimizi yeniden formüle etmemiz gerekiyor. Ay iyi de şimdi Amerika'nın barışçıl yaklaşımla falan burada bir ilgisi yok. Amerika'nın S-400'le alakası var şu an tamamen. Tabii, ya Türkiye kendi S-400'le dolu kasa yaptırımı diyor. Hayır, şöyle aynen öyle. O zaman şuna bakacak Türkiye. Yani içinde bulunduğu konum. Yani ben bir NATO ülkesiyim. Dolayısıyla bunun bir yaptırımı var. Bana bunun hangisinin maliyeti daha ağır? Yani şu bir tercih olabilir Türkiye açısından. Diyebilir ki kardeşim ben S-400'leri kullanacağım. Bu benim meşru hakkımdır. Ben kendimi savunacağım. Ama o zaman da hepimizin yani iktidarın bütün Türkiye'yi şuna ikna etmesi lazım. Ağır yaptırımlar olacak. Bunun ekonomik faturası ağır olacak. Hep birlikte büyük bir fatura ödeyeceğiz. Ama öyle bir ikilemde de değiliz. Çünkü bizim kendimizi savunabilmemiz için tek yol S-400 değil. Patriot da değil. Gidip üçüncü bir ülkeden de yüksek irtifa hava savunma sistemini alabilirdik. Veya işte hem aynı zamanda bakın aynı zamanda hem görüşünde o dönem batıyla ilişki içerisinde diyorum bakın üçüncü yani ülke derken şimdi üçüncü ülke buradaki derken temel mevzu şu bizim temel sorunumuz bence biz söylemde ve attığımız adımlarda ölçülü olmuyoruz. Şimdi mesela bugün Avrupa Birliği konusunu konuştuk. Avrupa Birliği'nin bugün vurguladığı hususlardan bir tanesi şuydu. Hükümetin dilindeki bunu belki hiç tartışmadık. En başta belki bunu tartışmamız gerekiyordu konuyla alakalı. Avrupa Birliği karşıtı retorik çok fazla. Onu söylüyorlar. Diyor. Yani bunu mesela çok Reuters, önemli dile getirdi. Şimdi siz hem Reuters adamlara söylüyor. Nazi derseniz, şimdi ama siz hem adamlara ırkçı derseniz, hocam, hem İslam karşıtı yani derseniz, düşman derseniz, yurt dışı başına sonra da onunla birlikte ideal bir ilişki kuramazsınız. Hocam siz Gezi yani olaylarından bizim, beri yurt dışı bakın, basın nasıl olduğunu biliyor musunuz? Bizim buradaki temel sorunumuz şu diktatör, sultan. Biliyorum bakın ama bizim yani bunlar ama çok aşağılıkça yorumlar. Bakın siz basından bahsediyorsunuz ama. Basından değil Macron da söyledi. Hükümetin yaptığı doğrudan açıklamalar sıkıntı Macron da yaratıyor. Söyledi diktatör bakın, olarak bizim burada ettiler. Yapmamız gereken nedir Türkiye'nin? Türkiye gayet tabii ki her ülkeyle ilişkilerini ideal bir şekilde sürdürebilir. Ben asla tek taraflı davranalım sadece batı odaklı adım atalım demiyorum ama temel sorunumuz şu, biz doğuya veya işte Avrasya hattına yaklaşmanın sınırını tam çizemiyoruz. Şimdi mesela gidiyoruz, Şangay İşbirliği Örgütü'ne bizi de dahil edin diyoruz. Sen hem Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde kaz olarak kullanıyor hem de hocam, bunu Avrupa Birliği ile işte ben bunu birlikte devam ettirmek istiyorum ama diyemezsiniz. Can Bey, en son, veya siz buna Nazi deyip, siz buna ırkçı deyip, İslam düşmanı deyip, daha sonra onunla birlikte İslam olamazsınız. İslam düşmanlığı yapmıyorlar mı hocam? Bunu vurgulamayalım hocam, bunu biz yapalım, bunu biz söyleyelim ama bunu devletin lideri mesela, çerçevesinde söylerseniz mesela Peygamber Efendimiz'e Fransa'nın meydanlarında hakaret edilirken bizim liderimizin buna çıkıp siz İslam karşıtı ve İslam düşmanısınız deyip o bir tercihtir. Buna bir tepki koyması sizce absürt bakın, bir durum mu? Eğer siz absürt değil ama eğer siz bunu yapıyorsanız o zaman da ben Avrupa Birliği içinde yer alıyorum diyemeyeceksiniz. Yani öyle şunu yani, mu diyorsunuz? Budur. O bana bir haksızlık yapabilir. Ben buna cevap verirsem o zaman kardeşim sen de Avrupa Birliği içinde yer alıyorsun. Ya ben niye onunla bir mücadele lazım? Avrupa Birliği'ne doğru adım belli bir süreci işletmiyorum. Türk yani bakın son süreçte de Avrupa Birliği'ni biz Avrupa Birliği sadece Fransa'dan ibaret görmüyor. Avrupa Birliği son süreçte ben Türkiye ile olan ilişkilerimi düzelteceğim demedi ki Türkiye söyledi. O zaman demek ki adım atmak noktasında Türkiye Avrupa Birliği'ne hedef almıyor ki. Türkiye'nin o zaman demek ki buna yönelik adım atması lazım. Hayır şunu diyorum çok basit olarak. Doğru. Sizin yapmaya çalıştığınızla söyleminizi ölçülü bir şekilde ortaya koymanız gerekiyor. Bu kadar basit. Şimdi şöyle S-400 almak benim hakkım mı? Hakkım. Evet. Değil mi? İslam karşıtlığını en sert şekilde tepkimi koymak hakkım mı? Hakkım. Ve ben bununla bir müzakere süreci yürütüyorum. Sonuçta buradaki diğer ülkelerde bana Fransa ve Almanya'daki gibi bir tutum söz konusu değil. PKK'lıları, FETÖ'cüleri beslemiyorlar. İslam karşıtlığı hepsini yapıyor diyemeyiz.
ve ben bunlara karşı net bir tavır ortaya koyduğumda şu mu olacak? O zaman senin de kardeşim Avrupa Birliği'ni Birliği'ne müzakere süreci tavır, yürütmeye bak, hakkın yok mu net diyeceğiz. Net bir tavır tabii ki sergileyin de. Yani Nazi lafını kullanmak durumunda değilsin mesela. Ya, yani bu adam bunu söylemeyin. Sultan ya, demiş, bu kadar basit. Diktatör demiş. Ya bunu şunun için söylüyorum. Bu Nazi vesaire gibi kelime. Ya burada sultan denildiğinde bu Türkiye'de insanlar açısından rahatsızlık yaratan bir şey değil ki. Nasıl? Ben mesela bunu rahatsızlık yaratan bir şey olarak görüyorum. Mesela bazen görüyorum Türkiye işte yeni Osmanlı Sultanlığı'da. Bunu hangi Sultanlığı manada söylüyor? Bunu övgü olarak Türkiye'de çoğu insan alır. Ama Almanya'da demokrat Avrupa ülkelerinde... Hayır şunun için söylüyorum. Orada bakın, demokrasi düşmanı ilan ediyor. Almanya'da vesaire hani siz de takip ediyorsunuzdur. Oralarda Nazi vesaire gibi kelimeleri kullanmanın bir işte karşılığı var. Orada şey Türkler öldürülmüş, Merkel üstünü kapatmış. Ya ben burada bu benzetmeyi yapmayacak mıyım? Sevgili Emre bak tekrar söylüyorum. Bu noktada senin gayet tabii ki protesto etme hakkın var. En üst perdeden bunları yapma hakkın var. Ama yani bu tür kelimeleri kullanmasan ölür müsün kardeşim ya? Tamam bu kadar ama mesele. O da bana demesin dakika, o zaman. Bir dakika, ya, biraz oradan bakın mesele. Bir dakika mesele tek başına kelime de değil. Zaten Amerika'da kelime değil şu an. Yani Amerika'nın meselesi şu an diyor S-400. Ki S-400'ü paketle koy kenara. Aynen. Yoksa bu yaptırım geldi diyor. Yani doğru. Geldi zaten. Evet S-400'ü kaldı. Burada diyor. Belki Melik'in söylediği aslında mantıklı, en mantıklısı. Yani Trump'ın bunu erteleme hakkı ama galiba yanılmıyorum değil mi? Senato'dan belli bir çoğunlukla çıkarsa bu sefer erteleme hakkı yok. Üçlü olursa tabii yok. Evet. Belki en hafifini işte hayata geçirebilir ya da işte bırakır. Ha, bence de veto hakkı yok ama sonraki başkana bırakabilir. Evet, sonrakine yani bunun kelimeyle şununla bununla ilgisi yok. O zaman somut adım bekliyor. Tabii somut adım bekliyor. Şimdi Türkiye bunu dönüp çok rahat tabii ki diyeceksiniz ki Türkiye Amerika'ya ne yaptırım yapardı da. Ya kardeşim sen S-400'ü kullanma diyorsun da sen de bana ülkeme darbe yapan, adam öldüren örgütün başı değil mi? Tabii, gayet evet. Güzel rahat rahat oturuyor. Tabii canım. Biz o günden beri Amerika Birleşik Devletleri'ne herhangi bir şey yaptık mı uyarıp koli göndermek dışında? Evet işte yok. O. Uluslararası siyasetin gereklilikleri maalesef. Tamam yaptı hali yapılmadı. Evet. Yani beyefendi orada hala rahat oturuyor değil mi? Onun arkadaşları ya da işte beraber bu işi örgütlediği insanlar ama abi onu göndermemesinin çok mantıklı bir sebebi var kendisi tabii, açısından. Tabii tabii yani ona bir onu şey gönderdiği an o kişi ama gelip burada neler anlatacak kendisi. Ama bugün S-400 nedeniyle bir Türkiye bir şekilde. Başka ülkelerde kullandığı ajanlara da kötü tabii, örnek tabii, olur. Tabii tabii kötü örnek olur. Yani demek ki ben kullanıp atabilirler. Türkiye bir karşı karşıya. Yani ne olacak şimdi Cumhurbaşkanı Biden'ı tanıyorum dedi. Evet Biden'la oturdular. Obama ile Erdoğan konuşmazken Biden'a bir dönem küslük demeyelim ama aralarındaki ilişki... Soğuk rüzgar estiğinde rüzgar Biden esti geldi. Ve Biden görevliydi. Hayır, evet. Telefon görüşmelerinin hepsini Obama yerine Biden'la yapıyorlardı. Yani onlar görüşüyorlardı. Yeniden kurulabilir ilişki. Şimdi bu ilişki kurulabilir de bu yaptırım gölgesinde mi kurulacak? Yani bu Türkiye en azından şunu yapar mı S-400'de? Kullanmıyorum der mi? Şöyle... Bunun tabii ki de aktif hale getirilmesi artık o diplomatik müzakere sürecinde belki bir zamana bir takvime yayılır. Ama en nihayetinde Türkiye artık bunu yekten kesin olarak kullanmıyorum noktasına ben geleceğine inanmıyorum. Bunun yanlış olacağı kanaatindeyim. Bakın yani bunu tarihten bir örnekle sonlandırayım. Ben tabii ki de işin o boyuta geleceğine inanmıyorum. Türkiye ABD bölgedeki güç dengeleri noktasında optimum noktayı bulacaktır. Temennim ve rasyonel olarak bakış açım bu. Ama iş çok artık inada binerse bizim kaybedeceğimiz ABD'nin kaybedeceğine göre daha fazla olduğu için nasıl vakti zamanında Bülent Ecevit'le Necmettin Erbakan çok cesur bir çıkışla Kıbrıs noktasında bir irade ortaya koydular ve biz onların o gün belki ambargo ile karşı karşıya kaldık. İşte büyüklerimiz onun bedelini ödedi ama bugün Doğu Akdeniz'deki hak mücadelemizde elimizde ciddi bir koz olarak duruyorsa bu S-400 meselesinin de aynı duruşla ortaya konulması gerektiği kanaatindeyim. Ama son raddede. Ama onun haricinde bir takvim belli bir plana yayılabilir. Burada ABD'ye de çok fazla bir inat güdülmeden veya alternatifler sonuçta Patriot'ları da alacağımızı söylüyoruz. Ama Türkiye'nin egemenliğinden taviz vermeleri gibi bir beklentiye inatla girerlerse ben Türkiye'nin ama burada bir de Rusya var. Taviz vereceklerini düşünmüyorum. Nasıl? Orada bir de Rusya var. Yani tek başına biz S-400'den vazgeçtik. Ama aldık zaten. Ben zaten hiçbir koşulda buna Rusya geleceğini düşünmüyorum. Ben sattım. Takvime yayılabilir. Artık isterseniz domates taşıyın bunları. İster al depoya kaldıysa parasını verdin artık. Kuşlarla ilgisi yok. Tabii yani şöyle bir şey. Şunu da bilmiyoruz. Şunu da bilmiyoruz. Trump'la yönetimiyle bir şekilde temasa geçildi mi? Trump imzalayıp
en hafif yaptırımları uygulayacak mı? Yani en hafif yaptırımları seçecek mi? Bunu da bilmiyoruz. Ama her halükarda bize bir maliyeti olacak. Her halükarda bize bir maliyeti olacak. Evet, olacak ama burada yaptırım yerine hafif yaptırım burada, tercih edilebilir. 20 Ocak'ta değil mi devralıyor Biden hükümeti? Evet, 20 Ocak'a kadar 20 bu Ocak. Olabilir. Bütün tartışmalardan bağımsız Faik Öztrak da dediği için söylüyorum. Faik Öztrak S-400'ün alınmasını Kılıçdaroğlu çok destekliyor demişti, kurulmasını. Biz evet bütün dış politikadaki söylem, üslup veya farklı hamleler noktasında mutabık olmayabiliriz, tartışırız. Ama S-400 üzerinden müstakil olarak bir yaptırım kararı alırsa muhalefet, iktidar ve Türkiye'deki tüm toplumsal kesimlerin vereceği sınavda çok önemli. Çünkü en nihayetinde büyük başkentler bir ülkeye yönelik bir hareket yapacağı zaman içeriden de bunun karşılığını görür müyümü bakarlar. Eğer muhalefet burada iktidarla beraber dik bir duruş sergilerse ben yaptırım konusunda da ABD'nin çok cesur bir şekilde hareket edebileceğini düşünüyorum. Tam o zaman şunu söyleyeyim o halde. Az önce Emre güzel bir şeye temas etti. Dedi ki Kıbrıs'ta biz böyle bir adım attık, ondan sonra gelen yaptırımları görsek dedi. Ama AK Parti kurmayları her fırsatta işte eskiden yağ kuyruğu vardı, Türk kuyruğu vardı diye konuşup duruyor. Ondan yani sonra Türkiye'nin ambargodan bağımsız da karneleri vardı da o yüzden. Yani ondan sonra 80'lerde 90'larda da ambargonun Türkiye'ye yönelik olarak çok güçlü bir şekilde varlığını sürdürmesinden dolayı oldu. Evet bence de bu noktada Türkiye'nin bir bütünlük sergilemesi gerek. Ama o zaman da bu AK Parti kurmaylarından da bir öz eleştiri beklerim. Bunu söyleyenler de en azından. Şöyle, ambargodan sonraki yağ kuyruklarından bahsetmiyorlar ki, bu ondan sonra da oldu. Hayır, şunu diyorum. Daha öncesinde Türkiye'de bu 70'lerde bazı noktalarda Avrupa ABD'den tabii bu ambargo gelmeden önce Türkiye bazı mallara daha kolay ulaşılabilirken daha sonrasında bu sorunlar ortaya çıkmışsa ve bu bugün halen siyasi rant elde etmek için dile getiriliyorsa o sizin söylediğinizle burada uyuşmayan bir tavır var diyorum. Doğru olan o tavırdır. Bugün de bunun sergilenmesi gerekir. Gayet tabii ki gerekir. Ama bunda şunu da söyleyeyim, öyle bitireyim o zaman. Yani bu noktada da ABD'nin Türkiye'ye neler önereceğine bakmak lazım. Mesela atıyorum şöyle bir farz misal. ABD bize dedi ki bu S-400'leri depoya kaldırın. Siz ne kadar verdiniz buna? 3 milyar. Ben size 10 milyar dolar veriyorum. Elinizdeki 176 tane S-400 var. Onun da 5 katını Patriot veriyorum onun yerine. Mesela böyle bir şey dedi. Yani farz Amerikalılar bunu yani demezdi. Demez ama hani hasreti verdi şunun için. Hani böyle bir şey Amerikalılar o kadar parayı alır 3 tane verir. Pişman olduklarına eminim. Böyle atıyorum, böyle bir şey denildi. Ya o zaman bu olmazdı zaten. Bu S-400 mevzusunu onur meselesi haline getirmeyi. Parasıyla alamadı zaten. Hiç parasıyla alamadık. Yani bunu diplomasi önünü açmak gerekiyor. Demek istediğim bu. Evet ama herhalde zaten önümüzdeki süreçte o diplomasi biraz yani hafif adım yaptırım olursa muhtemelen zaten bayağı bir göreceğiz gibi görünüyor. Mesela Türkiye adım atıyor. Türkiye hala diyor ki ya Patriot'ları alırım diyor. Ama onu da vermiyor. Yani şimdi artık böyle olunca uzlaşma zemini olmuyor. Yani çünkü Patriot'ı bunu kurduğun sürece alamazsın diyor. Kaldır öyle konuşalım diyor gene. Ama o zaman sen rehin almış oluyorsun müzakere zeminini. Koşul olarak onu sunuyor. Tabii tabii. Yani o S-400 başlarda S-400 peki başlarda S-400 hiç mevzu bahis değilken niye Patriot'ları verdi? Temel mesele o zaten işte. Şimdi o zaman ben samimiyetine nasıl inanacağım S-400'leri kaldırdığınca? Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmezler. Bu arada süremiz bitti. Hepinize çok teşekkür ediyorum sevgili izleyiciler. Gece görüşünün sonuna geldik. Umarım gelecek hafta daha iyi haberlerle karşınızda oluruz. Sizlere de tekrar teşekkürler. İyi akşamlar.